23 Mart Cuma akşamı Türkiye'nin gündeminden iyi geceler. Ee, bu hafta çarşamba gecemizi sevgili Şirin Payzı'ndan Sayın Kılıçdaroğlu'na hediye etmiştik. Ee, çok da önemli açıklamalar geldi o geceden. Ee, ama o geceki konuklarımızın büyük bir kısmını da e, koruyarak bu akşam yine e, Türkiye'nin gündemini masaya yatıracağız. Afrin operasyonu artık e, askeri anlamda bitti gibi. Şimdi Sinjar'ı konuşuyoruz. Ee, öte yandan hafta başından bu yana yargıdaki atamalar meselesi, adalet meselesi yine gündemimizde. Ee, pek e, siyasette ittifak tartışmaları bu haftayı biraz sakin geçirmiş gibi gözükmekte ama e, aşağıda ne oluyor onları da konuşmaya gayret edeceğiz. Hemen konuklarımı tanıtarak başlayayım. Devlet Eski Bakanı Akademisyen Sayın Önay Alpago, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili. Hoş geldiniz siz de efendim. Hoş bulduk. Ee, Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Sayın Hakan Bayrakçı. Hoş geldiniz ve de Şunluk. geçmiş olsun. Birazdan soracağız ama evet. inşallah zor geçmemiştir. Emniyette geçirdiği, e, geçen hafta hepimizi de heyecanlandıran bir gecesi var. Sayın Hakan Bayrakçı'nın e, İhsan Aktaş Genel Araştırma Şirketi Başkanı. Hoş ha. geldiniz bir kez daha efendim. E, Yeni Şafak Gazetesi yazarı Sayın Kemal Öztürk. Hoş geldiniz. Ve araştırmacı yazar Sayın Mustafa Şen. Siz de hoş geldiniz hoş Mustafa Bey. Ayağınıza sağlık. Ee, şimdi birazcık e, bu şeye geçmeden Afrin'e ve Türkiye'nin diplomatik alanında ne olduğunu e, konuşmadan Hakan Bey şu meseleyi izleyiciler merak ediyor. Vallahi niye gözaltına alındınız, nasıl geçti onu bir kısacık bize anlatın. E, çünkü anladığımız kadarıyla bunu yaşıyoruz. Mesela Ahmet Hakan da benzeri bir şey yaşamış ve emniyet sisteminde, adalet sistemindeki bir ufak pürüzden dolayı böyle bir Sabaha karşı gözaltına almıştı. Nasıl geçti geceniz? Onu bir, bize bir izah edin. Merak yani, ettik, e, endişe işte ettik. Gözaltı, e, gerçi aylarca, senelerce siyasi ya da fikirleri nedeniyle içeride yatanlar var. Doğru. Yani tabii biz bir gece kalmışız bir şey değil de. E, ayrıca öyle bir kötü muamele falan da görmedik. Bilakis e, gayet herkes medenice e, görevini yaptı. Şöyle ben siyasi ne, o, o, kapı çaldığında bile ilk e, anladım yani çünkü e, siyasi bir şey olmamalıydı ne neyi olacaktı e, başka bir şey de aklıma gelmiyor bu saatte gece bir buçukta niye polisler gelir diye e, bir dava eski bir davanın e, iki defa taşınma geçirdiğimiz için geçtiğimiz yıl içinde işte o adresten bulamamışlar en sonunda yakalama çıkartmış fakat tabii o konu yani yakalamaya değer bir e, konu mu onu bilmiyorum. İşte herhalde onu savcı da öyle takdir etti. Ya da e, işte kim karar verdiyse. Ama bu sürecin kağıt yollanıyor o kağıt size ulaşmıyor ve sonuçta bulamıyorlar. Öyle mi yürüyor o, o hikaye yani? O, öyle yani olay da mi? öyle ama şimdi yani haftada bazen 4 saat burada yayında oluyorum. 4 saat öbür e, diğer kanalımızda haber Türk'te oluyorum. Olsun. E şimdi yani bu 4 saat boyunca gelip buradan alabilirler işte ortadayım bir de canlı yayın yani yazıyor canlı diye. Ee, ama yani Türkiye'deki bu aslında prosedür böyle. Doğru. Yani o şeyi e, davaya, mahkemeye şayet e, işte ulaşamamışlarsa illa getirilmesi gerekiyorsa şahsın iki gönderiyor, üç gönderiyor kağıdı, dördüncü de yakalama çıkarıyor. Bu yakalamaya değecek bir konu değil ama Geçmiş olsun. Nasipmiş tabii. yani her şeyin bir siftahı vardır. Vardır tabii bize. İnşallah siftah olmasın tabii Senin de. Senin de tabii Arkası yaşaması. gelen şey siftahdır. Emniyetimizin, adaletimizin iyi işlemesi Geçmiş hepimizin e, dileği. Şimdi buradan e, hemen Afrin meselesine geçerek başlayalım. E, Türkiye enteresan bir şekilde operasyonu hızlı e, bir noktalama ile 18 Mart gibi tarihi bir günde tamamladı. Ardından çok yoğun bir insani yardım ve kamu diplomasisi atağına kalkmış durumda ee, ama karşı tarafta çok e, boş durmuyor. Bugün mesela Amerikalı komutanların bir memleket ziyareti var. Çarşıda geziyorlar. Tıpkı bizim e, askerlerimizin Afrin'de halkla yan yana gezmesi, yardım dağıtması gibi neredeyse Amerikalıları da benzerini yaparken görüyoruz. Bu bunların ne anlama geldiğini sormak için. Hemen benim bir e, Kemal Öztürk'e sormam lazım. Çünkü o süreçleri, bunun medya algısını vesairesini en iyi bilen isim. E, nasıl gidiyor sizce? Görüntüsü, algısı ve dışarıdan bakışı Afrin Operasyonu'nda e, şimdi olarak. Bir kere e, büyük bir e, memnuniyetle ve takdirle e, hepimizin Türk Silahlı Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri ve e, devletinin yaptığı bu başarılı operasyonu kutlamak gerekir. E, Orta Doğu bölgesinde ee, bu tür operasyonlar yapabilen devlet sayısı çok azdır. Evet, Türkiye bu operasyonu yapabilen ama çok da başarılı yapabilen bir devlet olduğunu göstermesi açısından Afrin operasyonu çok kritik bir e, mesaj oldu bana göre. Çünkü PKK'nın ve PYD'nin arkasında Amerika'nın olduğu, lojistik destek verdiği, silah verdiği ve uluslararası diplomasi ve medya alanında da çok yoğun destek verdiğini biliyor herkes. Buna rağmen Türkiye son derece başarılı bir planlamayla askeri planlamayla Afrin'i kuşattı ve herkes şunu bekliyordu ki ben de doğrusu öyle bekliyordum. E, şehir savaşları başlayacak, sokak savaşları başlayacak Allah korusun çok sıkıntı çekeceğiz diye beklerken kağıttan kaplan bile değilmiş. Yani bir Üfürmeyle bir hafif yelle e, yıkılıp gitti PKK. Afrin'den gitti. Şimdi ondan sonraki yapılan açıklamaların hepsi lafı güzaf. Yok işte biz gittiysek savaşı kaybettik anlamına gelmez. Yok çekildiysek savaşı şöyle Salih Müslüman açıklamaları bunlar. Ve bunlara da tabi uluslararası medya çok yer verdi. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. PKK Türk ordusuna karşı direnemeyeceğini anladı ve çekildi. Doğru. <laughs> ve bana göre de çok başarılı bir şekilde Afrin operasyonu kısa sayılabilecek bir sürede tamamlandı. Aslında bunu çok fazla anlamamamızın sebebi bana göre Afrin'i iyi anlatamamaktan kaynaklandı. Bana göre Türkiye hem kendi iç kamuoyuna hem de dünyaya Afrin'in ne olduğunu çok iyi anlatamadı. Mesela birinci yanlış Afrin ikinci kandildir demek. Bu yanlış bir şey. Öyle mi? Neden? Tabii ki Afrin birinci kandildir kandili de doğuran ana üsttür. PKK ilk önce Afrin'e yerleşmiştir. Baba Esed'den almıştır onu. Lojistik, eğitim, insan kaynakları ve mühimmat deposudur. Afrin, PKK Oradan kaçtı zaten. Evet. Öcalan. Ve bütün Türkiye'ye girişlerin önemli bir kısmı Afrin bugün askerlerimizin Kullandı. özellikle aşarak geçtiği o dağlardan Türkiye içine Amonasu dağlarının uzantılarına kadar giden yol PKK'nın adeta bir militan otobanıydı. Ve bu Afrin Kandil'i doğurdu. Kandil'e militan yetiştirdi. PKK sempatizanı bütün siviller Afrin'e taşındı. Ve orada PKK için insan kaynağı üretildi resmen. O yüzden Afrin'i savunmak ve Afrin'de direnmek için akla hayale gelmeyecek tüneller, siperler, Altyapılar, silah depoları, mühimmatlar yığıldı oraya. Çünkü Afrin PKK'nın ana rahmidir. Bu çok kritik bir yerdir yani. Bu yüzden çok direndi e, Amerika, Rusya bizim oraya girmememiz için. Bakın Münbiç o kadar önemli bir yer değildir bizim için. Sincar da o kadar önemli bir Bence yer değil. değildir. Afrin en kritik yerde ve çok şükür şehit sayımızın az olması da ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir başarısıdır ve bu operasyonla birlikte büyük bir moral çöküntüsü içindedir e, örgüt. Hepsi hikaye. Biz direneceğiz, yok gerilla savaşı yapacağız, yok şöyle yapacağız. Hepsi hikaye. Afrin'i PKK büyük bir hezimetle kaybetmiştir. Amerika desteğine rağmen. Depolardan çıkan silahlara bakın. Ve sadece Amerika silahı yok burada. Tabii. Rusya silahı da var. İran silahı da var. Suriye silahı da var. Alman silahı da var. Aklınıza gelebilecek her devletin silahı çıktı bu depolarda. Yıllardan beri Türkiye'nin feveran ettiği, bağırdığı, feryat ettiği ya bu örgüte destek oluyorsunuz olmayın olmuyor. Yok canım biz olmuyoruz nereden çıktı bunlar dediğinin dediklerinin kanıtı Afrin'de bulundu şimdi. Ben yine daha önceki tartışmalarda da söyledim. Devlet orada bulduğu her materyali çok sağlıklı bir şekilde kaydetmesi lazım. Apo posterlerinden tutunuz da <laughs> PKK filamalarına, diğer devletlerin silah mühimmatlarından tutunuz da dökümanlarına kadar hepsini iyi kaydedip uluslararası e, Adalet Divanı'nda da dava açması lazım. Terör örgütüne destek oldu bu devletler. Kanıtı burada. Nerede? İşte bakın silahlar bu, fotoğraflar bu, belgelerde bu. Bu uluslararası bir suçtur. PKK uluslararası bir terör örgütü olarak hem Amerika tarafından hem Avrupa tarafından kabul edilmiştir. Ama YPG biliyorsunuz kabul edildi. Ama oradaki bayraklar Apo'nun bayrağı. Filamalar PKK'nın filamaları. Listeler PKK örgütünün listeleri. Okullarda çıkan verilen dersler hepsi PKK'yı anlatıyor. Bunların hepsi bir delildir. O yüzden çok sağlıklı bir şekilde kaydolması lazım. Ve dava açmak lazım. Hem Amerika içinde dava açmak lazım hem de Avrupa'da Lahey'de açmak lazım biliyorsunuz. İran'a silah verdiği için Watergate skandalında Amerika'da dava açıldı Ante e, Amerika Ante devletine karşı. Biz de bunu yapmalıyız şimdi. Çok net bir şekilde çıktı ortaya. Şimdi Afrin o kadar stratejik bir yer ki bir tarafında İdlib var, diğer tarafında Münbiç var. İkisinin ortasında. O yüzden ikisini de e, jeopolitik olarak boşa çıkarttı şu anda. Türkiye oraya güçlü bir şekilde yerleştiği andan itibaren kör bağırsak gibi ikisi de düşecektir yani. İkisinin de lojistiği e, kesilecektir. O yüzden çok kritik bir yer. Ben e, münbiçi vereceklerini düşünüyorum. Çatışma olmadan bile verebileceklerini düşünüyorum. Bunu Amerika verecektir. Tek şartı Fırat'ın doğusuna geçme diyecektir Türkiye'ye. Türkiye'de sen bir münbiçi ver bakalım ondan sonra o kısmı konuşuruz diyecektir. Ondan sonraki kısmını nasıl konuşacağını da hepimiz göreceğiz. Ama şaşırtmaca bir hamleyle Türkiye bir de Sincar'ı baskı yapmıştır. Yani PKK'yı bir de arka taraftan kuşatma hamlesi yapıyor. Bu da önemli bir psikolojik baskı oluşturdu örgütte. Yani Sincan'dan bu tarafa, Afrin'den bu tarafa geldiğinde PKK iki yer arasında sıkışacağını ve baskı altına alacağını hissediyor şu anda. O yüzden ben son derece başarılı gittiği kanaatindeyim. Bunun Kamu diplomasisinin e, hala ben çok iyi yürütüldüğü kanaatinde değilim ama Afrin'i e, ele geçirdikten sonra özellikle askerlerimizin yardım çalışmaları, sivillere yapılan Halkı, yardım e, çalışmalar son ya. derece e, en azından başarılı, başarılı evet. E, bu şu enteresan tabii bu sizin partinizin çok güzel getirdiği bir şeydi ve anladığımız kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri de özgür Suriye ordusunun e, operasyonda durması gereken yeri belli bir noktadan sonra kısıtlamış gözüküyor. Evet. Yani hiç yan yana resim görmüyoruz komutanlarımızı, askerlerimiz mesela. Ee, özellikle o yağma iddialarından sonra. Bir o açıyı da değerlendirir misiniz? Ee, bir de girmesin, evet. Sayın Genel Başkan'ın ordumuz girmesin sözü çok üstünde kalmış durumda evet. şu anda. Şimdi tabii konu Afrin olunca e, çok dikkatli olmak gerekiyor. Ve e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kendimizi e, tam olması gerektiği gibi de doğrusu anlatamıyoruz. Veya biz anlatıyoruz da. E, anlamak istemeyenler farklı anlamaya evet. çalışıyorlar. Şimdi tespitlerimizi yapalım. E, biz başından beri e, Afrin operasyonunu destekledik ve destekliyoruz da. E, ama bunun e, AKP'nin özellikle Suriye'deki son yıllardaki hayalci, e, macera perest, e, gerçekçi olmayan politikalarının bir sonucu olarak oraya girmek zorunda kaldığımızı da mutlaka söylüyoruz. Yani Afrin'e niye girmek zorunda kaldık? Bu yığınaklar nasıl orada yapılabildi? Orada nasıl böylesine yalnızlaşabildik? Diye sorularını da sormak gerekiyor elbette. İkinci nokta, zaman zaman bugün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları var. Dinlediğimiz zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nı e, bu Afrin operasyonu kime karşı yapıldı diye doğrusu sormamak elde değil. Şimdi Afrin operasyonu oradaki terör örgütüne karşı yapıldıysa ki öyle yapıldı. E, o zaman niye burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunun üzerinden bir e, saldırı bir e, eleştiri getiriliyor. Ya bu 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 hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor? Yani, cidden bunu anlamak, anlamakta güç çekiyorsunuz. Ben cidden. size anlatırım. Üç, üç tane <laughs> şey söyleyeyim. Yok yok onu Mesela... konuşuruz tamam ben bir, bitireyim. Epeyce hikayesi biraz ortada kalmıştı. Evet. Yani, bu, e, ya, dolayısıyla burada e, bu tip konularda yani ulusal meselelerde yani e, hazır e, Türkiye'de yaygın geniş bir e, ortaklaşmada var iken başta Cumhurbaşkanı'nın bunu bozmaması gerekiyor. Çünkü sorumlu davranmak gerekiyor. Orada e, Türk askeri başarılı bir operasyon yapıyor, bedel ödüyor ve onun bedeli üzerinden Türkiye'de siyaset yapma, yeniden siyaseti şekillendirme, hatta oy kazanma çünkü öyle şeyler de oldu. Bu ihtiyaçlara girilmemesi gerekiyor. Biz burada Afrin operasyonunun olabildiği kadar az kayıpla bitmesi gerektiğini söyledik. Hatta ilk başta Sayın Genel Başkanımız hava operasyonlarının öneminden bahsetti. Sonrasında yaygın bir biçimde e, şehir savaşları başlayacaksa eğer başlarsa hem kayıplarımızın çok artabileceği hem de bunun uluslararası bir baskıya dönüşebileceği sivil ölümler üzerinden bunları partisi liderinin ayrıntılandırması çekincelerini söylemesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Yani Afrin'e girmeyin demesinin sebebi kayıp. E elbette tabii ki yani başka ne olabilir? Biraz önce sizin de sözünüzü düzeltme gayretimde açık açmak isterim. Şimdi bizim açımızdan PKK ile YPG arasındaki bağ açıktır. Yani Bunun tartışılacak bir tarafı yoktur. Ama orada somut olarak YPG var. Ve YPG de ne Amerika açısından ne de Rusya açısından ne de dünya açısından terör örgütü kabul edilmiyor. Yani Dolayısıyla bu, oradaki lahey süreci lazım tartışılabilir yani onu söylemek Afrin çalıştım. doğrudan PKK bölgesiydi. YPG orada birinci rol sahibi değildi. Diğer bölgelerde YPG vardı. Ben var. uluslararası Biz aslında PKK ile savaştık. Hiç itirazım yok buna. Değil, buna itirazım yok. Ben bunu uluslararası hukuk açısından söylüyorum. Yani laheye gidecekseniz ben orada iki tane resim buldum, beş tane bayrak buldum. Yeterli olmayabilir anlamında Yok, coğrafi anlamda şöyle yani, bir ayrıma hı. ihtiyaç var. Mesela işte Fırat'ın batısında YPG var ve doğrudan Amerikalılarla beraber çalışıyorlar. Fakat Afrin'i ne ABD ne Rusya bir YPG olarak tanımlamadı. Orada doğrudan PKK'nın münhasır alanı olarak tanı tanımlandı. Dolayısıyla YPG desteğe gelse de, ABD silah verse de biz PKK ile savaştık. Hani işin adı PKK-Türkiye savaşı diyebiliriz. Benim buna itirazım yok. Hı hı. Başka bir şey konuşuyoruz. Anladım. Hı hı. Yani anlatabildiysem eğer. Bu hukuk, uluslararası hukuk açısından söylüyorum ben. Yoksa orada e, bir başka sizin sorduğunuz konu e, Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki oradaki Öso yapılanmasının niteliğinden dolayı Türkiye'nin oradaki varlığına ve oradaki varlığının dünyadaki algılanış biçimine zarar verebileceğini ne dikkat çekiyor? Bu, bu aslında sorumlu bir, şey sorunlu sorunlu bir davranış değil mi? Yani bakın zaten Murat, ilk başta bir, şey bir, sorunlu, bir, bir cümle bitireyim size soracaksınız. Ee, i̇lk başta bir yağmalama görüntüsü oldu. Çok kötü bir görüntüydü. Hemen Silahlı Kuvvetler gereğini yaptı. Bu olması gerekendi. Evet. Ya yani Biz burada sorum, sorumlu, olumlu, şey katkı yani, veren... Sıkıntılı bir evet, olmuş, yani, kabul etti ve müdahale tabii, etti. Tabii, bu, bunlar olumlu şeyler. Tabii. Dolayısıyla da burada e, bu birliktelikleri, bu duruşu bozmaya dönük e, ve bunun üzerinden içeride siyaset devşime dönük şeyi başta Cumhurbaşkanı hiç kimseye ben yakıştıramıyorum. Buyurun. Ben gerçekten öğrenmek ve merak açısından soruyorum. Yani Afrin operasyonuna karşı CHP gerçekten siyasetin siyasetin iyi kurduğunu düşünüyor musunuz? Yani siyasetini, iletişimini, dilini iyi kurduğunu düşünüyor musunuz? Yani daha Afrin operasyonu başladığında Sayın Öztürk Yılmaz'ın genel başkan yardımcısı olarak başlattığı ÖSÖ, El-Kaide'nin içinden çıkmadır. Tartışmasından tutunuz da işte Afrin içine girmeyin tartışmasına kadar kafalarımızı karıştıran yani CHP ne demek istiyor? Niye buna giriyor? Yani ben hatta şunu savundum neden CHP eline bayrakları alıp sokaklara dökülüp Mehmetçikle beraber hareket etmiyor? Yani niye böyle şeyler <laughs> niye yapmıyor? yapsın? Yani AKP'liler yaptı mı? Biz zaten yani Mehmetçik'in yanındayız ya bu bu niye sokaklara dökülsün ki CHP'ler? Niye böyle bir şey beklediğiniz i̇şte anlamadım ben. Şu açıdan çünkü böyle hissetmiyor kamuoyu. Hayır, öyle ama düşünmüyor. Bakın kamoyu. Ben ben bir Hı, sözüm var. Yani söyleyin. siz bunları sağlıklı bir şekilde yaptığınızı gerçekten düşünüyor <laughs> musunuz CHP olarak hala? Şöyle e, burada bir e, kendini yeteri kadar anlatamama diye başladım. Ya bunun bir defa en önemli sebebi e, bizim kamuoyu oluşturmak konusundaki olanaklarımızın yani medya alanlarının dar olması. Bu birinci sebep. İkinci sebepte baştan itiraz ediyorum. Ama edeyim. bakın bir dakika. Burada burada e, Sayın Öztürk Yılmaz... Ama durun. Yani Sayın Öztürk Yılmaz'la ilgili konuyu ama zaten Genel Başkan a, Yardımcısı Ama bakın bu kanallarda konuş vardınız. Konusunda. vardınız ya, da. Siz vardınız, tartıştınız. Sayın Öztürk Yılmaz da bu konulara çok vakıf. Bölgeyi çok benim, iyi benim bilen. Eski ve size de yani. size de gerektiği cevapları vermiş ve verebilecek birisiniz. Şu söylemek yani yani ben Ama sorunuz da kapalı değil de anlamında söylüyorum Benim tamam ama bakın biz CNN Türk'te bir programlı olmuyor. Bakın Türkiye'de Böyle muhalefetin kendini anlatabileceği alanlar son derece daralmış durumda. Bu bir. İkincisi de tam da benim üstüne e, dokunmak istediğim konu. Yani başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere CHP'yi şeytanlaştıran, CHP'yi e, sanki e, Türkiye'nin ulusal meselelerinde bir tarafmış, yani karşı tarafmış gibi göstermeye çalışan, anlamsız. Ee, söylemini ben anlamakta güçlük çekiyorum. Ama siz niye Bakın, bunu anlamıyorsunuz ki? Yani böyle Genel şey başkan çünkü. yardımcınız kalkar derse ki Mehmetçik'le beraber cephede savaşıp şehit düşen kişiler Heh, el kaydeden tamam şimdi, derseniz ne tamam. diyecek şimdi yani? Ilk, sorunuzun ilk bölümü cevapladığımı evet. düşünüyorum. Şimdi ikinci bölüm ÖSO. Bakın bu ÖSO'nun geçmişini biraz konuşmakta fayda var. Biliyorsunuz ÖSO bu e, daha Davutoğlu döneminde yani Suriye'ye girilecekti. Ee, namazlar kılınacaktı iki günde ele geçirilecekti orada da böyle ihvan benzeri bir yapı kurulacaktı kuşak tamamlanacaktı anımsayın o günleri ve yangına bir e, benzin bidonuyla gidildi orada ve bu gidilirken yetmedi İstanbul'da toplantılar yapıldı konferanslar yapıldı oraya da bütün o selefi örgütler toplandı o sıralar Amerika ile ortaklık vardı onlarla birleşildi eğit donat programları yapıldı ve onların uzantıları bugün ÖSO'dur ÖSO bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim orada işimize yarıyorsa burada bir sorun yoktur. Ama ama orada ÖSO sonuç olarak bir e, işin içerisindeyse biz de e, ÖSO ile ilgili bu düşüncelerimizi de düşünceleri? işte söylüyoruz. Dikkat etmek lazım bunlara diyoruz. Bunlara dikkat edin diyoruz. Doğru değil mi bu? Aynen bunların ama. kim kaderin, olduğunu, kaderin bakın kaderin bunların, değil. bunları iyi ne? kontrol etmek gerekir diyoruz. Mı? Yani ÖSO ne zaman bizim e, Mehmetçiğimiz kadar şehit olma, yani aynı statüde şehit şey olma daha fazla. hakkına kavuştu? Şehit sayısı daha fazla. Bakın şehit Bakın şehit sayısı daha fazla olmasın zaten. Ben ÖSO düşmanı değilim. E ama öz soyla yani savunuyorlar. Aynı Burada çok statüde yani düşünülmesi, çok, çok değerlendirilmesi şey. benim içime dokunuyor. Sizinkine dokunmuyor. Yani bu çok tuhaf bir yere gidiyor. Yani adamlar vatanlarını yani almaya, geri almaya çalışıyor. Oradaki öz kaç tanesi Suriyeli Allah aşkınıza? Çoğu hepsi Suriyeli. Çoğu. Büyük kısmı Suriyeli bile değil. Bir Çoğu. Dünyanın her yerinden. Bakın öz benim tersi, meselem değil. Tam tersi. Bakın tamam. öso benim meselem değil. Benim meselem şu. Bence sizin çok önemli meselemiz olmuş. Aynı şey bakın. Açıkça söylüyor ama buranın üzerinden gelebileceğiniz bir yer yok. ÖSO orada Mehmetçik'ten daha önce bir yerde savaşıyorsa ÖSO, ÖSO benim için sorun değil. Yani ÖSO bunu yapabilir. Yapsın da. Yani Mehmetçik'in giremeyeceği, girmemesi gereken veya öncelikle orası ÖSO giriyorsa girsin. Burada bir sorun yok. Yani ÖSO'nun orada kullanılması ile ilgili bizim bir kaygımız yok. Ama bizim ÖSO'nun niteliği ve yapabilecekleri ve önümüzdeki süreçte Türkiye'nin başına açabileceği riskler ve sorunlar açısından bizim bunu uyarma görevimiz var. Bunu yapıyoruz. Ya, yani ÖSO'yu hemen bir anda bu kadar da tam. melekleştirmeye gerek yok demiş yok, Yani bunu da bir anlaşılmayacak bir taraf yok. Ya bu buradaki anlaşılmayan şey şu Murat Bey. Ee, siz e, CHP CHP daha doğrusu o dediğiniz dönemde uyarı değil doğrudan ithamda bulundu. Uyarı hepimizin hepimize yapması gereken bir şey. Ee, terörist olarak nitelenen ÖSO 3 gün önce eee İŞİT'e karşı savaşıyordu. O zaman bu itham yok. Yani bu işte karşı savaşan ÖSO teröristtir bunlara dikkat edin. Yani o Türk ordusu işte karşı bir e, terör terör mücadelesi veriyor o sırada yanında ÖSO. Siz o sırada e, aynı cümleyi kullanmazsanız gelip PKK ile savaşırken PKK'ya karşı bir terör mücadelesi verirken bunu kullanırsanız bu kafalarda soru işareti yaratır ve yarattı. Ve bunda Cumhurbaşkanı da haklıdır. Bakın aradaki fark şudur. Herkes. Aradaki Arada çok, fark yoktur. çok net bir fark var. Yani Bak, sizin... Öso, hayır, çok net evet. bir fark var. Birinde, Sayın birinde Öso bulunduğu yerde bir savaş yürütüyor işi de karşı, ama diğerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin askeriyle yan yana bir operasyon yapıyor, hayır, askerimiz Suriye de aynı. toprağına giriyor. Büyük fark var. Fırat, Fırat, Fırat Kalkanında böyle. da, Fırat Kalkanında, yanımız böyle. Fırat kalkanında da yanımızdaydı. Fırat Kalkanında da yanımızdaydı. İşite karşı e, savaşıyordu Öso. E, o zaman e, terörist değil. Bir de savaştığı bakın karşı savaşı şey iş Murat Bey. E ben e dediğiniz şey yani sizlerden olmadı mı bilmiyorum. ÖSO özür dilerim. Dışarıdan gözleyen bir gazeteci olarak söylüyorum. Ben diyorum ki bakın Afrin zaferi konuşmamız gerekirken tartışma yine ÖSY'ye ya getiriyorsunuz. Yani Ben getirmedim. Siz getirdiniz. E ben soru sordum sadece ama yani <laughs> Ya inanın sayın işte burada de, burada ben ben iletişim siyasa iletişim açısından söylüyorum. Bence şöyle bekledim yani biz bunu Hakan Bey'le de çok tartıştık bu konuyu. CHP Afrin meselesini bence çeviremedi. Başından beri yanlış başladı. Yanlış başladığı şeyi de yanlış götürdü. Oradan dönmesi gerekirdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben CHP yani CHP tabanında AK Parti'den ve MHP'den daha milliyetçi, daha vatansever, daha ordusunu seven milyonlarca insan olduğunu inanıyorum. Bu insanların da milliyetçi Tabanı öyledir hiç merak etmeyin. E, muhakkak öyledir. Ya daha demeyelim bu de, milletin yani Kadar. Hep beraberiz hep bu. Beraber. Hayır, Tabii. E, şunu da biliyorum. Ya, bir dakika Mustafa Bey. <laughs> yani askerimizin hadi, hadi. E, askere yemek gönderen çorap ören insanların heyecanının içerisinde CHP'liler de var. Fakat ben bunu Bunun CHP yönetiminin yok. ve parti olarak sağlıklı bir iletişimin yapılmadığını söylüyorum. Böyle olabilirsiniz. Ama yapamadınız. Bilin diye söylüyorum. Tabii. Ve inanın bana bu Kanallara çıkamamaktan dolayı değil. Bakın buradasınız. Daha önce de CHP'ler buradaydı. Diğer kanallara da çıkıyorlardı. Ama yanlış bir diskur üzerinden konuştuğunuz için, yanlış bir tartışma zemini açtığınız için olayı Olay anlatamıyorsunuz. Olay yanlış erikti. Tamam. Yanlış Çok yerikti. kısaca ben buna e, cevap vereyim. sonra Birincisi evet. Birincisi bir defa burada bir temel problemimiz var. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşuyorum elbette. Ama siz... Siz iktidar taraf adına konuşuyorsunuz ama öyle bir kimliğiniz yok gazetecisiniz. Niye? Çünkü buraya AKP'li milletvekilleri gelmiyor. Burada bir dengesizlik oluyor. Dolayısıyla sizin siz rahat rahat CHP neyi nasıl yapamadığı konuşabiliyorsunuz. Şimdi ikinci konu yani tekrar altını çiziyorum. Cumhuriyet Halk Partisi partimiz bu tip ulusal meselelerde teröre karşı mücadelede yurtta sulh barışta sulh ilkesini unutmaksızın ve kendi sınır güvenliğimizi sağlamak için yapılacak operasyonların yanındadır. Ama bu yapılır iken, bu yapılır iken bunun nasıl yapıldığıyla ilgili, nasıl yapılacağıyla ilgili, nerede sonuçlanacağıyla ilgili, kimlerle yapıldığıyla ilgili tereddütleri bilgi, e, bir e, şey varsa, çekincesi varsa bunu da söylemekten, söylemeyi bir görev sayar. Bu da bunun bir gereğidir. Bir de şunu mutlaka eklemem lazım. Mutlaka ama mutlaka bugün biz Afrin'de bu mücadelenin içerisine girmişsek veya Suriye bugün ateş çemberi olmuşsa veya bugün Suriye'de biz darmadağınık bir dış politikanın bedellerini ödüyorsak Mehmetçiğin kanı olarak bunda en başta AKP'nin Suriye politikası vardı ve bunu da söylemek zorundayız. Yani biz milli duruşumuzu göstereceğiz diye. Biz teröre karşı duruşumuzu açık bir şekilde göstereceğiz diye. AKP'nin her yaptığının yanında sıralanacak halimiz yok. Bunu da beklemeyin. Bunu siz yapabilirsiniz ama bizden beklemeyin. Yani çok araya girmiş olmasa bir cümle ekleyebilir miyim? Sonra ben bir Hakan Bey'e gideyim. Bakın bir iletişimci olarak bir örnek vereceğim evet. size. Böyle bir yani CHP milletvekili olarak her ne kadar bizi vekil değiliz diye muhatap almak istemeseniz, hayır bile... ondan değil. AKP'li olarak konuşuyorsanız <laughs> evet, başımın üstünde. Bakın o rahatlıkla kon konuşuyorsunuz. Sorun orada. Yani ha, AKP. Ki... Ben... Zaten sorun orada. Milletvekili olmamanızla ilgili en ufak bir sorunum yok. Hayır ben AK Parti'nin politikalarını savunuyorum tabii ki. Ama <laughs> yanlış bulduklarımı da söylüyorum. Söyle, doğru. Şimdi sadece şu örneği vereceğim. Siz CHP Ankara Milletvekili olarak böyle bir konuşma yerine şöyle bir cümleyle şöyle bir konuşma yapsaydınız. Afrin zaferi, ordunun başarısı devletin başarısı hatta hükümetin başarısı bunları takdir eden cümleler söyleseydiniz Amerika'ya eleştirseydiniz Rusya'ya eleştirseydiniz bizim bundan sonra Münbiç'e gideceğimizi ve terörü lanet edecek bir böyle bir diskur kursaydınız inanın bana izleyicilerden çok takdir alırdınız. Şimdi insanlar ne düşünüyor biliyor musunuz? Yine ÖSÖ meselesini açtı. Yine eski dosyaları açtı. Yine Davutoğlu'na vuruyor. Yine şu Böyle bir düşünüyorum. Sadece örnek olarak söyledim. Siz, yani. siz insanların düşünmediğini insanların aklına getirmeye çalışıyorsunuz. Yok öyle değil. İnsanlar beni dinlediler ve bizim milli duruşumuzu da gördüler. Peki. Ee, devletimizin, milletimizin başarılarına saygımızı da dinlediler. Ve Türkiye'nin geleceği için, barışı için, e, Türkiye'nin yap, ne yapması gerekiyorsa ana muhalefetin de onun yanında ol, olacağını da açık bir şekilde dinlediler. Hiç merak etmeyin. Peki. Sağ olun. Hakan bayrakçıya sorayım. Bütün bu dış politika tartışmaları sahada seçmene nasıl etki ediyor? Ee, hani operasyon şimdi bitti bir, bir, bir noktada sincara gidilecek gibi gözüküyor. Ee, i̇lginç bir şekilde de YPG'den açıklamalar var. YPG enteresan bir şekilde bir terör örgütü olmasına rağmen konvansiyonel ordu gibi davranıyor. Açıklama yapılıyor. Biz orayı çekildik, halkın mağdur olmaması için bıraktık vesaire gibi. Ee, Amerika'nın muhtemelen ona biçtiği bir rolde farklı bir yere konumluyor kendisini. Ee, burada kamuoyu algısı nasıl gidiyor? Ne görüyorsunuz efendim? Evet. Ya biraz önce de zaten toplumun seçmenin algısı üzerine ağırlıklı olarak o tartışma yapıldı. Ee, yani CHP'nin bazı politikalardaki e, belki e, gereğinden fazla ya da e, dikkatli olmasına rağmen bir savaş. Süre gelirken ya da bir operasyon, AKP yönetiminin e, en ufak bir şeyi bile rakibinden gelecek alıp çok güzel bir şekilde değerlendirmesi beklenilebilir bir şeydir. Yani ama evet. Bu doğası gereği olabilir böyle şey. Yani evet, ama burada bir şeye dikkatiniz çekim. Buradaki itirazda ben gerçekten e, toplum nezdindeki imaj bakımından süreci iyi götürmedi demelerini. Yani AKP'nin tümünün e, CHP'nin tutumundaki en ufak bir e, kullanılabilecek şeyi alıp topluma e, kullanmak isteyen AKP'lerden farklı olarak bir eleştiri yapıldığını düşünüyorum. Buradaki Hı. Yani e, gerek üsluptan gerek, seç, gerek seçilmiş kelimelerden fark ediyorum ki yani e, normal şartlarda AKP milletvekillerinin ya da üst düzey yöneticilerinin CHP'nin her çeşit söylemini uyarısını yani adeta böyle cımbızla toplar gibi masanın üzerinden mesela işte 120 söylenmiş şeyin içinden iki tanesini çekerek kullanmak gibi bir eğilimleri olduğu doğru bu hep yapılıyor yani mesela bir örnek daha vereyim ne demek istediğimi anlasın herkes daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağzından şu seçimle ilgili HDP ittifakına dair bir laf bile çıkmadığı halde Bakınız kayıtlara son 3 ay içinde AKP'li yöneticiler ve milletvekilleri en az 1400 kez ya CHP zaten HDP ile beraber koşuyor, beraber yürüyor, ittifak denmiştir. Yani e, karşılıklı bir, bir siyaset e, takibinde şunu görüyorum. Evet, CHP'nin en ufak bir e, hareketini e, veyahut da işte o an için belki de gereksiz olan bir söylemini Alıp en mükemmel şekilde AKP kullanıyor. İyi peki bu doğru da ama bir de objektif olarak da baktığımızda şu Afrin olayıyla ilgili gerçekten e, halk ne anladı CHP'nin duruşundan? Kendi seçmeni de, e, diğer parti seçmenleri de. Şimdi orada tabii doğal olarak e, CHP'nin konuya diyelim 5 yaklaşımı var. İşte bunun bir tanesi e, hareketi destekliyoruz. Türkiye milli bir meselede olduğu zaman biz e, daima devletimizin yanında oluruz söylemi biri bu. Şimdi bunu tabii AKP duymuyor, duymak da istemiyor. Yani teşekkür de gelmiyor. Hmm. E, bu karşılıklı bir siyaset. AKP bekliyor. CHP 3 gün, 5 gün, 2 gün neyse sabrediyor. Sonra dayanamayıp birisi bir milletvekili ya da bir <laughs> genel başkan yardımcısı dönüyor diyor ki Efendim işte e, bilmem e, o şeyin e, yani YPG PKK ile aynı mı falan gibi ya da o sok o caddeye çıkacak sokaklar dolaşan laflar e, güzel de yani e, şimdi o uyarı gelip de ne olacak yani o uyarı geldiği zaman AKP yönetimi alır bunu bir güzel yani bütün CHP yönetimi de olsa aynı şey yapar. yapar ben de olsam aynı şey yaparım siz de olsanız aynı şey yaparsınız bir milli bir konuda. Bir süreç içindeyken Türkiye yani bahsedilecek başka 18 konu varken 19. bir konu olarak işte YPG'nin bilmem anarşist olup olmadığını gündeme getirmenin ne gereği var? Yani objektif bakışta da bu sıkıntı var. Çünkü seçmen sadece o söz orada kalsa seçmen onu algılar. Seçmen onu öyle düşünür. İyi de sizin rakibiniz AKP. 16 yıldır bilmem 16-17 seçimi veya 15 seçimi hep bir misli fark bindirerek kazanmış bir partiye, O böyle, bu böyle, şu böyle. Yani bu insanlar bu işi iyi beceriyorlar. Ona göre politika üreteceksiniz. Söylediğiniz bir cümleden alır karşı taraf onu muazzam bir paket yapar. Fiyongunu da yapar. 76 yere sunar. Bak der konuşulacak 50 tane konu varken yani askerimiz sa saatte mi? Askerimizin güvenliği sağlandı mı? Evet. Afrin doğru bir harekettir veyahut ne bileyim Afin'de kimler var? Sorulabilecek ya da konuşulabilecek 50 tane konu varken yok e, Türk ordusunun önünde öso gidiyor. Türk ordusuna ne gerek var? Ay ya da çok önemli görüyor CHP. Bunu söylesin, söyler. Sonra ne olur? Ay onu da AKP alır işte böyle. Kullanır, bir güzel paketini yapar, seçmene döner der ki bak der yani e, bu harekette neredeyse elinde olsa bize köstek olacak falan gibi bir şekilde sunar. Dolayısıyla toplumdaki algı da büyük ölçüde bu şekildedir. Yani e, mesela Sayın Genel Başkan'ın Afrin'e girilmesin. Şimdi ne yapıyorlar orada o konuşmanın ben bütününü hatırlıyorum. Çok fazla şehit olmasın ve çok fazla işte gazi yani ben yaralanmalar ben olmasın. olmasın diye o, o metnin içeriğinde var. Ben hatırlıyorum onu. Onu evet. Çok kan dökülecek. arkadaşımız söylüyor. Evet. Ertesi gün hatta Abdülkadir Selvi düzeltmek zorunda kalıyor. Yanlış anlaşıldığını tahmin edilen bazı paragraflar. Ama hassasiyet şu. Siz onu orada söylediğiniz zaman alıp onun içinden sadece o kelimeyi emin olun ki o gün daha ertesi güne kalmadan ee, toplumun da yüzde %45'lerine 48'lerine defalarca seçimde ulaşmış bir siyasi parti var karşınızda. Onun servis yapıyor ve ulaştırıyor kitleye. Ama işte bu da sorunlu değil mi? Yani bunca sorun varken böyle bir iş yapılıyorken bunu dönüp de CHP'yi dövmek için kullanmanın. Hal kendisi bu de sorunlu. Dövme bir iş değil değil Onu yani. AKP çok yapıyor. Yani Beyler. bakın Allah aşkına. Bugün. Bugün konuşmasını dinlediyseniz. Şimdi bitireyim bitireyim de ben... öyle söyleyeyim. <laughs> bakın bu söylediği <laughs> konu Sayın Milletvekilinin %100 doğru. AKP'nin e, sempatizanlarının bile biz CHP'yi özellikle alıp şöyle bir masaya yatırıp orasını burasını çekiştirmek Şu anda gibi da onu yapıyoruz. Özel bir merakları var. Bakın, Bu doğru yani. Kırk dakikadır CHP'yi konuşuyoruz. Daha Bak, yeni ben, başladık. Ben, <laughs> mesela İhsan Bey Çok e, Beyefendi bir konuşmacıdır, kibar bir konuşmacıdır. Ben 10 sene yakındır onunla tartışmalara çıkarım. Ama her gece birkaç kere CHP'yi ele alıp şöyle bir çekiştirmezse rahat etmedi. Dolayısıyla bu kişiye özel bir şey de değil. Bunu AKP yapıyor ve hep ama yapıyor. Milletin, o zaman ama CHP'de bir kaderi şey. Kaderi Hakan Bey şöyle CHP bu milletin kaderi ve 20 yıldır konuşuluyor. Ne yapalım? Devam edeceğiz Da yani. anladım. Ama şimdi <laughs> ben de diyorum ki gene sizin karşınızda böyle bir konu var <laughs> konuşuyorsunuz diye. Siz de tutup konuşulacak 27 konudan e, üç tanesini öne alıp ve bu üçü de birisi Afrin'e girmesinler, birisi ÖSO niyet önde gidiyor, birisi e, ÖSO e, anarşilerin, e, teröristlerin ordusu. E Toplumun aklında bu kalıyor. E, bunları diyen bir e, kişiye başka ne denir? Kravatınız çok güzel mi denir Hakan <laughs> Bey yani. Bunları diyen bir kişiye bunların yanlış olduğu hatırlatılır. Şimdi e, Türk ordusu işte ön taraftan öso giderken siz diyorsunuz ha bir de şunu söylüyorsunuz. Ee, Türkiye'nin temel söylemine ee, PD'nin PKK'nın arkasındakilere e, terörist ayrımı yapmayın. Terörist teröristtir. Senin teröristin benim teröristim olmaz. İyi terörist, kötü terörist olmaz diyorken CHP diyor ki senin ön e, kuvvetler terörist. E bir kere de Salih Bey'le kırmızı halı serildiğinden bahsetsin. E, bir kere de ondan bahsetseniz bakın, diyeceğiz ki cidden analiz yapıyorsunuz. Say, say, sayın onları vekilim, say, yani Sayın Vekilim bu bakın bu konuda çünkü cevabımızı O bins, bir, bir hareket 10 yılda 40 tane kimlik değiştirebilir. O e, O, teröristi, o, o, o zaman da teröristti. Hem terörist olduğu biliniyordu, YPG olduğu biliniyordu, PKK ile bak, bağı bilinmiyordu. Yargıtay'ın bunlar, kararları bunlar. Var, barış, Yargıtay barış, var Barış Yargıtay kararları var. barış süreçlerinde kullanılabilecek argümanlardır araçlardır. O yüzden anlatamıyorsunuz. Bakın o yüzden bugün dünyada dünyada sıkışmışlık var bugün. Yanlış Sayın Vekil bakın var. burada bunları, bakın, onunla savaşırken onunla savaşırken ona metin ya, CHP Konuşalım da, CHP yani, konuşalım da CHP'yi şimdi PKK PKK PYD ile hani savaşırken hatayı görüp onu şey şunu, 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 şunu diyemezsiniz yani e, Afrin'e girmeyin demek şu demek siz hepimizden iyi bileceksiniz ki yarayı açın ama uru almadan kapatın etrafını sarın sonra geri çekilin böyle bir şey olabilir yok, mi? Zaten destekliyorum diyor ya nere destekliyor? Yok yok onu Ur, diyor. ameliyatı onu diyor destekliyorum şimdi. ama uru almayın öyle deme e, yani, yani ben şu kadar... anlama gidiyor ben geliyorum. son cümlemi bitireyim kendi anlamadım. konuşmamı kapatayım beyler özür dilerim bakınız ben e, arkadaşlarımızın her konuyu alıp e, CHP'nin her söylediğinden cımbızlayıp eleştirmesini veyahut da bir CHP fobisi yaratmalarını politikaları gereği doğal karşılarım. ama bu konuda da gerçekten insanların öldüğü, şehit olduğu ve milli bir konuda CHP'nin de gereğinden fazla. Ya 9 gün sus kardeşim 10 gün o konuyla ilgili bir şey onu söyleme. Biliyor. Hayır illa ki 5 laf duyulacaksa 3'ü 4'ü eleştiri ama yok ÖSO bilmem ne şu bilmem ne. Geri yani ne lüzum var ya? Yok. Ya sonra yani, yani, dursun çiçek seçmen için söylüyorum şey, bunu. Seçmen için. onu doğru algılamıyor. Seçmen onu doğru algılamıyor. Bence Hakan Bey'in eleştirileri son derece adilane yani. Hı. Bize değildi de en azından ona kulak verin CHP'li olarak. Benim söylediklerim zaten AKP'ler daha fazla dikkate alıyormuş. CHP hiç dikkate almadığına göre. Öyle mi? Eyvahlar. Evet. Sıra Öyle dediler gerçekten. Sıra bize de gelecek herhalde. <laughs> yani şu Fırat Fırat'a dair bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Ee, yani olayı CHP tartışmasından da çıkarmış olalım. Çünkü Sayın Vekilim rahatsız oluyor CHP'yi konuşmamızdan. Hayır ben <laughs> CHP'yi konuşmamızdan rahatsız olmuyorum. <laughs> Yok e, tamamen, beni, tamamen, tamamen beni latife. Beni eşit ya, konuşmamaktan ya, dolayı tamamen rahatsız. Tamamen CHP'yi konuşacaksak konuşuruz. Ama böyle beşer dakikada bir olmaz. Sayın Vekilim tamamen latife. Başka konu var mı? Şunu söyleyeyim. Yani bu Münbiç, e, Afrin, e, İdlib falan Fırat'ın doğusu batısı mevzuunda. Ee, şunu net söylemek lazım. Fırat'ın doğusu batısı yok Türkiye için. Türkiye için Türkiye'nin güneyi var ve Türkiye'nin güneyindeki iki tane devlette e, terör üretimi var. Ve ya bu devletler kendileri bu teröre son verecekler Fırat'ın doğusunda ya da batısında ya da Türkiye o devletlerin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün bütünlüğünü koruyarak ve hiçbir zamanda saygısından vazgeçmeyerek toprak bütünlüğüne o iki devletin bunu kendisi temizleyecek. Türkiye temizleyecek. Eğer Türkiye 40 sene sonra 50 sene sonra parçalanmak istemiyorsa bunu yapmak zorunda. Eğer bir Fatma uykusunda kiliste bir Eren ta 1000 kilometre kuzeyde Trabzon'da şehit edilmeyecekse. 10 sene sonra 20 sene sonra 50 sene sonra. Dolayısıyla biz ben kavramları da artık bundan sonra daha seçici kullanmamız gerektiğini düşünüyorum yani Fırat'ın doğusu batısı yok. Türkiye'nin güneyi var ve orada terör var. Terör yuvaları var, terör havzaları var ve bu teröristleri besleyen batılı dostlarımız var. Az önce Kemal Bey ele geçirilen mühimmatı saydı çok daha fazlası var. Yani kim silah üretiyorsa hepsinin orada silahı var. Neredeyse yeryüzünde. Yani bir tane şey olsa hani nedir o sapan taşı onu da kullanacaklar neredeyse dünyanın bir yerinden getirip. Bu kadar. Dolayısıyla Türkiye kendi bekası için istikbali için e, bunu yapmak zorunda çok net söylüyorum. E, Lozan sınırımızla, Lozan sınırımızla e, Misakı Milli Sınırı arasında yuvalandı bu şeyler genelde. Akdenizden girip idlip girip İran sınırından çıkmak lazım e, Kandil. E, bunun kolay olmadığını, üç günde beş günde olmayacağını biliyorum. Kimse hayalci diye düşünmesin. Bunu 3 yılsa 3 yıl, 5 yılsa 5 yıl, 10 yılsa 10 yılda Türkiye yapmak zorunda, bitirmek zorunda. Ee, bunun için dağda e, savaşmamız gerekiyorsa dağda savaşacağız. Ee, savaşmak gerekir, şehirde savaşılması gerekiyorsa ki o çok kalmadı. Ee, şehirde savaşılmak zorunda. Aksi takdirde <laughs> gerçekten söylüyorum Ağa Hanım, e, 20 sene sonra bu stüdyoda böyle bir program yapamıyor hale gelebilirsiniz. Bu, bu, bu kadar önemli bir şey. Ee, çünkü şu yapılmaya çalışılıyor. Çok yakın bir zamanda da olabilir ya da her an olabilir de. O ya böyle bir program yapıp Sözü yapalım. başka bir yere götürme şimdi. Ben başka <laughs> bir şeyden mi? bahsediyorum. <laughs> bu manalı <laughs> oldu evet doğru. <laughs> ee, neyse o konuda. Ayarını bozdunuz Mustafa Bey. Ne <laughs> güzel gidiyordu ya. <laughs> o, ya ben okusun, Latife yaptım. İran Ama sınırına kadar tam okum, gidiyordu şimdi. O konuda o, o, o kadar endişeli olmayın. yani oraya girmeyeyim. Bunu yapmak zorundayız. Neden? Üçe bölünmüş, dörde bölünmüş bir Irak <laughs> ve üçe dörde bölünmüş bir Suriye'den sonra sizce üçe dörde bölünmesi gereken coğrafya neresi olacak? Türkiye'nin hemen güneyinde, Suriye'nin de hemen batısında bir bereketli hilal, petrol yatağı, doğal gaz yatağı. Bir çatışma bölgesi orası haline geliyor. Öbür taraftan işte Çin-Amerika ilişkileri yeniden Asya-Pasifik yeniden ee, ele alınıyor orada e, ciddi bir e, kapışma olacak. Hmm. Kuzey buz denizinin altı petrol ve doğal gaz kaynıyor yeni bir çatışma alanı orası olacak. E, bütün bunlar olurken e, bazı teorisyenler ilgilerin oralar Asya Pasifik'e ve Kuzey Afrika ve A Kuzey Ant Kuzey Buz Denizine ve Afrika'ya okay. kayacağını söylerken tam o sıralarda onların hesaplamadığı bir şey olarak. Doğu Akdeniz petrol ve doğal gazı ortaya çıktı. İsrail'in güveni hiç vazgeçilmez bir şey Batı için. Dolayısıyla yeni bir parametre daha girdi denkleme. Burada ne olması gerekiyor? Olması gereken şey belli. Bu iki devleti halledip ondan sonra bir türlü sırayı Türkiye'ye getirmek. Bunun önüne geçebilmenin yolu Türkiye'nin bir an önce bu defteri kapatıp Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gazdaki kendi e, münhasır alanındaki e, en azından kendi münhasır alanındaki doğalgazı, petrolü almaktır. Diğerini de kendi e, üzerinden Avrupa'ya e, geçirmektir. Yapmamız gereken şey bu. Ekonomik olarak buna ihtiyacımız olduğu gibi güvenlik politikaları açısından da bu dediğim şeye e, ihtiyacımız var. Bunu söylediğimde bir itiraz geliyor. Onu da söyleyeyim. Tamam. Sözü pas edeceksiniz galiba. Reklama gideceğim. Reklama gideceğim. Dönüşü vereceğim. Ee, şu söyleniyor hemen. E, ya Kürtlerin kendi kaderlerinin tayin hakkı yok mu? Bence var. E, ama Kürtler bu e, kendi kaderlerinin tayin haklarını parçalanmış Orta Doğu'yu daha da parçalamak yerine e, parçalanmış Orta Doğu'yu bütünleştirmek yönünde kullanamazlar mı? Kullanabilirler. Buyursunlar kullansınlar orada. Orta Doğu'daki diğer milletler, devletler de bu yönde oylarını kullanacaklar. Zaten başka seçenek yok. E, tam da bunu söylemişken bir küçücük not. Erbil'e uçuş yasağı kalkıyor. Bugün Başbakan açıkladı. Evet. Kuzey Irak'la normalleşiyor gibi. Süleymaniye ile pek değil. E, dönünce Sayın Alpago ve Sayın İhsan Aktaş'la devam edeceğiz. Bize de bu kadar konuşmam. Afrin Operasyonu'nun ardından şimdi e, olası bir Membiç'i de konuşuyoruz e, ama dış politikanın içeriği etkilerini de konuşuyoruz. E, sayın Bakanım azıcık da bana sitem etti ama şimdi sözü yok. Yok hayır hayır. Estağfurullah buyurun efendim lütfen. Hayır hayır. Ee, öncelikle şunu söylemek isterim. Orada savaşan, şehit veren, yaralanan asker hepimizin askeri. Ordu AKP ordusu değil Ordu Cumhurbaşkanının ordusu değil. Ordu hepimizin ordusu, hepimizin evlatları onlar. Oradan gelen bir şehit cenazesinde bir anne nasıl ağlıyorsa, ekran başında bütün anneler de aynı acıyı hissediyor. Ee, ancak bütün bunların içinde bence şunu çok ciddiye almak gerekiyor. Bu olayda Orta Doğu'da veya bir başka bölgede hem bölgenin dengelerini hem küresel dengeleri birlikte gözetmek gerekiyor. Nedir bölgenin dengeleri dediğimiz iş? İran'dır ve Rusya'dır. Böyle bir hat vardır bir kere. Bir de küresel denge vardır. O küresel dengede de başına Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği, Körfez ülkelerinin destek verdiği ve İsrail'in içinde olduğu bir hat vardır. Dolayısıyla diplomasinin bütün bu hatları bütün bu dengeleri gözeterek yürütülmesi gerekir. Burada Türkiye'nin kesin bir kararlılığı gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesin bir kararlılığı ve tercihi gerekiyor. Şimdi ben gerçekten merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri bizim stratejik ortağımız mıdır? Amerika Birleşik Devletleri bizim için, gerçekten dostumuz ve müttefikimiz midir? Bu söz, bu söz çok sıklıkla söyleniyor. E, eğer öyleyse bizim birçok şeyden şikayetçi olmamamız lazım. Oysaki biliyoruz ki o bu bölge politikasında Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaseti çok acılara neden oldu. Bunun en yakın örneğini Irak'ta gördük. Irak'ta e, ne El Kaide ile ortaklığı kanıtlanabildi Saddam'ın ne e, biyolojik silah ürettiği kanıtlanabildi. Ama Irak mezhepsel olarak, etnik yapı olarak parça parça edildi. Bölgesel dengelerde özellikle İran ve Rusya'nın küresel dengelerde de Amerika'nın, Körfez ülkelerinin ve İsrail'in olduğu hattı birlikte görmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlarımız konuşmaların başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sözünün ya da genel başkanımızın bir değerlendirmesinin geldiği noktalara temas ettiler. Şimdi böyle bir milli davada, Türkiye'nin beka sorunu dediğimiz bir konuda asıl olan birlikteliği öne çıkarabilecek yorumlarımızı yapabilmektir. Herhangi bir cümleden yola çıkarak bütün bu harekatın içinde Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden olası seçimlerdeki milliyetçi muhafazakar oyları konsolide etmeye çalışan bir söylem bir fayda getirmez. Eğer bu noktadan hareket edeceksek bizim de AKP için söyleyebileceğimiz pek çok söz vardır. Yani Barzani olayı vardır, ee, Esat düne kadar kardeşim Esatken adı bile değişip düşman bellenmesi olayı vardır. Ee, PYD Başkanı'nın Türkiye'de kırmızı halılarla karşılanışı vardır. Bütün bunlar bir terör örgütünün hatta e, Salih Müslim karşılanmadan kısa bir süre önce bir mahkeme kararıyla terörist olarak tanımlandığı halde o mahkeme kararına rağmen en üst e, karşılamayla karşılanmış olması da ciddi bir hatadır. AKP'nin çok veya iktidarın çok ciddi bir hatasıdır. E, buradan devam edelim. Diyor ki Dışişleri Bakanımız Irak'ta Irak yönetimiyle birlikte operasyon düzenleyeceğiz. Bunu dünyada evvelki gün söyledi. Ama hemen Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi bunu kabul etmediklerini kesin olarak açıkladı. Ya da biz e, Astana ve Soçi süreçlerinde İran ve Rusya ile beraber imza attığımız bir metin var. O metinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacağını taahhüt ederek imza atıyoruz altına. Yine Dışişleri Bakanımız diyor ki teröristlerin amacı Suriye'yi bölmektir. Bunun önüne geçeceğiz. Şimdi gerçekten Suriye'nin de toprak bütünlüğü ile ilgili attığımız imzaya sadık isek, toprak bütünlüğü için uğraşıyor isek o zaman fetihe gidiyoruz. Fetih yakındır gibi söylemler. Yani fetih demek bir işgal demektir. Hem o toprakları sahibine teslim edeceğiz, toprak bütünlüğüne dikkat edeceğiz, saygı göstereceğiz deyip hem de fetih yapmaya gidiyoruz dediğiniz zaman burada e, Türkiye bunu, ile bunu ilgili... Bunu dillendiren oldu mu Sayın Bakan? Fetih yapmaya gidiyoruz diyen oldu mu siyasiler? Cumhurbaşkanımız söyledi. Fetih, fetih yakındır dedi. Fetih yakındır yani fetih sözcüğü. O, bir savaşma ifade bir işgaldir sayım. efendim. Sembolik bir ifadedir o. Sembolik olur mu canım? Yani Bas burada fetih yani. yapmaya gidiyoruz dediğiniz ülkenin toprak bütünlüğü için imza koymuşsunuz birkaç ay önce. Şimdi bunları göre göre bunlar varken bunları biz bir AKP'yi karşımıza alalım da savaşın bu kadar memeciğimizin Canını, ruhunu, emeğini, kavgasını ortaya koyduğu bir yerde sen onu demiştin, ben onu demiştim yolundaki bir tartışmanın hiç kimseye faydası, faydası yoktu. O bakımdan Hakan Bey'in değerlendirmelerine de katılıyorum. Bunları söylemekle Türkiye bir şey kazanmayacak. Aksine bizim Türkiye dışındaki imajımıza yönelik eleştirilere karşı birlikte fotoğraf verebilmemiz lazım. Yani sivillere karşı kötü davranıldığı, sivillerin öldürüldüğü yolunda bir kampanya var. Biz ya anlatamıyoruz ya elimizdeki bütün malzemeyi kullanamıyoruz. Oradaki sivillerin bu kadar kısa sürede Afrin'den çıkmış olmaları gerçekten e, askerimiz açısından orada şehit vermeden, e, ölüm haberleri almadan büyük bir başarıyla gerçekleşmiş olmasıdır. Evet, ee, pardon çok önemli bir konuya değindim. Mesela buna kefil olmalı canım. Şu söyledi. Elbette. Elbette yani oradaki hassasiyeti de <laughs> genel başkanın sokak savaşlarıyla kayıp fazla kayıp verilebilir anlamında bir ikazdı. Bunu ille de Afrin'e girmeyelim dedi diye yorumlamak değil. Oradaki o gerilla tipi savaşlardan, sokak savaşlarından büyük kayıplar verilebileceğinin kaygısı olarak görmüş olmak lazım. Ee, öte yandan bu e, ÖSO'nun yağmalamalarına karşı ordumuzun da yağmalama yaptığı yolundaki e, kamuoyu oluşturmaları var ve Avrupa devletleri teker teker bunları dillendirmeye başlıyorlar. Yani bizim e, oraya dışarıya karşı yurt dışındaki bütün bu eleştirilere karşı iktidarıyla ve muhalefetiyle Türk ordusunun yağma yapmadığını, sivillere kötü davranmadığını, sivillere işkence yapmadığını anlatabilmesi gereken bir dönemdeyiz Biz yoksa ne olacak siz Öso üstünden bize sataşın biz işte barzaniye ne bileyim bu müslümi söyleyerek sizin yanlışlarınızı ortaya koyalım e, Oslo'daki imzaya rağmen e, toprak bütünlüğünü korumamaya yönelik bir harekat planlanıyor diyelim ve bunun bir faydası yok ki yani ne bizim kendi iç barışımız adına bir faydası var ne de Türkiye'nin dış imajı adına bir faydası var Ha bundan sonra ne olur? Bundan sonra e, sırada Sincar var deniyor. Sincar gerçekten önemli bir bölge. Yeniden PKK'nın kendisine belki de üst olarak seçtiği bir bölge. E, oradan PKK'nın Afrin'i boşaltması halinde orada Sincar'da kümelenerek bir güç, bir yeni bir kandil olarak e, orayı seçmiş olması gündemde. Buna karşı ne yapılır? Hangi? Ölçülerde dikkatli olmak gerekir. Bir de biraz evvel reklamda kesilen konuşmada da söylemiştim. Amerika'nın bizim stratejik ortağımız olduğu noktasının altını gerçekten hep beraber çizmemiz lazım. Yani baktığınız zaman incirlik üstünü az açtık. Amerikalılar kullanıyor. Biz o üstü kapatmıyoruz. Neden kapatmıyoruz onu da bilmiyorum. Ama tarihsel olarak baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin pek de stratejik ortağı olduğunu görmüyoruz. Yani Johnson mektubundan görmüyoruz, askerimizin başına çuval geçirilişinden görmüyoruz. Kıbrıs'taki referandumda evet oylarının yanında propaganda yapmalarından görmüyoruz. Sözde soykırım sopasını kafamızın üstünde böyle tehdit unsuru gibi taşımalarından görmüyoruz. B bütün bunlara baktıktan sonra hala Amerika'nın bizim stratejik ortağı olduğumuzu düşünmek e, inanılır gibi değil. Üstelik e, çok yakın örnek Irak örneğidir. Bir milyondan fazla insan öldü orada demokrasiyi getireceğiz, biyolojik silahları imha edeceğiz. El-Kaide'nin ortağı dedikleri Irak'ta. Bir milyon kadın dul kaldı, beş milyon çocuk öksüz kaldı, beş milyon mülteci sorunu yaşadı Irak ve parçalandı bugün. O nedenle eğer... 900 kilometrelik bir sınırımızda Suriye bizim en yakınımızdaki komşu devlet ise bu sorun en çok bizi ilgilendiriyor. Yani Türkiye'nin orada ne işi var diyenlerin Amerika'nın orada ne işi var diye de sorması lazım. Rusya'nın orada ne işi var diye de sorması lazım. Yani neden bütün oklar Türkiye'nin üzerine. Ama benim e, hukuksal olarak da siyasal olarak da görüşüm bu sorunun çözümü için... Türkiye'nin Suriye'deki mevcut hükümetle bir anlaşmaya varmasıdır. Ha bu anlaşma mı olur, e, anlayış mı olur? Bu kelime de böyle bir tartışıldı. Anlaşmaya vardık. Hayır, anlaşmaya varmadık, anlayışa vardık. Her ne olursa olsun, ille bunun için kameraların önünde el sıkışmak filan gerekmiyor. Diplomasi bazen hiç görünmeden ee, bir takım kamu görevlileriyle ya da ordu mensuplarıyla belli ilişkileri kurdurmaktan geçer. Kuruluyor mu? Kuruluyor mu? Şu anda bilmiyorum. Ama keşke kuruluyor olsa ve Suriye'nin eğer gerçekten toprak bütünlüğünden yanaysak bizde kendi topraklarımızın da terör tehdidinin dışında kalmasını istiyorsak yapılması gereken en kısa vadedeki iki işlemden birinin incirlik üstünün kapatılmasıdır. İkincisi de Esad rejimiyle görüşmelerin başlamış olmasıdır. Önemli. Ee, i̇ncirlik tabii çok şeyli. tam bir konu <laughs> nedense hep döner. Ama e, galiba Esad rejimiyle alt seviyede en azından sahadaki şeyler Öyle deniyor. Öyleyse yani, çok da, da doğrudur. Yani akıl enteresim. onu gerektiriyor. Rasyonel düşünce bunu gerektiriyor bence. <laughs> Şimdi ilk soru yani heyete sorulan ilk soru şuydu yani Afrin'deki şeyin, savaşın bitmesi işte ordunun zaferi aslında Türkiye'deki İç politika ya da dış politikayı nasıl etkiledi? Yıllar önce İran'da bir e, hanımefendi bir yazılım geliştirmiş, Amerika'da bunu satmış, sattıktan sonra da bir yaklaşık böyle 20 milyon dolarlık bir kar edip, onun 6 milyon dolarıyla da uzaya çıkmıştı ve hatıralarında böyle çok kısa bir şekilde özetlemişti. Bence <laughs> o 6 milyona değecek bir müzakere vermişti, bir dergi mülakat vermişti. Diyor ki böyle. Dünyadan uzaklaştıkça diyor kainat gözümde büyüdü ve dünya küçüldü diyor. Sonra diyor savaşları düşündüm yani o küçük yerde acaba bu kadar savaş niye oluyor? Daha da uzaklaştıkça diyor hele diyor insanlar arasındaki kavgalar kişisel kavgaları düşündükçe hepten koptum. Yani bu küçücük mekanda işte bu kadar kavga bu kadar savaş niye oluyor diye. İşte böyle biraz konuya az buçuk geriye çekilecek, bakacak, çekilerek bakacak olursak Türkiye dış politikada başlangıçta hata yaptı yani Suriye konusunda bunu herkes de söylüyor. Yani öz de yapanlar var. Binel Bey başbakan olduğu zaman zannedersem yine bu televizyondaydı. Ben dedim ki Tayyip Erdoğan bugüne kadar iş politikada büyük hata yapmadı. Bir parti lideri eğer iş politikada büyük hata yapmış olsaydı aradan geçen 17 yıl sonra oyunu tekrar %50 bandında tutamaz. Zannedersem dedim yani kanaatim o ki dış politikada da bundan sonra büyük hata yapılmayacak. Yani hatırlayın işte Suriye Savaşı'nın bitimine yakın biz Amerika beş devletleriyle beraberdik. Bizim müttefikimiz sağ olsun. Bizi rezil etmek için, uzun vadede de teröristleri başımıza bela etmek için müttefikimiz her şeyi yaptı bize. Biz aslında e, şeye yani Suriye politikasında başarıyı yani biraz da kaybettiğimiz bir savaşta liderlik farkıyla önce bir masaya oturarak şöyle işte Rusya ile İran'la başladık. Daha sonra Fırat Kalkan çok önemli bir adımdı. Şimdi bir taraftan bakınca aslında o günden bugüne kademe kademe Türkiye dış politikada güçleniyor. Bunda şeyin de etkisi var. Yani şöyle düşünün. İşte FETÖ gibi bir ordunuz FETÖ'ye emanet, istihbaratınız FETÖ'ye emanet. Acaba bir e, hareket planladığınız zaman oradan gelecek raporların ne kadar hainane, ne kadar böyle alçakçı olduğunu varsayın ki öyle bir devlet zaten savaşamaz da başka bir ülkeyle. Şimdi Afrin hadisesi aslında gerek uluslararası alanda gerekse e, Suriye bağlamında çok şeyi yıktı. Birincisi PKK diye efsaneleştirilmiş bir heyula var işte. DAŞ'ı yenen, şunu yenen, bunu yenen. Şunu bilelim ki yani ön Hanım da bahsetti bu Avrupa'nın tutumundan. Şimdi PKK e, şeyle savaşırken DAŞ'la e, Amerika'daki moda dergilerinde PKK'lı genç kızların üniformalı resimleri yayınlandı. Fakat Türkiye Fırat Kalkan'da DAŞ'ı önüne katıp kovalarken hani şöyle bir efsaneleştiriyor. 20 yıl sürecek bir savaşın savaşçıları. İşte Türkiye kat dönüne kovaladı yani çok da öyle. DAEŞ için geçerli bu, PKK için geçerli. Hiçbir batı medyasında Türkiye'nin Fırat Kalkanı Savaşı'na DAEŞ'le savaşı savaşa haber olmadı. Yani böyle de çok da güçlü bir önyargıları var. Bence hesapları da var. Sadece önyargı falan değil. Yani nihayetinde Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Şimdi Afrin Savaşı'ndan önce Türkiye PKK'yı önce kendi topraklarında yendi. Bu çok kıymetli bir şeydi. Yani dağa çıktı, bayrağı çıktı kent merkezinde PKK'yı terör eylemi yapabilir ve e, güneydoğu halkını baskılamak pozisyonundan bir defa geri aldı. Yani o yeteneği elinde aldı. İkincisi Afrin'de şimdi PKK hem Amerika'nın müttefiki, bir taraftan İran'ın da müttefiki. Rejimle İran şöyle bakıyorlar. Yani PKK zaten o toprakları bilerek teslim ettiler. Hem Türkiye'yi uğraştırsınlar hem de biz bunları istediğimiz zaman geri alabiliriz. Fakat bu süreçte PKK doğrudan Amerika'nın kontrolüne geçti. Şimdi Fırat Kalkan'ın o geriye çekilerek bakmamız gerektiğim dediğim nokta şu. Fırat Kalkanı kararı alındığı zaman Türkiye devlet olarak büyüdü. Ya bu çok enteresan psikoloji. Onun hazırlığı, diplomasisi yürütülen değil ve o kararlı bir şekilde düşünün. İşte İran bölgede çok etkin yani Suriye içerisinde istemiyor. Esad rejimi de gelmenizi istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri hiç istemiyor. İşte PKK istemiyor. Rusya müttefiklik ilişkimiz var ve işte hava sahasını açtı. Belki de bütün devletler de bir taraftan da şunu istiyorlardı. Ya Türkiye gidiyor ama burada kalsın, takılsın yani. Hatta şeyin yani İran'ın işte onlar gayri resmi milis gücü diyorlar ama bir milis gücü hareket etti yani PKK'ya destek vermek için yolda halledildi onların da şey. Ha onlar da baklar ki iş ciddi yani. Çok da öyle ya Esat rejimine ya da İran'dan gelen milisler orduya karşı savaşacak pozisyonda değiller. Şimdi PKK burada yenildi. İki Afrin'de yenildi. Şimdi Amerika Beşik Devletleri ile PKK ilişkisini düşünün. Ee, Avrupa kamuoyu da çok önemli. Şimdi PKK'lar dedi ki biz Avrupa'da o kadar güzel ilişkiler kurduk ki Avrupa parlamentosu, sokaklar, dostlar, bizim o eski solculuk ilişkilerimiz Avrupa solunu falan düşünün. Bunlar biz her halükarda koruyacaklar. Allah bilir biz Türkiye ile savaşırsak onlar Türkiye işgale bile gelebilirler. Ha, baktık ki o Avrupa kamuoyu işte parlamentolarda alınan kararlar çok Türkiye'yi durduramıyor. Bir defa bu PKK'nın Avrupa'ya güvenme meselesi büyük bir yara aldı. Ha, ya... bilecekler kardeşim eğer siz savaşıyorsanız büyük bir ülkenin karşısına geçmişseniz kusura bakmayın. Türk ordusuysa baş başa Başka bir şey yok. İkincisi Amerika Devletleri de bu yenilmez savaşçıların da kolay da yenilebilir olduğunu gördü. Aslında Türkiye iki tane örgütün dünyada çok kolay yenilebildiğini gösterdi. Bir PK şeyin DEAŞ'ın de şeyin PKK'nın yenilebildiğini gösterdi. Şimdi bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir değişiklik oldu. Öyle bir kabine kurdu ki şey Trump son günlerde hmm. Dışişleri Bakanı değişimiyle özellikle güvenlikten sorumlu bakanın gelmesiyle dış güvenlik, iç güvenlik neredeyse Netanyahu hariç dünyadaki bütün şahinler kabineye toplandı. Ha bir taraftan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ile alakalı böyle gündeme gelmeyen demeci varmış. Bu diyor ki önceki demecinde bakan olmadan. Ya biz böyle pespayı <laughs> adamlarla ittifak kurduk. Koca bir ülkeyi karşımıza aldık. Neredeyse onunla savaşacak noktaya geldik. Bu Amerika Beşik Devletleri'nin kaldırabilir şeyi değil. Yani Amerika Beşik bu gidişatı kaldıramaz diye demeçleri var. Çok Türkiye'de gündeme Hangisi? gelmedi. Dışişleri Bakanı şu anki. Pompeo'nun. Pompeo'nun ama dışişleri değil. mu? John Bolton galiba en son hani yanlış partnerle çalıştık plan gibi ben bu bugün... Şöyle bu çok Türkiye yansımış bir demeç değildi. Daha ziyade Amerikan an. yerel medyasında kalmış bir bilgi. Ee, evet. şimdi diğer taraftan da Aslı Tayyip Erdoğan o liderliğine gösterdi. Belki de şu anda bütün medya herkesin hazır şeyi nedir? beklenirse hadi BİM'e girelim falan. Bence Türkiye Amerika ve devletlerindeki bu yeni takımın e, durumunu da bir görmek istiyorum. Muhtemelen onların motivasyonu İran üzerine. Şu an bu motivasyonu Türkiye üzerine çevirmenin ilk etapta bir anlamı yok. Bence Sincar çıkışı Cumhurbaşkanı'nın dahi yani bir şeydi. Yani direkt o hemen Amerika ile çatışma gerektirmeyen yine PKK'nın münhasır bölgesi. Bence biz şeydi. Ve bugün yani, bugün boşalttı, boşaltmaya çekildiler. başladı. Evet. Çekil, çekiliyorlar. Burada şu şöyle bir tehlike daha var önümüzde. Şimdi İran, Türkiye, Rusya toprak bütünlüğü konusunda anlaştılar ve bence Türkiye'nin bir bölgede hakimiyet sağlaması çok toprak bütünlüğüne aykırı bir durum değildir. Yani bir terör örgütünün kime bağlı olduğu belli olmayan, hangi grupla müttefik olacağı, kiminle hangi gün şeye ittifak yapacağı belli olmayan bir terör örgütünün mü acaba sınırımızda olması önemli? Türkiye Cumhuriyet Devleti. devlet masaya oturur, karar verir, çekilir ya da kalır. Ama bir terör örgütüyle böyle bir hesap içerisine giremezsiniz. Bence Rusya bölgede rasyonel davranıyor. Hani İran'ın daha derin hesapları olabilir rejimle alakalı. Türkiye, İran, Rusya'nın istikameti doğru, doğru bir yolda ilerliyorlar. Fakat öyle zannediyorum ki Suriye savaşında yenildiğini düşünen Amerika Birleşik Devletleri son dönemde de rejime dönük bir hamle yapabilir, işler tekrar karışabilir diye düşünüyorum. Bence şeyin, yani Suriyedeki savaşın Türkiye, İran ve Rusya eliyle Amerika Birleşik Devletleri barışa gitmesini muhtemelen istemiyor. Belki bundan sonra bölgede daha büyük karışıklıklar çıkabilir. Burada biz e, ne yaptık? O işte Suriye Savaşı'nın o en kötü zamanlarında PKK'nın DAEŞ'in Türkiye'ye sürekli saldırdığı dönemlerden bir kendi ülkemizde güvenliğimizi teminat altına aldık. İki bizi tehdit eden unsurlara sınır dışında da müdahale edecek durumdayız. Ha Türkiye şunu biliyor ki bu PKK bir örgüt olarak yaşadığı müddetçe ülke için tehdittir ve bence Sincar hamlesi çok sağlıklı bir hamle. Bence bu çekilişi kontrol etmek lazım Irak Devleti ile beraber. Acaba bir şey mi yani oradan çekildiği halde yine Irak'la Suriye arasındaki o hattı PKK kullanacak mı kullanmayacak mı? Bu taraftan da son toparlayayım ben. Türkiye aslında işte hatırlarsanız böyle övüne övüne PKK'nın ya da PKK yandaşlarının, sevicilerinin anlattığı bir şey vardı. Irak'tan başlayıp Akdeniz'e kadar uzanan bir koridor kurduk ve Amerika bu koridor üzerinde dans edebilecek diye veya İsrail istediği zaman kullanacak şekilde bir şey vardı. Şimdi biz koridoru Türkiye bir yerden yırttı. Fırat Kalkanı harekatıyla geldi Afrin'den tekrar koridoru yırtmış oldu. İdlib bölgesi bizim kontrolümüzde değil ama Suriye, İran ve Türkiye'nin vardı mutabakatla beraber en azından gözlemciliğini şu an biz yapıyoruz. Hani orada da biz varız. Sincar'ı da kestiği zaman yani Irak hükümeti de orayı da kestiği zaman bu sefer şeyin PKK'nın o kantonu mu, kartonda da diyebiliriz. üç defa yarılmış oldu. Ve artık onların da biz işte bağımsız bir devlet kuracağız. E, da çöktüğünü düşünüyorum. Bence Türkiye'nin birinci derece düşmüyorum PKK'dır. Ya başka devletler mutlaka gelip onlarla müttefik yapabilirler ama PKK içeride ve dışarıda başka topraklarda ne kadar biz zayıflatırsak, ne kadar yok etme çabası içerisinde olsak Türkiye'nin menfaati nedir? Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu hamleyi yaparak bir büyük devletler ölçeğine çıkmıştır. Kanırta kanırta dediğini yapmıştır. Dikkat edin yani o evet. günlerde ekonomide bile en ufak bir kıpırdama olmadı. Yani bir ülke öyle ya da böyle savaşa giriyor ve biraz döviz. Biraz oynuyor ama efendim. Bugünlerde şöyle biraz dış şartlardan dolayı bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Çin ve Avrupa ile girdiği büyük bir olay aslında. rekabetten dolayı. Şeyde, yani oradaki ince ayarı mesela şeyde gördük. Pentagon biz Memliç'ten çıkmıyoruz dediği anda Ankara tansiyonu yükseltmeyip hedefi Sincar'a çevirdiğinde mesela dolarda enteresan bir şekilde gevşeme görüyorduk. Çünkü şöyle var ama bu şöyle bugünlerde günle bugünler, ya şöyle Amerika Beşik Devletleri ile Türkiye savaşmaz zaten. İki devlet de bunu yapmaz hani artık iki devlet yöneticilerinde sıyırdığı anlamına gelir ki bu çatışma olmaz yani. İki devlet karşı karşıya gelecek, ordular savaşacak. Bu dünya savaşı demektir yani. Bunun ne olmayacağını düşünüyorum. Ha şöyle Türkiye bence e, şeydir ya yani talebini ve imajını çok yüksekten koydu, alabildiği kadar hem çok diplomaside pay alacak hem de şeyde de yani PKK ile de e, bütün alanlarda savaşmayı da göze alıyor. Bizim düşmanımız PKK'dır ve Türkiye'de doğru yoldan ilerliyor. E, nihayetinde ben e, galiba burada yine söylemiştim. Fırat Kalkan Harekatı olduğu gün biz yurt dışında bir masada oturuyorduk ve her kesimden insanlar vardı. CHP'lisi, milliyetçisi, Kürt'ü falan. Herkeste bir heyecan gördüm ve konuştum insanlarla şunu fark ettim. İster Amerika ile müttefik olsun, ister Rusya ile, ister İran'la Türkiye PKK eliyle dövülmek istemiyor Türk halkı. Onu bir onur meselesi yapmış ve o harekat başladığı zaman da bütün millette milli bir heyecan oluştu. Bu bir fetih değildir. Fakat kendi teröristini yenmek için yapmış olduğu çok önemli bir harekettir. Ve bu dalga da yani Türkiye'nin bu yakaladığı olumlu dalganın da devam edeceğini düşünüyorum. E, i̇ki tane çekincem var. Bir e, PKK işte biz buradan çıktık, şurayı da çekiliyoruz, böyle bırakıyoruz. Hani çok kendine bir önem atfederek böyle açıklamalar yapıyor. Benerd ise hep konuşulan konvansiyonel bir güç gibi, e, yarı devlet bir yapı gibi davranıyor çatışmıyor, bırakıyor, zemin çekiliyor. Bu kafalarda çok soru yarattı bir haftadır. Bir de bizim bölgede bir federatif yapı hazırlığı içinde olduğumuz çok konuşulmaya başlandı. Yani Amerika bir bölgeyi tutuyor, biz bir bölgeyi tutuyoruz, biz orada bir hani Sünni grubu kuracağız filan bu böyle bir soru işareti var böyle bir şey var mı? Birinci şöyle PKK'nın PKK bir terör örgütü fakat da dilini galiba silah harcadığı paradan çok işte iletişime para harcayan bir örgüt. Mesela bugün Amerika beş devletleri PKK'nın yüzde yetmişini seksenini ele geçirmiş yani PKK'nın. Ama Abla Hücalan için o bir sorun değil yani ister Amerika geçirsin ister Rusya örgütü ele geçirsin. O, onu da yeni duruma göre yorumlayabilirler. Doğru. Yani PKK niyetinde bir ideolojik örgüt ve kendi propaganda'sını her zaman yapıyor. Yani Güneydoğu'ya gidin, yani hükümet ve Ak Parti ile ilgili söylediği yalanlara bakın. Ben işte bölgeye gidip geldim dedim ki ya hani Tanrı Türk'ü korusun diye bir şey vardı ya. Allah Kürdün zihnini bu yalan ve iftira kara adına korusun. Bir insanın aklına hayaline ne gelmez, o bütün aklına hayale gelmeyecek şeyler. Her gün piyasayı. Örnek olarak şöyle söyleyeyim, Fransa'da DEAŞ saldırı yaptı eski bir şeyci yani Kürtçü örgüt de kurmuş bir adam. Diyor ki mezrada dediler ki ya işte Tayyip Erdoğan uçaklara doldurdu adamları götürdü Paris'e indirdi katliam yaptılar. Diyarbakır'a geldim aynısını söylüyorlar. Ya İzmir'e gittim İzmir'de de aynısını söylüyor. Yani mezrada olsa eyvallah Diyarbakır'da ama İzmir'de de aynı propaganda devam ediyor. Buna bir milyon daha yalan ekleyin. Dolayısıyla PKK böyle bir örgüt. Tabi bu örgütlerin işini Afganistan cihadı devam ederken ben küçük yaştaydım diyordum ki ya bu Avrupalılar Müslümanlara terörist diyorlar da neden Afganistanlılara mücahit diyorlar? Şu an PKK'lılar bütün Avrupalıların gözdesi ve mücahidi. Dolayısıyla onların haberleri dünyada çok rahat yaygınlaşıyor. Türk bak bir tane sivil ölmesin. Bütün halk da stadyumda gösteri yapsın Türk askeri geldi diye. Muhtemelen Avrupalılar ve PKK'lılar stadyumdaki gösteri Türk askerinin aleyhine yapılıyor gösteri diye aktarırlar. Burada bize düşen ne? Her zaman bir örgütle, FETÖ ile ilgili de ben aynı şeyleri söylemiştim. Bir e, örgütle bir devletin mücadelesini eninde sonunda devlet kazanır. Bizim demek ki bu Avrupa ile ilgili bu diplomasi ve lobi mekanizmalarımızı hep birlikte çalıştırmamız da ben Öztürk Bey'e... E, ben bir senedir anlatıyorum ya yani Türkiye'ye bunların bakış açısı, Türkiye kimle problemi olursa olsun onun karşısındakini yanında. tutarlar. Evet. Avrupalıları mı? Avrupalıları için Avrupalı evet. Amerika'da ondan öykünüyor tabii genel politik. Fakat bugün... Yani bu 100 senelik 100, 150 senelik doğal davranışları. Hatta şu pardon bir cümle daha söyleyeyim. Bu Amerika'nın bu PGAS, hassasiyeti var ya. Hı. Yani PKK değil diyor, bilmem ne diyor. IŞİD'e de karşı safımda oldu diyor filan. Orada aslında şu var olayın arkasında. Ya Türkiye zaten sınır ötesine ne niye çıkıyor? Türkiye bu işlere karışmaması lazım. <laughs> Haddini bilsin diyor. Ha yani evet. bakışın asıl gizli tarafı bu. Türkiye girince <laughs> ne oluyor filan diyorlar. Çünkü Türkiye'yi ya bir karış toprağının dışında hareket ettiyan Türkiye ile ilgili fobileri var adamın. Evet. Şimdi e, bir, de, bir... bir de şu, Düzelttim. pardon bir evet. şey söylemek istiyorum. Bakın e, tarih yıllar aktıkça daha doğru okunuyor. Kaddafi öldürüldü Libya'da Hı. ve Sarkozy soruşturmasında şimdi yeniden Kaddafi'nin e, ölümüyle ilgili. Yeni bir iddia tartışılıyor. Bu hep vardı ama şimdi daha çok su üstüne çıktı. Sarkozy'ye 50 milyon avro civarında bir kampanya para, para verdiği, kampanya parası verdiği konuşuluyor. Ve Sarkozy'nin bunun dışında seçimde harcaması gereken yasal sınırların dışında para harcadığı ve sahte fatura aldığı iddia edilerek hakkında evet. dava, suçlamalar var darısı Türkiye'nin başına yani kim yapmış kim yapıyorsa böyle sahte faturalarla kampanyalarda paralar harcanıyorsa herkes hesap verebilmeli gerçekten ama o tarihte Kadhafi'nin e, öldürülmesiyle Sarkozy baş tacı edilmişti ama şimdi bunun altında yatan neden ortaya çıktığı zaman sadece hakkında soruşturma değil Allah kimsenin başına vermesin. Çok önemli bir itibar kaybı da yaşıyor o devlet başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı. O yüzden e, yarın da tarihin neler yazacağını düşünerek e, adamlar o da ona göre atmak gerekiyor. Yani yalnızca günün koşulları bunu gerektiriyor. Ben bunu yapmalıyım. Bu bir faydacı bir siyaset olabilir, fırsatçı bir siyaset olabilir. Ama bence her devletin uzun vadeli projeksiyonlarla kendi devletini koruması için de çalışmalar yapması gerekiyor. Yani Rusya ile İran'la Suriye ile biz bu bölgede bu ülkelerle beraberiz. Evet. Yani Amerika ve Avrupa ülkeleriyle değil bu ülkelerle beraberiz. O, o nedenle politikaların duygusallıktan uzak daha rasyonel ve yarınki tarihi yönlendirecek akıllıcılık içinde yapılması gerekiyor. Ben bir cümleyle tamamlayayım. Bu... Aslında Türkiye şunu gördü. Yani müttefiklik ilişkileri önemli ama eğer kendi gücünüz bir yerde varsanız ve bu öncelikli olarak ne kadar tepki görürse görsün bir gün takdire dönüşür. Şu an Amerika Beş Devletleri'nde Türkiye mi yoksa onların çok sevdikleri bir PYD mi tartışması ciddi anlamda anlam kazandı. Bu sahadaki güç yani İran'ın işte etkisi neydi şeyde veya Rusya'nın e, Suriye'de kendi sahadaki güçleriydi. Türkiye'nin sahadaki gücü arttıkça diplomasi ve dış politikada da etkisi artacaktır. Artık herkes ciddiye almaya başlayacaktır. Belki bugüne kadar o eskiden ordudaki o hain yapılanmadan dolayı ve devlet kademelerinde muhtemelen Türkiye çok fazla da ciddi alınmıyordu. Ha bununla bu Fırat kalkanı dediğim gibi Türkiye'yi işte hatta ben çok iddialı bir cümle kullandım. Yani her siyasi parti gelir, bir gün gider. Yani AK Parti de bir gün Türkiye'de olmayacak. Yani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra veya ne kadar zamansa. Tayyip Erdoğan geriye ne miras bırakacak diye bir soru sorulduğunda Dünya sistemiyle veya devletlerle girmiş olduğu mücadeleden dolayı Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan dünyanın büyük devletleriyle eşitlemiş olarak bir miras geriye bırakacak ki. Hem vatandaşlar bunu hissediyorlar hem de devletimiz bundan sonra diğer devletlerle bir müzakerede, barışta ya da kavgada ezik, yenilmiş ve üçüncü sınıf bir ülke değil de bundan sonra masaya biz her yerde 1. sınıf bir ülke olarak oturacağız diye düşünüyorum. Bu da kıymetli bir mirastır diye düşünüyorum. Ben birkaç küçük, küçük konunun... bir düzeltme yapabilir miyim? Bu yapabilir. parti niye varlığını devam ettirmesin ki? Edecektir. Yok, 10 hayır. yıl sonra, 20 ya, yıl sonra... Olur ya, o, şöyle de. bir parti <laughs> tamam, <nihayetinde> bir, <laughs> Oraya cevap <olur>. bir parti de <laughs> bir gün yani hayatiyetini sonlandırabilir. Her, her partinin her CHP partinin kadar bir uzun bir olmak şey zorunda değil yani. Baş baş çok tartışılıyor. Lelebet payidar olacak. şöyle, <laughs> yani işte 1920'lerde kurulmuş partilerimiz hala ayakta. Komünist partimiz buna dahil. O manada söylüyorum. De parti kapatmayı e, ardından kaldır... İktidar değişikliği olarak söylediniz. Kaldırmış bir Değil ülkede mi? ülkede devam ediyor. Yarın bir... olmayacak <laughs> yani. Ben bir... bir şey Sayın, şimdi. Sayın Aktaş belki de AKP e, ANAP örneğini anımsayarak vermiştir bunu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Şu ben, o kadar bir, iki, bir iki konunun altını yani. çizme ihtiyacı içerisindeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sayın, <laughs> Sayın Aktaş'ın sözlerinden hareketle. De, e, bir defa e, ülkeler arasında daimi dostluk yok elbette. <laughs> daimi düşmanlık da yok. Ülkeler akılcı davranırlar, çıkarlarının ortaklaştığı yerde ortaklaşırlar. Hatta bu Suriye ise, Kuzey Suriye ise özellikle, Orta Doğu ise e, kimin nerede dost, nerede düşman olduğu da bölgesel olarak dahi değişir. Yani İdlib'de İran'la beraber çalışırsınız ama İran milislerini sizin de ifade ettiğiniz gibi gerektiğinde Suriye'ye size karşı gönderme gayretine girebilir. Burada bunu biliyoruz zaten ama burada biraz daha analizlerimizi bence biraz daha inceltmek, biraz daha akılcı yapmak durumundayız. Ya elbette burada önemli bir, bir başarı var ama bu böyle yedi düvele bir meydan okuma gibi de algılamamak lazım. Amerika ile ilgili tespitlerinize de katılmıyorum. Tam da bunun için söz aldım zaten. Şimdi Amerika biliyorsunuz Afrin operasyonu başlamadan önce orası benim operasyon alanım değil diyerek zaten e, Türkiye'ye yeşil ışık yakmıştı. İkinci nokta e, Rusya'nın e, öncelikle e, Şam'a e, yani YPG'ye Afrin'i Şam'a devret ...baskısı olmuştu. Bence öyle sonuçlanacağını İzninizle. da bekliyordunuz. Tamam. Ya, Neyse musun? sonuç, Orada olarak, da sonuç olarak bu olmayınca Amerika çok kuvvetli muhtemel ki oranın aslında Türkiye tarafından e, tutulmasını daha isabetli bulmuştur. Zaten en nihayetinde son noktada Amerika ile Türkiye aslında stratejik ortaklığını sürdürmektedir. Şimdi bugün Türkiye'de yapılan gösterilen e, Türkiye'de bir Amerikan karşıtlığı zirve yapmışken miting meydanlarında ey Amerika demek, Amerika'ya hamle yapmak çok böyle getirisi vardır. Burada da böyle konuşulabilir ama işin özü o değil. Yani orada en nihayetinde Amerika ile bir anlaşma olduğu anlaşılıyor. Anlaşmanın bir parçası oradaki YPG güçlerinin e, Membiç üzerinden tekrar orada konumlandırılması, belki işi de karşı tekrar mücadele bilemiyoruz ama bir tarafıyla da burada bir anlaşma olduğu belli. E, bunu yadırgamıyorum. Bunu yadırgamıyorum. Pragmatik devlet. En nihayetinde Türkiye'de diploma elbette ki zaten orada kan dökerek, şehit vererek yapılacağına elbette ki diplomatik işbirlikleriyle halledilsin. Ama bunun üzerinden böylesine bir kahramanlık yani bir Amerika karşıtlığı, Amerika'yı meydan okuma falan çıkartılmasında yok, doğru doğru bulmuyoruz. Yani analizlerden konuşuyorsanız düzeltmem lazım. Ya yani yani yok genel de... olarak genel yani ben, ben tekrar siz genel AK Parti şey... siyasetiyle ilgili konuşuyorsunuz. Evet. Bir acil reklama gitmem lazım kasaya gelmeyelim bu sefer Önce <laughs> Artık eee <laughs> ya ben politika... konuşurken olur o merak. Tamam <laughs> Bir daha almaz efendim. Kusurumuza bakmayın tekrar. <laughs> e artık iç siyasete geçeriz biraz hukuk, <laughs> yerel seçimler, <laughs> adaylar ne oluyor ne bitiyor. Eyvah eyvah.

dış politikada eklemek istediği olan söylemek istediği var varsa alayım yoksa yavaş yavaş için hayırlısı olsun bence en, en doğru lafı. olsun. evet doğru. Ee, ama hani stratejik ortak mıyız hakikaten daha aylarca yıllarca herhalde konuşuruz bu meseleyi. Ee, ha bu anketi bir sorayım size Hakan Bey. Bahsettiğiniz bir konu var. Onu bir, bir hani Türkiye'nin dostları evet. algısı. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı da bugün dedi. Evet. Dostları arttırmamız lazım, düşmanları azaltmamız evet. lazım. O şeye slogana geri dönürüz herhalde ama Var mı gerçekten Türk'ün, Türk'ten başka? Japon e, Japon Büyükelçiliği'ne biz e, işte iki yılda bir, üç yılda bir böyle çeşitli Türk toplumunun Japonlarıyla, Japonya ile ilgili algılarına yönelik araştırmalar yapıyoruz. 15 senedir filan. Yani Japon devletinin alıp değerlendirdiği bir araştırma. E, orada bu mesela 30-40 soru oluyor. Bir tanesi e, ben de çok merak ediyordum. E, işte i̇şte sormuşuz. Yani kendinize en yakın hissettiğiniz, sempati duyduğunuz devlet hangisidir? Türkiye'nin dışında tabii. Şimdi tabii açık ara yüzde otuzlarda falan Azerbaycan çıkıyor. Çok normal adamlar Türk yani bizim gibi. İkinci sıra önemli. Bayağı intifak, irtifak kaybediyor aşağıda. Yüzde sekiz buçukla ABD ikinci USA. Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu atmosferde. Hala toplumumuzun yüzde sekiz, sekiz buçuğu Amerika'ya sempati duyuyor. İkinci konumda. Japonlar da tam kafa için. Japonlar ikinci çıkardı hep senelerdir. Doğru. Azerbaycan bir çıkardı, Japonlar iki çıkardı. Burada Gerçekten... Almanya falan hiç yok galiba. O üstü... Al Bravo, Almanya 20 sene önce ikinci çıkardı, evet. üçüncü çıkardı. Almanlar da dördüncülüğe, beşinciliğe düşmüş durumda. Yani Türk halkının e, işte sempati duyduğu devletler. Ama mesela Türkiye'ye en lazım olan devlet hangisidir diye soruyoruz. Ee, orada Amerika sefer 18-20'lere yükseliyor. Yani kızdıkları halde tabii kızan da çok. O %8 sempati duyanları söyledik. Onlar ona rağmen e, ABD bize lazım. Yani ABD ile bozuşmayalım falan gibi Düşman. de yaklaşımlar var. Çok enteresan. Tabii bütüne bakmak lazım. Ama çok %8 çok. de çok düşük bir oran aslında. Zaten düşük çok yani. Düşük. Ama ikinci sırada olabilir. Ama ikinci hayır, sırada hayır. olmasın. Bu, bu de, düşüklükle yani. ikinci sırada. Peki bu haftanın en fazla konuştuğumuz adli cephesinden konu e, yargıda kurallar ve sonrasında başlayan bir tartışmaydı. E, HSK Başkanı o e, Yargıtay e, Tetkik Hakimi yani Danıştay Başkanı'nın sayın kızının e, Gonca Hatinoğlu'nun e, ataması sonrasında yaptığı açıklamada bu aslında standart bir uygulamadır dedi ama e, muhtemelen hakimlerimiz savcılarımız da birazcık görev yapan Anadolu'nun pek çok köşesinde görev yapan hakimlerimiz, savcılarımız da ya bu iş gerçekten böyle mi yürüyor diye muhtemelen düşündüler mi bilmiyoruz. Geçmişte Yargıtay Tetkik Hakimliği için 5 yıl denetim şartı aranıyordu. 2011'de anlaşıldığı kadarıyla birazcık da FETÖ için hazırlanmış bir yasa tasarısı bu. Bu değişmemiş ve şimdi bundan faydalandığı için e, pek çok kişi birazcık da zan altında. E, Murat Bey yorumunuzu alayım mı? Adalet Çepesi'nden birazcık ne oluyor? Şöyle... E İzin verirseniz ben öncelikle bu adalet demişken artık bir hukuk skandalına dönüşmüş olan Enis Beberoğlu davasından kısaca bahsetmek isterim. Dün sevgili Enis abimizi ben de cezaevinde ziyaret ettim. Oradaki hukuki durum son durum gerçekten işler acısı ve Türkiye'nin içinde bulunduğu hukuk durumunu yargının ne durumda olduğunu da çok açık ortaya koyuyor. Şöyle ki biliyorsunuz casusluk iddiası ile tutuklandı. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ama buna rağmen e, Bölge İstinaf Mahkemesi burada casusluk yok dedi. Anayasa Mahkemesi bunlar gizli bilgi dahi değil. Çünkü bunlar zaten e, herkesin bildiği daha önce yayınlanmış da bilgilerdir dedi. Doğru başka gazetelerde değil. Başka, başka gazeteler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı dava açtı. Buna rağmen bu dava bütün yöne çökmüş iken dahi ee, bir hüküm kuruldu ve 5 yıl 10 ay hüküm kuruldu. Şimdi bu hükmün gerekçesi de devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgilerin e, yayınlanması bilinen bu. Şimdi birincisi e, bu suçu e, sayın Beberoğlu'nun işlediğine dair hiçbir karine yok. Zaten daha önceki kararlarda da e, bu konuyla ilgili kararlarda da yeterli delil olmadığını yani Erdemgül ve Can Dündar kararını Anayasa Mahkemesi hükme bağladı. Yani burada casusluk da yok, böyle bir unsur da yok diye hükme bağladı. İkincisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en son gazetecilerle ilgili verdiği kararda da açıkça şunu dedi, hatta Türkiye'yi öylesine bir zan altında bıraktı ki, dedi ki liderin suç saydığı veya devletin varlığı açısından e, sakıncalı bulduğu unsurların açıklanması suç teşkil etmez diye açıkça bir karar verdi. Siyasiyle Ve suç diğer diye. Evet. Dolayısıyla bu aslında tamamen çökmüş bir dava. Her yöne bitmiş bir dava. Ama iki şey bekleniyor. E, birincisi Yargıtay aşamasında Yargıtay'ın hemen bu işte, müdahale edip tahliyenin önünü açması gerekiyor. Veya Anayasa Mahkemesi'nin önünde 9 aydır bekliyor. Bakın Şahin alpay kararı 1 yıl 4 ay bekledi. Sonra, evet, evet, ve beraat ben oldu. ben alıyorum dediğinde. Evet de. o gün bir gün önce karar verdiler. Hatta orada anımsayacaksınız önce Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Bakan e, hükümet yetkilileri dediler ki canım Anayasa Mahkemesi yetkisini aşmıştır dediler. Ama bugün başka bir yola gidiliyor. Onu şimdi niye gidildiğini konuşuruz. Enis Berberoğlu davasında Anayasa Mahkemesi'nin hiç olmazsa artık bu kararı vermesini bekliyoruz. Bir de şöyle de bir özellik var. Şu anda bir tecrit yaşıyor. Fiilen bir tecrit yaşıyor ve e, tutuklu olduğu için e, asıl süresi dolmasına rağmen açık cezaevine geçemiyor ve bir sürü hakkından da mahrum ve muhtemelen bizi de seyrediyor. Hepimize selam söyledi. E, biz de buradan ona selam, Sen gönderelim. De selam E, Cidden bu bunların bitmesi gerekiyor. Şimdi e, yargının nasıl siyasi iradenin e, iki dudağın arasında sıkıştırıldığı yüzlerce örnek verebilirim. En son Deniz Yücel'in tahliyesinden tutun, Şahin Alpay kararının bir gün önce gelmesinden, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının dinlenmemesinden, bağlayıcı sayılmamasından, buna siyasi iradenin böyle olacak tabi demesinden, sonra tekrar Avrupa'yla, Dünya'yla ilişkileri kurmak bakımından, hatta biliyorsunuz özellikle Avrupa Almanya Kalkınma Bankası'nın kredi hatlarının açılması için yapıldı bunlar. Ve bunlar... Yapılacak diye de tutuldu. Şimdi böyle bir rüzgar esiyor. Yani yargı zaten iktidarın elinde. Nasıl olmasın ki? 13 tane HSK üyesi var. Neredeyse hepsini Cumhurbaşkanı atıyor. Şimdi Venedik Komisyonu'nun kararı var. Diyor ki böyle bir HSK yapılanması ve başkanının siyasetçi olduğu. Yani bakan bir HSK yapılanması var iken yargı bağımsızlığını nasıl söyleyeceksiniz? Zerrin Güngör. Danıştay Pardon, Başkanı. Ben ne ihtiyacımız yok ki olay ortada ama yani. O efendim. Tabii tabii. Yani yani ben bu konuyu size 3 saat anlatabilirim. Evet, tabii, yani ama. Türkiye'de yargıç bu kadar bağımsız olmadı diyor. Ç çay toplamaya gitmesi bir, bir başka bir şey. Ondan sonra diyor ki CHP'liler şikayet ediyorlar çünkü CHP'nin hep yardımına koşardı diyor. Ya böylese siyasallaşmış bir Danıştay Başkanı ve ödülünü de böyle alıyor. Şimdi ben e, bunu soru önergesi olarak verdim. Yani e, HSK'nın yaptığı açıklama diyor ki bu bir eş durumudur olağandır. Zaten 27 kişi yapıldı. Bunda şaşacak bir şey yoktur diyor. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz hepimiz. Bunun herkes için aynı işlemediğini ben biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Biz izleyenler de biliyorlar. Şimdi ben bunu so sordum. Bu, ce bu cevaplanır inşallah. Çünkü bizim parlamenter olarak bunları sorma görevimiz var ama bu görevimiz çoğunlukla karşılık bulmuyor. Yani meclisten giden sorular kamu kurumlarınca cevaplanmıyor. Ama ben sordum bunu. Yani Adalet Bakanlığı'na son 5 yılda, yıllar itibariyle ne kadar eş durumundan tayin başvurusu olmuştur, ne kadarı hangi sürelerde sonuçlandırılmıştır. Yani Dolayısıyla burada aslında artık bence herkesin şapka yönüne koyup düşüneceği zaman gelmiştir. Türkiye'de yargı bir kişinin bir iradenin iki dudağı arasında terk edilmiştir. Yargıç bağımsızlığı tamamen bitirilmiştir. Yargıçlar, mahkemeler, olağan kamu kurumlarına, yargıçlar da aslında e, e, kendi kararlarından korkan bir duruma düşürülmüştür. Ve bu tüm Türkiye'ye zarar vermektedir. E, bu yönüyle e, artık bu, bu ağırlığı, bu yükü ne Türk yargısı, ne Türkiye, ne bizler hiçbirimiz hak etmiyoruz yani yargıçlarımızı, savcılarımızı eleştirmek de istemiyoruz. Çok da zor şartlar altında ağır bir yükleri var. Bu FETÖ sonrası e, yeterince eleman da yok. Sayın HSK Başkanı Mehmet Yılmaz da aynısını dikkat çekmiş ama e, bu muhafazakar camiada AK Parti Evet içeride... bu da gerçek bir yandan ama ne diyecekler? Evet belki. yani hani orada bir burukluk yaratmıyor mu efendim? Bey Ne dersiniz? yani bir, bir şey yok mu böyle? Sayın vekilimi e, dinleyince şöyle bir şey oluyor. E, yani keşke Türkiye'de Adalet Bakanlığı ve adalet mekanizmaları olmasaydı daha iyi olurdu. Yani o kadar hayır, bak, kötü rezalet. Adalet Bakanı, HSK'nın başkanı olmasaydı Bütün, diyorum ben çok net. E, HSK HSK bir kurul cool olsaydı. Daha önceden nasıldı? Ya daha önce ona göre seçiliyordu. Tamam. Cumhurbaşkanı daha, atıyordu. Onun daha öncesinde nasıldı? Bu baştan beri böyle. Yani ilk defa oluyormuş gibi böyle. Fransa'da şey yargı yargıtayı başbakana bağladılar. O çok demokratik Avrupa'nın göbeğinde oldu bu. Ee, sebep ondan sonra da şöyle oldu. Olağanüstü hal ilan etmeye gerek kalmayacak şekilde olağanüstü hal kanun normal kanun haline getirildi. Askerler polis gibi sokakta devreye geziyorlar. Brüksel'de aynı şekilde geçen hafta oldu. Ama o yani yaşadıkları siz, terörle bak, ilgili, siz, terör bugünkü, olaylarıyla terör ilgili. Terör olaylarını verirse bugünkü Türk yargı dönem. durumuyla ilgili niye Olağanüstü. konuşmazsınız? Bakın ben bakın. bugünkü bak, ya şimdi, bir dakika, şimdi, bir 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 dakika, hayır hayır. konuşacağım, konuşmaya başladım. Hayır hayır. Lütfen, evet, devam edin. edeyim. Bugünkü mi? yargının ben bir resmini çektim. Ya Fransa'da da şöyle, Türkiye'de de şöyle desem Bunlara gerek yok. Bugün yargı ne durumda? Bir bunu konuşarak değil. Bugün yargı ne durumda? Bugün yargı ne durumda? Ülke, bakın Fransa örneğiyle, 20 yıl önceyle bunu ama Gerçekten yani böyle bir atama dünyanın hiçbir yerinde olmaz herhalde. Eş, Amerika'da eş da olmaz, Fransa'da da olmaz. Eş ne? durumuyla alakalı Sayın Bakan'ın e, bakanlık yaptığı dönemde kaç tane olmuştur kendisi söylesin. Eş durumuyla alakalı e, kısmını ben sadece söylüyorum. Öbür kısmını teknik olarak bilmem. E, ama beri tarafta eş durumuyla alakalı atamalar zaten en büyük sorundur bürokraside. Orada Ankara'da görev yaparken de bana en çok gelen şeylerden biri buydu. Bunu lütfen iletin. Şimdi e, hanım e, Van'da, bey Edirne'de e, aileler yani parçalanıyor. Türk adaletine hizmet edeceksiniz. Türk adaletine. Elazığ ile İstanbul arasında ne farkı var? AKP teşkilatlarından özellikle değil. hakim savcılar seçildi. Eşlerin özellikle... birisi Hanya'da birisi Konya'da mevzu var. Burada da beş Durumlar durumu varsa... Bunlar böyle Tamam olur. zaten yaşamaya devam ediyorlar. ediyorlar. Yani... İlk defa, ilk defa bu ülkede bir eş durumundan dolayı bir tayin oldu. O da bu oldu şeklinde takdim edilmesi yanlış oluyor, olmalı da mümkün olduğunca da birleştirilmeli e, aileler aile parçalanmamalı, dağılmamalı. Bakın bu daha iki hafta önce <laughs> Muş'ta e, bana yazıldı en az on tane böyle şey. Böyle bir görevim de yok sivil olarak gitmişim ama e, insanlar geliyorlar. Aynı şey eş durum <laughs> öğretmenler. Ee, birisi o ilde ailesi kalmış orada. Kendisi gitmiş tayin edilmiş oraya. Ne kendisi geri, ailesinin yanına gidebiliyor ne ailesini kendi yanına alabiliyor. Böyle durumlar var. Bu eş durumu meselesini eş durumundan tayin meselesini siyaset konusu yapmamak lazım. Öbür tarafta Adalet Bakanı'nın HSK, HSK şimdi... Yükseğika. HSK. HSK başkanı olması meselesi Şöyle oldu, e, AKP bir devlet kurdu. Bu AKP'nin kurduğu devlette de bu modül böyle yerleştirildi. Ya bu zaten böyleydi. Bunun alakalı... SHK'nın yapısı böyle değildi ama. ama bakınız. E, Başkan hep vardı, doğru haklısınız. Bakan hep de e, devredeydi ama altyapı böyle değildi. Bununla alakalı üç aşağı beş yukarı da böyleydi. Bununla alakalı e, CHP'nin varsa bir e, daha adil bir önerisi bunu çalışsın getirsin getirdik onlar hepsini getirdik gö götürsün, hepsini meclise, getirdik ya yani bakın milletvek... bu anayasa anayasa tartışmaları sırasında... edin. bakın ama mecliste mecliste 550 tane milletvekili var i̇kna bu edin geçsin. bu kanunların tartışıldığı komisyonlarda görev yapmış birisiyim öncelikle fetöcü yani 15 temmuzdan önce fetöcülere nasıl teslim ettiğini bu siyasi iktidar biliyordu yani 2011 referandumuyla yargı tamamen fetöye teslim edilmişti Yüzün üzerinde küsuratını şimdi anımsamıyorum. Zaten şimdi hepsini dava açıyor. Oradaki sürüyor. seçimler Peki, nasıl yapılsın? Orada CHP'nin koyduğu tavrı da söyleyecek misiniz? Efendim hangisini? Orada e, bu e, HSK seçimleri nasıl yapılsın? Çarşaf liste vesaire. Tabii tabii o vakit mevzudan... verirseniz hepsini anlatırım. Hepsini anlatırım. E, e, Bak, o, o kadar seçimle Hayır. kaybolmayalım. Bir dakika Bakın, başka konular da konu var efendim. Konu yani. şu. Şimdi Yargıtay ve, ne ne tamam, çok, Yargıtay ve Danıştay'daki tamam çok Yargıtay ve Danıştay'daki FETÖ'cü hakimleri emekle eee istinaf mahkemelerine göndermek için bir kanun yapıldı. Biz o zaman dedik ki bakın bunu yanlış yapıyorsunuz. Eğer bunlar terör örgütü üyesi ise 15 Temmuz'dan önce oldu bu. Bunu biliyorsanız Yargıtay kanunu buna izin veriyor. Müdahale edin, varsa bir suçlu gereğini yapın. Ama yargıyla böylesine oynamayın dedik. Yaptılar. Sonra bu 15 Temmuz yaşandı. Sonrasında kanun hükmünde kararnamelerle bütün yapıyı bozdular. En son kanun hükmünde kararnameyle Danıştay'a üye atadılar. HSK'ya tekrar anayasa değişikliğiyle biliyorsunuz e, tamamen o e, yürütme erkinin e, etki alanına tamamen bıraktılar. E, yani sürekli olarak yargıyla bir e, oynama Sayın oynama, oynama şey var. İzin ve sakın, verin öyle ha, söyleyin, yeni hakim alınırken bakın iyi, bakın. Yani. Bir sürü kaç 4000 Ama bir dakika. Kaç tane? Ama oldu. Yürütme bakın kaç tane sürü... atıyordu? Kaç tane atıyor şimdi? Söyleyip geçiyorsunuz ama matematiğini söyleyin hepimiz bilelim. E tabii. Hmm. Şimdi Kaç taneydi? Yedi, kaç tane? yedisini yedisini meclis seçiyor, altısını Cumhurbaşkanı seçiyor. Meclis yürütme midir sayın? Meclis mi? yürütmedir. Bakın şöyle yürütmedir. Aynen. Siz ne yapıyorsunuz orada? CHP olarak, milletvekilleri olarak. Ne yaptığımızı söyleyeyim ben. Adalet Komisyonunda, Karma Komisyonunda gelir bunlar konuşulur. Karma Komisyonunda ah. gelen önerilerin Kaç dakika görüşüldüğünü biliyor musunuz siz? Kaç dakika görüşüldü? Kaç dakika görüşüyorsunuz? Görüşülmedi, saniye vekili. görüşüldü. Yani gelen liste millet, onaylandı millet gitti. Milletvekili olarak, Atın millet. Siz bu kendimiz. Ben mücadeleme ediyorum. Ke, ke, yani ama yani kendimizi ama, ama müca. Musun? Hayır, ben kendimi suçlamıyorum. Orada milletvekili görevini yapmayanları, gelen saraydan gelen listeyi anında onaylayanları suçluyorum. Beyefendi. Bakın, Türkiye'de ben o komisyonda şey vardım ve. Birkaç saniye görüşüldü. Eller kalktı. Orada İngilizce, saray o, diye bir yer o, yok. O, o, hakimler HSK Orada üyesi yapıldılar. Orada diye bir yer var. Devam ediyorum. Cumhurbaşkanlığı... HSK, bakın yeni hakim bir alımlarında, bir hakim orası. savcı alımlarında önce 70 puan barajı vardı. Bu 70 puan barajı aşağı çekildi. Niye çekildi? Ya bizim çocuklar da gelsin. Biz o zaman dedik ya bu sözlü sınav olmaz. Sözlü sınav koyuyorsanız bir, bir e, şey olsun, bir tabanı olsun, bir bir kriteri olsun en azından en azından bir kaydı alınsın bunların. Yok ve sonuç olarak görüldü ki AKP teşkilatlarından hakim savcı atandı. Ve işte bir Danıştay başkanının kızının 45 saniyelik bir e, görüşmeyle hakim savcı olması eğer herkesin içine siniyorsa sorun yok ama Türkiye'de çocuğun hukuk fakültesine gönderen ve benim çocuğum çok çalışkandır. O da bir gün hakim savcı olsun diye bekleyen ve mahkeme kapılarında benim davamı görecek avukat savcı bir partili midir yoksa gerçekten vicdanına göre mi karar verecek diye bekleyen milyonlar var. Ve o milyonlar bizi dinliyorlar. Dolayısıyla bakın burada artık e, mızrak çuvala girmiyor. Tamamen siyasi iradenin emrine verilmiş bir yargı var. Murat Bey iş... gerçekten çarpıtıyorsunuz. Bir, Neresi net Neresi çarpık? Yani başta e, HSK'yı e, yürütmenin emrine vererek çarpıtmaya başladınız. O arkası da öyle devam ediyor. Bu böyle değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Ya ya evet. tamamen çarpıtıyorsunuz. Ben fikirlerimi meclis, söylüyorum zaten. meclis seçiyorsa, meclis seçiyorsa şu kadarını. Ee, meclisin hükmü yok mudur? Bunun neresi yürütmedir? Yürütmenin bu Biz... Siz tabii bu, bu tartışmaları bakın hayır, meclisin nasıl bir tane isim tamam de geçmedi. Hayır, Şimdi hani, bakın bak, bak, yani, yani, meclisin nasıl Gelenleri oluştuğunu de, ölçü meclisin ölçü olmaz meclisin nasıl Me, oluştuğunu meclis da konuşalım mı? Bakın. CHP çalışsın millet ona %50 oy versin. Çalışsa da bir matematik var mı? Millet Ama bu mudur? Bu mudur? Yani CHP sultasında bir yargıyı mı hayır, Hayır hayır. Buyursun, Biz diyoruz çalışsın. ki siyasetin emrinde bir yargı olmaz. Model önersin diyor da. Bakın Türkiye'de. Türkiye'de mesela şunu öneririm. Adalet, adalet izlememişsiniz Sayın bakın. Vekilim bakın Adalet Bakanlığıyla e, adalet mekanizmalarının yargının yargı teşkilatının ilişkisinin bakanlıkla e, teşkilatın ilişkisinin nasıl kurulacağına dair bizim önerimiz var bir, bununla ilgili İkna da... edin milletvekillerini arkadaşlarımız Hayır ik, milletvekilleri milletvekilleri ikna milletvekillerini ikna etmekle ilgili bir sorun yok bakın siz konuyu başka bir yere götürün gedin. o zaman anlatayım bir bakın sunun oylansın o kabul edilsin Cumhurbaşkanlığı sistemi kemal... tartışılırken bu konuşuldu biz dedik ki bakın Türkiye gibi siyasi parti sistematiğinin hiyerarşisinin çok kuvvetli olduğu, liderlerin her şeye hakim olduğu, milletvekillerinin genel merkezdeki listelerle belirlendiği bir CHP'de siyasi öyle ortamda dediğimiz gibi mi yapıyor. Zaten, bakın niye sözümü kesiyorsunuz? Ko çekinmeyin bu kadar verin. Ama söylüyorum işte. Böyle CHP'de bir öyle ortamda Aa, sonra bir şey bütün yetkileri bir kişiye verirseniz o kişi yargıyı eline geçirir, yasamayı belirler, e yürütmeyi kendisi. İşte bu tek adam rejimidir dedik. Bakın yani konuları birbirine bağlıyorsunuz ama biz tabii vaktimiz çok olmadığı için tam anlatamıyoruz. Ama onu da söyleyelim. Öyle bir şey yani soruyorum. İşlemiyorum, bir yorum alayım istiyordum. Ee, ama şeyi anladım. Hani tartışmanın gittiği yer anladım ki abi bir şey söyleyecektin sonra. Ee, yani bu konuyla ilgili e, şimdi e, bu konuyu çalışan komisyon üyeleri bana bir liste gönderdiler de HSYK sistemleri Avrupa'da nasıl oluyor diye. Yani onu sıraladığımda Avrupa'da aslında çok farklı bir şey olmadığını görürsünüz. Bence tartışmayı yanlış bir yerden o yüzden yapıyorsunuz. Yani Avrupa'nın birçok ülkesinde Adalet Bakanı ve Müsteşar doğal üyedir. Birçoğunda komisyon Bakanın bakanın etkili olduğu başkan olduğu Çok az örnek var dünyada. Bakanın Bakın Fransa'da bakan vardı. O Bakın, e, İngiltere'de de çıkarıldı. Adalet bakanları Bakan ya da müsteşar değil. Alt kademenin nasıl seçildiği konusu yani... Ben bir şey söylemek istiyorum. Sözünüzü Komisyon... sözü hiç kesmek istemem. Çok özür dileyerek kimsenin sözünü kesmek istemem ama. Sadece bakanın ya da müsteşarın başkan olması değil sorun. Sorun o kurulun nasıl oluştuğu. Biz hep şunu söyledik. Hakimler ve savcılar kendi temsilcilerini kendileri seçsinler kimi istiyorlarsa bu aşamalı kademeli seçimlerle olur. Tıpkı üniversite rektörlerini başkalarının tercihine bırakmadan öğretim üyeleri kendileri seçebilmelidir. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üyelerini de bu ülkenin hakimleri ve savcıları seçmelidir. Bence çok ve üst derecede hakim ve savcı neden? Ha ondan sonra başkanı artık bakan ya da müsteşarın başkanlık etmesi pratikteki kaygıyı azaltır. Çünkü orası kendi meslektaşlarının seçtiği bir kurul olarak görev yapacak. O zaman da hep o klipleşmeler vesaireler. Şunu, hani, bir deneyelim ama şunu, bakın. şunu neyse okumayayım şey, biz Yani Almanya'da da bakan bir defa Vabiye, yaptık işte. Ama işte kurul nasıl kesin. oluşuyor? Şimdi bakın şöyle orada da meclis seçiyor ha, hükümet işte atıyor. Öyle. Hayır hepsi öyle değil. Hepsi öyle değil bir kısmı neyse, öyle diyorum zaten. Tamam. Şimdi bence sorunun ana kaynağını kaçırıyoruz. Bakın sizin dediğiniz sistemde seçilse Mesela geriye doğru gidelim başka sistemlerde seçildi. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partili hakim ve savcıların çok hakim yani fazla olduğu, HSK'da fazla olduğu görüldü. ANAP geldiğinde de ANAP görüldü. AK Parti geldiğinde de AK Parti de artıyor. Şimdi ülkücüler, solcular, dindarlar birçok insan FETÖ'den, darbeden, vesaire başka bir sebepten dolayı adaletten şikayet etti. Yani hepimiz ama herkese böyle bakarsak insan bulamayız. Ama bakın hepimizin sistemden bir şikayeti var. Ben de 28 Şubat döneminde düşüncelerinden dolayı mahkum olmuş birisiyim. Ben de o hakimin Cumhuriyet Halk Partili bir hakim olduğunu biliyorum. Onun döneminde atandığını biliyorum. Ve onun ön yargılı bir şekilde beni yargıladığını biliyorum ve mahkum ettiğini de biliyorum. Ama Yıllarca... Kemal Bey, yanlış tekrar etti oraya. Yok yok yani. ben söyleyeyim. hani CHP'li yaptı da AK Parti'li de yapıyor haklı demiyorum. Bugün adalet sistemindeki tartışmanın ana gövdesi HSK üyelerinin atanması sayısı bu değil. Ya biz bu adalet sistemini niye kuramıyoruz bir türlü? Bu işte Doğru. tam da bu. Tam, evet. tam da bu. Evet. Tam evet. da bu işte. Bakın özel HSK'nız olsa bak, işte, böyle olmaz mı? Şöyle Daha söylüyorum. Şey Diyorum şey, ki efendim. siz bunu... AK Parti HSYK'nın üyesini şöyle yaptı, bakanı böyle soktu, onu buradan yaptı diye tartışırsanız çözemiyoruz. Soruyu doğru sorarsak çözümü o zaman bulabilir. Kardeşim bu ülkede son 50 yıldır adalet sisteminden herkes şikayet ediyor. Ya bu sorunu nasıl çözeceğiz? Ben bir AK Parti'yi savunan bir insan olarak da adalet sisteminden şikayetçiyim. Siz de Cumhuriyet Halk Partili olarak adalet sistemine şikayetçisiniz. Evet. Bu 20 yıl önce de böyleydi. Yani CHP iktidarken, iktidardayken de böyleydi. O zaman bizim sistemimizde bir problem var bir. Bizim adalet ve şey hakim ve savcılarımızın yetişmesinde bir problemimiz var. Çok Yetiştirilmesinde bir problemimiz var. Bakış açısında bir problemimiz var. Bakın. Bunu bir dakika. Bunu tartışmak başka bir seviye. HSK Avrupa'da böyle seçildi, orada böyle seçildi. İnanın bana, sizin dediğiniz sistemi getirsek HSK yapısına hiçbir şey değişmez. Sorunumuz o değil bizim. Sorunumuz kürsüye oturan hakim ve savcının sadece vicdanıyla, aklıyla ve o kitapla birlikte hiçbir yere bakmadan ve korkmadan Karar alabilmesi. Ayağa kalkmamak da tamam dahil mi işte buna? Bak işte yanlış bir yere bakıyorsunuz. Yani Niye yanlış yani bir, bir yere Siyasi Siyah ziyade elini çekecek yalnız. Her şey iyi gidiyor diye sizin ikinizden dinlediğim zaman hakikaten şaşırdım. Ben iyi gidiyor demedim ki. Ben şikayetçiyim. Ben adalet sisteminden şimdi de şikayetçiyim. Önceden de şikayetçiyim. Ama sorunun adresini söyleyemiyorsunuz. Efendim? Adresini söyleyemiyorsunuz sorun. Hayır çok açık söyleyelim diyorum ki. Bakın, açıkça söyleyin, Bakın. Adam toplamasında Türkiye'de ajanlar bulduk dediler. Murat Bey, bir şey ve birinci dereceden bak, Sayın o, Cumhurbaşkanı her o, yerde bunlar ajan dedi ve dosyayı yakından bildiğini Murat söyledi. Beyciğim, bakın daha neler göreceksiniz. Bakın ben size bir sistemi Sonra birinci cücel konusunda başbakan dedi ki yakında tahliye olabilir dedi. Almanya'dan daha dönmeden bir gün sonra tahliye edildi. Yanlış. Ve yurt dışına çıkma yasağı konmadan. Işte bak sözümü kesiyorsunuz. Bir. Sözümü kesiyorsunuz. Bir. Ama adresi doğru söyleyin hocam. Olayları yanlış tartışıyorsunuz. İki beni de anlamıyorsunuz. Üç. Ben Topyekin adalet sisteminin hatasını anlatıyorum. Bunun içine AK Parti de girer, CHP de girer, ANAP da girer diyorum. Bu sistemi çözersek herden sonraki kuşaklar... çalışıyorsunuz da ondan. Bakın bak, burada çözün? sorun şu. Efendim, bugünkü yapıyorum? siyasi irade bütün gücüyle yargının üstünde çullanmış durumdadır. Ya bunu söylemiyorsanız eksik söylüyorsunuz. Yani onun dışındaki sorunlar yargının temel teknik sorunlarıdır. Adliye <laughs> binaları eksik. Ne münasebet <laughs> beyefendi? Bak, Hayır, o eksik. Ne münasebet? Ama orası ya, temel, o temel sorun Cumhuriyet Halk Partili bir bakan biz şu kadar CHP'liyi doldurduk diye başlayayım mı şimdi tartışmaya? O O zaman sorun. işte çözemiyorsunuz. Anladınız ben mı? Bakın tartışma. sizin verdiğiniz tamam örnek suiistimal örneği olmuyor. E i̇şte ben ona nazıyorum zaten. 30 yıllık başka bir hikaye var. Siz 15 de yıllık başka bir hikaye var. Son bir yılda yapılmış başka bir hikaye ya var. Bunu konuşmayacaksak neyi konuşacağız? Murat Bey, Aynısını yapıyorsunuz. <laughs> İnanın bana aynısını yapıyorsunuz. Bakın Cumhuriyet Halk Partili Adalet Bakanı yargıya şu kadar hakim doldurdu diye kuran cümlenin aynısını siz de yapıyorsunuz. Ben de diyorum ki bunu yapmayın. Olayı tartışmayın. Meselenin özünü tartışalım diyorum. Ben bugün adalet sisteminin bu kadar örselenmesini tartışılmasını ve hırpalanmasını eleştiriyorum yanlış buluyorum. Kaynağı bu nedir AK Parti sizce peki? AK Parti iktidarındaki adalet sisteminden bahsediyor. Kaynağı nedir peki sizin? Kaynağı AK Parti'ye yüklerseniz yanlış yaparsınız diyorum. Nedir peki sizce? Bugün AK Parti, Bugün Onu AK Parti izleyin 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 iktidardan peki. alın. Çözüm. Cumhuriyet çözüm. Halk Partisini bakın koyun. Bakın değiş şey O bildiğiniz halde söylemiyorsunuz. O zaman ya. nedir konu kaynağı? Ay, ay, bence ay şey. anlamıyorsunuz. Çözüm nerede? Çözüm. Beni anlamıyor. Hayır çözüm sormuyor. Ben sorunun kaynağı nedir diyorum size. FETÖ olayından dolayı. Ben soruyorum nerede bu çözüm diye soruyorum. Ben ben söylüyorum bakın bir partinin suçlanmasını yani Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti fark etmez. İktidara gelen her partinin davranış refleksi aynı diyorum ben size. Burada bir problemimiz var. Bu problemi de bu işin uzmanlarıyla çözmek lazım. Tamam. Kardeşim öyle bir sistem kuralım ki ya AK Parti de gelse CHP de gelse bu sistem değişmesin. Ben 28 Şubat'ın mağduruyum. Diyelim ki siz de bu dönemin mağdurusunuz. Bakın değişmedi bir şey. Yer değiştirdi sadece. Doğru. O zaman başka bir sorunumuz var bizim. Bunu çözersek bizden sonraki evet, kuşaklar tamam, bu sorunu çözebilir. Ama nedir sorun var mı? Bir Hayır önceden de söyleyin. Beni anlamak. Hani Yok yo, beni... anlıyorum. Bakın anlıyorum ve soruyorum. Sizin <laughs> teşhisiniz nedir? Nedir peki bu işin kaynağı? Ben hukuk sizce? uzmanı değilim. Ben sistemin böyle çözülemeyeceğini anlatıyorum. Diyorum ki sistemin ana gövdesinde ve temellerinde bir problemimiz var. var. Şimdi insanlar feryat ediyor. Ben mahkemede aklandım işe niye dönmüyorum? Doğru. Ben Baylok'tan suçsuz bulunup niye işe ettim dönmüyorum? Hmm. Ben işte mor beyinden şunu oldum. Dünya kadar şikayet var. Bir tanesinden değil, binlercesinden bahsedebilirim. Ama sorunumuzun bütünü gelip dayanıp hukuk sisteminin tamamında bir problem var. Bunu da AK Parti ile CHP ile ANAP'la suçlayarak çözemezsiniz diyorum. Sorunun daha kaynağına, <laughs> daha temeline inerek çözebiliriz. Bunu konuşmak, Doğru, anlatmaya çalışmak. Yargı, çalışıyoruz. Yargıyı e, başka e, bir yere koymamız bir gerekiyor. Söz Şimdi Başka ya. noktaya geldi işte. Konuşabilir miyim biraz? Benden sonra. Buyurun. Sonra, ha, Kim, kim siz? önce? Belki. Moderatörün niyeti. kime <laughs> verirse o konu. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Şimdi e, anayasamızda ve bütün parlamenter demokrasilerde kuvvetler ayrılığı prensibi vardır. Yasama, yürütme, yargı herkes bilir bunu sizlerde, bizlerde, izleyenlerde. Bu üç erk birbirine müdahale etmez, bağımsızdır ama yargı hepsinden daha bağımsızdır. Çünkü yargı gerektiğinde yasamayı da denetler, çıkan kanunlar hukuka uygun mu diye. Yürütmeyi de denetler, alınan kararlar, idari kararlar uygun mudur diye. Demek ki en tarafsız, en daha üstte olması gereken yargıdır ve mülkünde temelidir. Adalet mülkün temelidir demişiz. Evet. Şimdi Bence burada o haklı bu haklı o haksız bu haksız demeden günümüzde çok çok güncel olan ve çok yaralayıcı olan bir konuyu konuşuyoruz. Tabii bunun çözümünü de hemen arkasından konuşmalıyız. Bakın şurada bir liste var. 113 tane AKP'li avukat. Kimi il başkan yardımcısı, kimi gençlik kolları başkanı, kimi kadın kolları başkanı, kimi teşkilatlardan sorumlu başkan. 113 tane avukat. Hakim oldular. Hakim seç sınavını kazandılar, geldiler. Öyle isimler var ki, Bekir Bozdağ'ın eski özel kalem müdürü Antalya hakimi, AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı Kayseri hakimi, AKP Van Kadın Kolları Başkanı İstanbul Savcısı, ee, Adana İl Disiplin Kurulu üyesi, AKP Adana İl Disiplin Kurulu üyesi Aydın hakimi. Böyle devam ediyor liste. Şimdi, <laughs> Belki bunların bir kısmı da ilçe seçim kurulu başkanı falan da olacak. Yani seçimlerin hukuki denetiminin kimlerde olacağı yolunda da e, duyulan bir kaygıyı haklı çıkarabilir. Biraz evvel söyledi Sayın Milletvekilimiz evvela e, baraj puanları düşürüldü, arkasından da farklı farklı mülakat süreleri oldu. Yani yazılı sınavda 98 alan bir insan mülakatta geçemiyor. Çok akla zarar bir Olay bu. Hani bir tanesi geçemez, iki tanesi geçemez ama büyük bir çoğunluğu geçememiş oluyor. Öbür taraftan 45 saniyede, 50 saniyede de atamalar yapılıyor. Ee, bazı şeyler yasal olarak doğrudur. Eş tayini veya... E çocuklarının durumu gibi konularda ama etik midir diye de bakmak lazım. Şimdi Danıştay Başkanı, Yargıtay Başkanı, Cumhurbaşkanı ile beraber o meşhur bir çay kesme, çay toplama, fındık kesme neyse olayın gezisine birlikte katıldılar. Buradan başlayan bir hassasiyet var toplumda. Yani Yargıtay ve Danıştay başkanları Cumhurbaşkanı ile beraber böyle bir geziye katılmamalıydı. Böyle bir etkinliğe katılmamalıydı. Onların duruşları çok daha farklı bir yerde olmalıdır. Herkesin dışında ve herkesin uzağında olmalıdır. Arkasından danıştay başkanının oğlu için e, Cumhurbaşkanlığı köşkünü sarayının neyse külliyesinin Yapımında çalıştığı, oğlunun orada görevli olduğu söylendi, kızının sarayda olduğu söylendi. Bütün bunlardan sonra tayin daha böyle üzerinden bir gün geçmeden birdenbire değiştirilince ya dediğim gibi yasal olarak doğru olabilir ama etik olarak insanları rahatsız etti. Etmemesi de normal, yani etmesi de çok normal. Bunun dışında yalnızca bu olay değil ama konuştuğumuz. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını bir alt ağır ceza mahkemesi, eğer buna uymuyorsa, Anayasa'ya rağmen uymuyorsa üstelik burada Adalet Bakanı o da, o tarihte Adalet Bakanı mıydı bilmiyorum Bekir Bozdağ, yoksa sadece hükümet sözcüsü müydü? E, anayasa Mahkemesi haddini aştı diyebiliyor. Anayasa Mahkemesi haddini nasıl aşar ki? Bir karar önüne geliyor ve burada bir hak ihlali vardır diyor. Alt mahkeme buna uymuyor. Burada alt mahkemeye neden uymadın sorusu sorulacağına Anayasa Mahkemesi haddini aşmakla itham ediliyor. Ee, yalnız bu da değil. Buna benzer başka örnekler de var. Sonuç olarak e, yasamanın ve yürütmenin dışında ve üstünde olması gereken kurum. En son kural çekimleri ya bugüne kadar Cumhurbaşkanlığının kabul ettiği bir mekanda olmamış. Örnekler veriyorsunuz. Amerika'da yargıçlar ayağa kalkmıyor Cumhurbaşkanı geldiği zaman alkışlamıyorlar bile. Yani sadece AKP genel başkanı olduğu için değil, cumhurbaşkanı olarak da ayağa kalkmıyorlar. Cumhurbaşkanına elbette herkes saygı gösterir, cumhurbaşkanı ayrı bir saygıyla karşılanır. Ama yargıçlar ve savcılar ayağa kalkıp külliye de alkışlarla, tezahüratlarla birlikte oluyorlarsa... O zaman o yargıya olan tarafsız ve bağımsız tırnak içinde tarafsız ve bağımsızdır maddesi kuşku yaratmaya başlıyor. Enis Berberoğlu davasında kaç tane hakim değişti? Kemal Kılıçdaroğlu davasında kaç tane hakim değişti? Yani her davaya özel bir hakim gönderiliyor ya da farklı bir karar vereceği kaygısıyla hakim değiştiriliyorsa eğer o zaman sade vatandaş da haklı olarak diyor ki acaba benim başıma ne gelir? Benim davama nasıl bakılır? Yani bu kadar e, yürütmenin yargı üzerindeki baskısı gerçekten benim hatırladığım kadarıyla siyasi tarihimizde olmamıştır. Zaman zaman olmuştur, yanlışlar olmuştur, e, kadrolaşmalarda olmuştur ama bu kadar üst üste, bu kadar e, ahimden ahimde en çok dosyası olan ülke biziz, Rusya'dan sonra ama en çok mahkumiyet kararı alan biziz. Demek ki bizdeki yargı kararları siyasi e, tereddütler, siyasi Baskılar, siyasi rahatsızlıklar nedeniyle verilen kararlar e, ahimden mahkumiyet olarak geri dönüyor. O nedenle e, bugün Türkiye'de ciddi olarak bir yargıda yargının tarafsız ve bağımsız olduğu noktasında tereddüt vardır. İşte kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen pek çok insan var. Hepimize yazıyorlar bir kısmı takipsizlik kararıyla sonuçlanmış. Beraat bir kısmı eden. beraatle sonuçlanmış ama hiçbirisi daha göreve iade edilmiyor. Yani bir danıştay başkanının kızıyla ilgili bir işlem bu kadar hızlı yapılırken KHK'larla beraat eden ya da takipsizlik kararı alanların o insanların yalnızca kendi onurları açısından değil, bütün bir ailenin onuru ve ekonomisi açısından son derece sıkıntılı bir durum vardır burada. Birilerine göre başka başkalarına göre başka uygulama olmaz hukuk. Hele hukukta, adalet de, yargıda hiç olmaz. Bu geri yani dönüşe bir cümle söyleyebilir miyim? Kısa Yani ama. gerek Sayın Bakan, gerekse Sayın Milletvekili ya yani şu e, jargonu terk etsek iyi olacak. Yani toptancı söylüyorsunuz. Dönmüyor. Çoğu, ama mu? çoğunluk böyle. O hay, kadar tersi. çok karar var. Ahimden gelen dosyalara sayın, bakınız. Sayın, bir arkadaşım sayın en çok mahkumiyeti alan ülkeyiz Çoğu biz. dönüyor, döndü. Azında böyle bir şey var. E, niyesini ben de sorguluyorum doğru sorarsanız. Çünkü ben de uğraşıyorum. Ben de uğraşıyorum. Oradan biliyorum. E, Ahime gelince Avrupa Birliği ülkelerinin kendi e, Avrupa parlamentosunda, e, ülkelerinin ana meydanlarında, PKK meclislerinde PKK e, gösterisi yapılmasına müsaade eden Avrupa kurumlarının Yargıda çok adil olduklarını şahsen düşünmüyorum. Yapmayın Bak, böyle. Adil oldukları noktalar vardır ama bütün kararların doğru olduğunu düşünmüyorum. Yapmayın böyle. Yapmayın böyle olun. Şu deneyimle çok net birliğiyle. Hiçbir ne kazanmıyorlar. Bakın dışta toptancı bakın 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 aradaki fark şu. Ben diyorum ki doğru verdikleri kararlarda vardır ama ben evet toptancı bakmayalım. Toplancı bakalım. Bakmayın bakın, ahim, işte. ahim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim anayasamıza göre de üst mahkemedir, üst norm mahkemesidir. Ve biz, Olabilir. o bizim bakın bizim mahke, o kararları bizim, bizim açımızdan bağlayıcıdır. E, ba, Ve baş mahkemesi olacağız. Bakın, Avrupa Konseyi için, Avrupa Parlamentosu için, Avrupa Birliği için her şeyi söyleyebilirsiniz. <laughs> Onlar, ama ahim için bunu söyleyemezsiniz. Ayrıcalıkları ne? Mahke, bizim Anayasa Mahkememizden farkı yoktur. Bağlayıcıdır. Bizim açımızdan AİHM'ların Sayın, Sayın bağlayıcı ve... olması, üst bir kurum olması başka bir şey, daha ne olacak? Adil olması başka bir şey. Her verdiği kararın doğru olduğu başka Bakın, bir şey. Bakın Ahim kararlarını siyasi, Türkiye siyasi Türkiye kararlar için vermez. vermediği, Bakın, siyasi kararlardan vermediği başka bir Türkiye şey için vermez. AİHM'in kendi içtihatları vardır. Mesela ifade özgürlüğü açısından, tutukluluğun uzun sürmesi açısından vesaire. Ben meclislerinde, meydanlarında PKK kararları gösterileri vardır. yaptıran ülkelerin hiçbir şeyine inanmam. Bakın o ya Türkiye özgü bir mahkeme değil. Yani siz herhalde konuyu teknik bilmediğiniz için böyle biliyorum. Biliyorum. O kadar da biliyorum. Ee, o zaman o zaman bunu biliyor olmaz. Mesela gazeteci basın özgürlüğü açısından ve ifade özgürlüğü açısından, uzun tutukluluk açısından kararları vardır ve bu kararlarının gereği olarak da her defasında aynı kararı verir ve Türkiye Cumhuriyeti de 90, 89 yılından beri bunu bir üst norm olarak kabul eder. Bizim anayasamızın 90. maddesi de bakın. bunu şart koşar. Avrupa bakın. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de imza koymuş tabii yani, imzama. Bakın, imza bakın imza yani, uzun Avrupa uzun İnsan, insan Hakları Sözleşmesi burada sürü daha, burada duruyor daha. Bu onların işitli. her kararlarının adil olduğu anlamına gelmez. Neden gelmez. Ben çünkü bende çünkü güven zedelenmesi oluşturuyor. İşte bizde de Türkiye'de ben, aynı şey konuşuyoruz. her zaman. Ben işte. ben ben benim ee, ülkem bir korkunç bir terörle mücadele süreci içerisindeyken sen gidip meclisinde 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 e, terör propagandası yaptırırsan teröristleri içeri alıp... Ama bu kararlar terörle ilgisiz 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 yok ki. Bakın bakınız, bakın bir sayın bakanım. Bu Türk bu Avrupa kurullarının e, ak kaşık olduğunu kadınların. göstermiyor. Kadınların. Işte. Devlet de güvence edilmediği için ceza alan Ben onların alan her kararlarına ülke. güvenmem. Bunun PKK ile ilgisi yok. PKK ile ilgisi. Nahide şu. Özcan davasında devlet kadına şiddeti önleyemedi diye biz ceza alan ilk ve tek of. ülkeyiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sayın ben Bakan söze girebilir yani, miyim arkadaş? Sayın Kardeşim Bakan, şimdi bu bir... e, al, Allah o kararlar Mustafa Bey <laughs> aldınız götürdünüz. Ama şu var, Aho hanım. Yani Avrupa'dan geldi baş üstüne mi diyeceğiz her şeyleri? bunlar Hayır, yanlış karar veremez mi? İnsan değil mi bunlar? Melek mi bunlar? Elbette e, Adalet verir. tanrısı mı bunlar? Efendim verebilirler e, ama işte, bu ben kadar de söylüyorum olmaz size. ki birinci ülkeyiz ben, ben bu kadar de, kadar ben de diyorum size yani. ki, e aynı şey bizim işte bu reyting uluslararası reyting kuruluşları yüzden, ülke altı yüzlükken yani, yani tamamen çarpıtıyorsunuz ama bunu bilmemenize yoruyorum artık. Bir yani bilmeme değil Aksine biliyorum. Şu sözü iyi bildiğimden öyle söylemez. Biraz bilen birisi söylemez. Cidden söylemez. Bu bakın olağan bir Avrupa ile bir şey değil. Bakın Avrupa hukuk tanrısı değil. Avrupa insan hakları özgürlükler tanrısı değil. Bizim açımızdan yaptıkları bir Mahkemesi verdikleri bir sürü karar, bir sürü karar siyasi olabilir. Topta Olamaz. o zaman Olamaz. Uyum. Ahir uyum. kararına siyasi diyemezsiniz. ya. Yani o zaman gerçekten... uymayacak mıyız bunlara? Ee, konuşabilirsiniz ee, ama hepsi mükemmel. Biz de berbatız demeyin. Ben diyorum ama bizim hayır, az önce hayır, Kemal ben, Bey'in dediği ben, gibi. Tam ay, tam tam ay. Hayır hayır esas siz toptan bir, 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 kısım, ya, bir ya. kısım bir şeyler bizim, hatalıdır. Bir kısım şeyler de onlar hatalı. O kadar net. Ama biz Avrupa insan hakları sözü. Hala hatırlıyoruz. Reklam oldu kesemiyor. Siz sizin mahalleden bir hukuk. Birer cümleyle bahsediyoruz hep o mağduriyetlerden. İhsan Aktaş'a Adli Cephe'yi soru, sözü bırakmadan bir iki cümle etmetek olmaz. Askeri okul öğrencileri bu hafta bir kısmı meclisteydi. 669 sayılı KHK ile okulda ilişkileri kesilen öğrenciler hala Sayın Nurettin Canik diye seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Asubay kursiyerler hiçbir KHK ile bizim meselemiz halledilmiyor diyorlar. Lütfen bizi geri çağırsın görev ediyor Milli Savunma Bakanlığı'na. Ve Hava öğrencilerinin de 9 Nisan'da davası var Sultanbeyli davasında. Bu akşam da Akıncı Üssü davasında bir dizi adli kontrol şartıyla tahliye geldi. FETÖ davaları devam ediyor. 26 Nisan mağduru polislerle ilgili de sürekli yeni bilgiler, yeni belgeler internette geziyor. Bunlar bu haftalık böyle kenarda kısa bir not olarak dursunlar. Süremiz az olduğu için çok girmiyorum bunlara ama takipte kalacağız. 26 Nisan mağduru polislerimizin de SD kartı yüzünden bir fişleme olayından bahsediliyor. E, göreve geri dönemiyorlar, ihraç da edilmiyorlar falan. E, bu böyle bir mağduriyet şeyi olarak bilirmekte ama e, adli cephedeki şeyi tamamlayıp sonra ittifaka geçelim. İhsan Bey siz sabırla beklediniz. bu Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile alakalı yani belli kurumların oturmamışlığı tartışması yapılırken işte Cumhuriyet Halk Partisi kanadı genç cumhuriyet ifadesini kullanırdı. Biz de biraz böyle dalga geçerdik. Yani biz işte imparatorluk bakiyesiz, devlet aslında geleneğini devam ettirdi. Yani niye genç cumhuriyet diyorsunuz? Aslında baktığınız zaman yani 70-80 yıl bir sistemin tepeden tırnağa oturması için yeterli bir yıl değil. Bu cumhurbaşkanlığı sistemine geçileceği zaman 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 hukukçularla, zaman zaman devletin diğer birimleriyle tartışmalar yapıyoruz. Yani var bu sisteme geçerken yani Türkiye'de sürükleyici bir lider var önemli işler yapıyor. Diğer taraftan da devlette de kurumsallaşırsa bu liderin etkisiyle oluşan başarı kalıcı bir başarıya dönüşür. Kurumsallaşmazsa geçici bir başarı olur gibi tartışmalar yaparken şunu öğrendim. Aslında devlet içerisinde en geç oturan sistem hukuk sistemiymiş. Bütün devletler için geçerli. Mesela baktığınız zaman hükümetin sağlıkta olağanüstü başarılar var. İşte ulaşımda olağanüstü başarılar, teknik meselelerde Sofistike meselelere baktığınız zaman aynı başarı hızlı bir şekilde gelmiyor, daha adım adım geliyor. Diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğundan beri işte dışarıdan içerisine kolay el sokulan bir devlet. Böyle Çin gibi, belki İran gibi böyle tarih boyunca yerleşik ve aynı toprağa bağlı bir devlet değiliz ve sürekli hareket halinde olduğumuz gibi. Osmanlıda da 16. yüzyıl hariç öncesinde ve sonrasında işte cumhuriyet kurulduğu günden beri de e, kaç tane darbe atlattık. Yani şöyle darbe hukukunu düşünün yani hangi siyasi parti olursa olsun askerler geldiler. Hakim'i de savcıyı da kendileri idare ettiler. Şimdi şeye yani bu siyasetin işte şey üzerine bütün devlet kurumları üzerine etkisi de yeni yeni oluşmaya başladı. Yakın zamana kadar yani Refah Partisi tecrübesi yaşadık. İşte o şeyimiz gözümüz gibi korumamız gerektiğini düşündüğümüz hakimler, savcılar brifinglere gidiyorlardı. Çevik bir paşa onları da hadd bildiriyorlardı hangi işleri yapacağını, tar kimi nasıl tutuklayacaklar, ne yapacak ne halt edeceklerini anlatıyorlardı. Hakim savcılar da Çevik Birin direktiflerine göre e hareket ediyorlardı. Hiçbirisi kalkıp da hani bugün şey söyleniyor ya Tayyip Bey'le çaya niye gittiler? Yani Rize'de çay tarlasına niye gittiler denilirken o gün hiç kimse ey hakimler, savcılar, yargıçlar siz tamam Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil ama işte, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin ha hakimi savcısınız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile onun ne ilgisi var? Briefinglere yok ben devam edeyim ama ben sizi çok böyle kibarca pardon, dinledim. Pardon. Ama yani, <laughs> yani, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ilgisi yok. Evet, CHP kısmına Tevkali da geleceğim. ilgisi yok. Hani. şöyle yani <laughs> e, hiç kimse. Bir de atama, tayin, kura yetkileri. Ama mı? şöyle e, talimat yetkileri vardı. Ya haddinizi bilin, ne yapacağınızı bilin. Hakim de olsan sağ hiçbir tane savcı, hakim de çıkıp ben bu brifinge gelmiyorum demedi. Bir örnek daha vereceğim. Yani çok böyle adaletiyle kutsanan Ahmet Necdet Sezer bir e, akademisyen arkadaş dedi ki, hatırlarsanız e, daha önce bir e, şey Cumhuriyet Başsavcısı bir demokratik e, brifing şey yapmıştı, manifesto çekmişti. Aynı manifestoyu Ahmet Necdet Sezer de çekti. Aa, dedim, ne güzel ya böyle kısa aralıklarla. İki tane büyük Cumhuriyet Başsavcısı sistemin tıkanıklıklarına meydan okuyor. Akademisyen arkadaş dedi ki sen Ahmet Necdet Sezer'i öyle düşünme dedi. Büyük bir iş adamının bir meselesi çözülecekti yani devlet kademelerinde. Korkmadan kendi arabasını verdi müteahhide. Müteahhit gitti işte o e, hukuk dairesinde problemini çözdü geldi. O bir proje olarak hazırlanıyor. Yapmayın yani önceki e yani. O, birisi birisi şöyle, birisi yapmış, evet. bir karşı. olmayan bir Olmayan bir Şöyle. Bir örnek daha vermeyi bir düşünüyorum. savunma Bir örnek daha vermeyi düşünüyorum. Bir örnek daha vermeyi düşünüyorum. Yok çok yok, yok, ihtiyaç hiç yoktur ama şöyle düşünün. Mesela bir hukukçunun suçluyu yargılama, bir partiyi yargılama hüviyeti vardır ama mesela düşmanlık etme yetkisi yoktur. Değil Biraz geriye giderek bugüne geleceğim. Mesela işte bir başka Cumhuriyet Başsavcısı Refah Partisi'ni kapatırken şu ifadeyi kullandı. Habis bir ur gibi memleketin içine yerleşmiş, işte kanser hücresi gibi yayılan ifadesini kullandı bir parti için. Yani şöyledir, yani hukukçunun mesela suçluya düşmanlık etme yetkisi var mı? Yok. FETÖ'cüler yargılama yaparken de ben aynı şeyi kullandım. Dedim ki bir suçlunun şeyin hakim ve savcının hukuk sisteminin adaleti temin sorumluluğu vardır. Suçluya düşmanlık etme sorumluluğu yoktur. Şimdi buradan baktığımızda aslında Cumhuriyet Halk Partisi bir memleket idare etme modeli geliştirdi. Siyasi partiler bu modelin arkasından giderse hata yaparlar. Bu ister AK Parti olsun, ister Saadet Partisi olsun, ister Solcu Partiler olsun kendilerini bu yeni dünyada bu eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi hani hakim benden, savcı benden, yönetim benden, psikolojisinden çıkacaklar. Yani yeni dünyanın gerektirdiği şeyler neyse onu yapmış olacağız. İkincisi... Ama oğlan an, bizim kız bizim diyen AKP'li milletvekiliydi biliyorum. Şöyle geliyorum ben, bugün yani Türkiye işte genç cumhuriyet olduğunu biz de CHP'liler gibi varsayacak olursak, yavaş yavaş bazı kurumlarını oturtuyor ama adalet sisteminin, geç kurumsallaştığını hepimiz biliyoruz. Üstelik de işte onlarca darbe geçirmiş olmasına rağmen. Bir de biz eskiden adalet mekanizmasının yükünden bahsederdik. Yargı yükünden, hakim ve savcılara düşen dosya sayısından. Şimdi mevcudun üzerine bir 100 bin tane daha dosya geldi. Ve o insanların yaptığını düşünelim. Ben şu an yani işte Cumhuriyet Halk Partisi döneminde de tarafkirlik vardı, FETÖ zamanında vardı. Şimdi de kısmen olmuş olabilir. Fakat e, gerek Adalet Bakanlığı'nın gerekse mekanizmayı işleten hukukçuların memleket namı hesabına doğru iş yapmak gayreti üzere olduklarına ben e, şeyim, kaniyim. Burada bizim eleştirilerimizi çok siyasallaşmış bir eleştiride de yapıcı eleştiri yapıp bu süreci, yani bu kurumsallaşma sürecini doğru yönlendirmemiz lazım geldiğini düşünüyorum. Bir de şuna da inanacağız, yani ne toptan kendi tarafımızı reddedip en azından Türkiye'deki hakimlerin, savcıların da Ahimdeki yargıçlar kadar adaletli olduğuna dair bir inanç da bize olacak. Hatta diyeceğiz ki yani ikisini iki tarafa koyduğumuz zaman, ya bir milim bile olsa bizim hakim ve savcılarımız ahimdekilerden daha adaletlidir kanaati oluşmuş olacak. Nihayetinde devletler bir süreç yaşarlar. Belli problemlerle karşılaşırlar ve giderek de kurumsallaşarak bu problemini yenerler. Ama yani bir Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi gibi, sen şöyle yaptın, ben böyle yaptımdan gittiğiniz zaman, ancak bu düzeyde tartışırız ve aşağı inemiz. Devletin elbette ki bir sürü alanda sorunları var, hukuk alanında da sorunları var. Fakat daha reformcu, daha derine inerek mesela işte hukuktaki öğrencilerin eğitim sistemi nasıl gidiyor veya acaba suçluyu yakalayan polis hani hangi eğitimlerden geçip de o suçluyu alıp da hangi dosyayla hakime savcıya şey teslim ediyordan bakıp çok köklü bir şekilde meselelere bakıp biz de eğer oradaki yani siyasetteki tartışmaları aynı düzeyde ele alırsak çok da orada da bir değişiklik olmaz. olmaz Hakimler, savcılar arasında da tarafkirler olur ama şunu bilelim ki cumhuriyet kurulduğu günden beri hangi iktidar gelmişse kendi lehine kullanmıştır. Hatta şöyle, sonradan gelen birçok iktidar döneminde bile Cumhuriyet Halk Partisi şunu iddia etmiştir. Devlet ve kurumlar bize aittir. Ordu bizimdir, yargı bizimdir, şu bizimdir, bu bizimdir. İşte AK Parti hepimizin şu... anlamında söylüyor. Şöyle e, yani e, kim e, iktidara geliyorsa Biz bu yani. şeye vardır şöyle yani AK Parti döneminde uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi ka, ku, kamu kurumları üzerindeki yetkinliğini devam ettirdi. Belki yeni yeni bir denge oluşmuştur diye düşünüyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Geçen programda da söylediniz kadrolaşma tartışmasında. 16 yıl. Yok, anke, anketlerde adalet, ne kadar adalet, kadar ile yani. sistemiyle ilgili bir şey söyleyeyim. İki, iki sorunun çaprazına bakıldığında o çok her zaman her ankette görülür. Yalnız ben Meslek Ahmet Necdet -Sezer ilgili ve siyasi kesme... ee... soru çaprazına bakıldığında CHP'nin me memurlarda daha yüksek olduğu gözüküyor. Ben Ahmet Şimdi... pardon Ahmet Hı? sözünüzü kesmemek için Ahmet Necdet Sezer'le ilgili olan konuşmanıza hiç katılmıyorum. Ahmet Necdet Sezer Türkiye Cumhuriyeti'nin çok saygın bir cumhurbaşkanlığı görevi yapmıştır. Tevazuyla, disipliniyle, saygısıyla her yanıyla örnek olmuştur. Bir arkadaşınızdan duyduğunuz bir olayı Ahmet Necdet Sezer'i tarif eden, tasvir eden bir şekilde Zaten Cumhurbaşkanı'nı anlatmanız... hiç beğenmiyordum ki onu. E, Vizyonlu bir adam değildi. Yani evinden dışarı çıkmayan. İşte Ama sizin kırıklı... yani, biz yaptığınız yaptığınızda Yargıyla ne da çok böyle akıllı bir çok şu anda içerisinde. kendisini savunma imkanı olmayan bir insan hakkında konuşuyorsunuz. Vizyon dediğinizin ne olduğu da tartışmalı. Bana göre o tevazu bile, o dürüstlük bile bir başla başına bir vizyondur. Ama iş de yapması lazım bir Cumhurbaşkanı. Şimdi ben... E, son bir şey söylemek istiyorum. E, demin Bahsettiğim konu, adalet sistemi ile ilgili, eğer biz e, şunu anlamazsak, e, bütün hepimiz çok büyük bir zarar göreceğiz. Adalet sisteminde hangi parti olursa olsun kendine özel bir sistem kurmuşsa, bir e, kendine özel bir çıkar sağlıyorsa ve taraf tutuyorsa, bu toplumun tamamını hiç ayırt etmeden AK Partili CHP'li fark etmez tamamını büyük bir güvensizliği iter ve mafyayı çıkartır ortaya. Adalet sistemine güvenmeyenler mafyaya güvenirler bir süre sonra. İhkaka hak başlar. Burada parti aramanın çok yanlış olduğunu ve sorunu asla çözemeyeceğini söylüyorum tekrardan. Bugün AK Parti yapıyorsa yarın iktidara geldiğinde CHP yapar öbür günde MHP yapar hiç fark etmez. Sorun partiler üstü bir sorun. Ciddi bir sorun. Adalet sistemi çünkü toplumun bütün çimentosu. Churchill e, savaş esnasında birisi yakasına yakış, yapışmış. Savaşta kaybediyoruz sen ne yapıyorsun ülkeyi diye. Adalet sistemi ayakta mı diyor? Mahkemeler ayakta mı diyor? Evet diyor gerisinden korkma. Yani çok tehlikeli bir şey ve cidden sorunu var adalet sisteminin şu anda. Sadece mağduriyetler açısından değil, bütün bu tartışmalardan sıyrılacak ve onu gerçekten herkesin önünde saygı duyacağı, önünde ilikleyeceği bir seviyeye çekmek Tabii. sadece iktidarın görevi de değil. Bu muhalefetin de görevi, biz gazetecilerin de çok. görevi ama en başta da hukuk adamlarının görevi. Eğer gerçekten siyasilerin talimatıyla hareket ediyorsa bir hukuk adamı o önce kendi vicdanında mahkum olmuş demektir. İstediği kadar biz eleştirelim, başka biri eleştirsin fark etmez. Ben de yatağa yattığında vicdanı onu hesabı. yargılayıp mahkum edecektir. Onun da temyizi yoktur. Ben de Kemal Bey'in, Kemal Bey'in söylediklerinin altına imza atarak birkaç ek yapmak isterim. Şimdi buraya kadar çok güzel getiriyorsunuz ama orada duruyorsunuz. Orada durmamanız lazım. Bakın Türkiye'de Yargı hiçbir zaman bağımsız olmadı. Doğru Evet. Türkiye'de yargı sorunumuz hep oldu. Ama yargı hiç bu kadar bağımlı olmamıştı. Nasıl oldu? Tekrar edeyim. Etmeyeyim. Bakın bir parti Yanlış genel bir başkanına şey. yürütmeyi İçişleri Bakanı'na atıyor. Ya Polis işte, elinde. Ondan sonra dönüyor. Bu yargı kurtarmaz yani. Parti genel başkanı bu cumhurbaşkanı sıfatıyla verdiğiniz yetkileri parti genel başkanı kullanıyor bir kişi miting meydanlarından kimin tutuklanacağını kimin tahliye olacağını söylüyor ve biz burada, sorunu burada görmüyoruz, sorunu başka yerde arayacağız. Olmaz öyle şey, sorun çok ben, belli. siz beni anlamıyorsunuz. Siyasi irade, Lise, çok iyi bu... anladım ama siz niye durduğunuzu yani anlıyorum. Efendim yani ben hakimler de, şey. yargıçlar da onu kendileri memur hissetmek zorunda değiller. Hissetmek Siyasi zorundalar. Siyasi kürsüden istediğini söyler bakın, ama hakim bunu yar, uygulamaz. Yargıç sadece teminatı uygulamaz. diye bir şey vardır. Yargıç teminatı kalmadı. O kalmadı. Ha, esas mesele. O kalmadı. E, e işte tamam o, bu o, yüzden kalmadı aslında. zaten. Yani yargıçlara, hakimlere... Yargıç bilmiyor hakkında ee? hangi sahte delillerin üretileceğini Kaç bilmiyor. HSK'nın hangi tasarrufu yapacağını Bey bilmiyor. Kemal Bey, AK Parti'nin yolundan gitme alışkanlığı var. Hukukta da aynısını yapabilir. Şimdi CHP'de parti içi demokrasi var. Karışlar AK Parti AK Parti işte He. diktatörlük yapıyor diye bir uyarıları vardı ama ne dedi? Karşı televizyona kim çıkacak, kim konuşacak? Baktık ki AK Parti modeli iyi gidiyor, tuttu. Ne ilgisi var? Yargı bağımsız, yargı bağımsız. Yarın şöyle yani hukukta da aynı yönden <laughs> gidebilir diye. AKP'yi savunamayınca CHP'den işte 30 yıl önceki pratiklerden, veya işte Sayın Genel söyledi. söylediği gibi örneklerine ihtiyacı yoktur. Yani aslında konuşuruz. bir çaresizliğin örneği. Yok gerçekten parti, parti konuşuyoruz o zaman. Yoktur. O kendisini savunur. Yani Biz sadece burada bir fikri evet. müzakere Aa, yapıyoruz. Abi, bir şey yani. söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili? <gülüyor> Tartışma, <gülüyor> değil. Tartışma değil. Bakınız Churchill'den örnek verdi. Churchill'den verdi değil mi? 1921 yılında Birinci İnönü Savaşı'nın sonrasında Atatürk meclise gelir ve bir anayasa yapılmasını ister. Derler ki ya Paşam Anayasanın sırası mı şimdi savaştayız, Yunan önümüze kattık belki de önümüze dökeceğiz devam edelim. Hayır der. Bizi sınırlayacak olan hukuktur der. Güçlü insan hata yapabilir. Hata yapmamak adına kendimizi hukukla sınırlandırmalıyız ve o nedenle bu Anayasa yapılmalıdır der ve 21 Anayasa'sı bu nedenle yapılır. Yani en güçlü olduğu yerde yani tek Atatürk. Parti döneme bu sınırlamaya e, uymuş mudur acaba? Anayasa yapılmasını ve kendisi de dahil herkesin hukukla çerçevelenmesini istemiştir. O nedenle ister savaşta olsun ister barışta olsun. Hukuk en vazgeçilmezdir. Tek parti dönemi Cumhuriyet Halk Partisi bu sınırlamaya uymuş mu? Ben size 21 Anayasası'ndan bahsettim. Ben de tek bu, bu konudaki düşünce. Ya, şey önemli. Şey önemli. Bence de çok önemli. Başka cümleyi evet, evet, Bence evet. konuya evet. bypass deminden beri Buyurun, söyledim. Buyurun lütfen. Hani şu seçimler, adaylar, <laughs> yerel seçim, İstanbul'un adayları. <laughs> ben bunu konuşacağım birazcık daha hakikaten. Buyurun ama bir, bir, ekleyeceğiniz bir şey varsa o buradan girelim. Aman yok çünkü olsa biliyorum arkası gelir. <laughs> Aman tamam peki. Şimdi bu haftanın enteresan polemiği aslında e, hani CHP'de adaylar şekilleniyor mu, İstanbul'un adayları, büyük büyükşehirlerin adayları belirleniyor mu ne oluyor bir onu soracağım efendim size. Hmm. Çünkü Sayın Mehmet Uysal'ın başlattığı bu işte metroyu oy aldığımız yere götürürüz tartışmasından anladığımız kadarıyla e, enteresan bir İstanbul e, metro ve seçim şeyi çıkıyor e, polemiği. Evet. Ya o tabii ilginç bir başlama olur. Orada gerçekten ciddi bir hata yaptı, Sayın Başkan. E, fakat Napolyon'un bir lafı vardır. Rakibiniz bir hata yapıyorsa rahat bırakın, yapsın der. Öyle. E tabii şimdi ona hemen itirazlar gelince o da ertesi gün değiştirdi lafını. Halbuki kimse ses seda çıkarmasaydı o belki birkaç kere daha söyleyecekti onu. Onun önemi şuydu. O sözün önemi şu. Bizim Türk seçmeninin işte hassas olduğu bir sürü birçok nokta vardır. Bunlardan bir tanesi de üstü kapalı ya da açık tehdittir. Hiç sevmez. Bir tane örneği var. 1988 yılında yaklaşan 89 yerel seçimleri için 26 Mart 1989 yerel seçimleri için rahmetli Özal Anavatan Partisi bir seçim afişi hazırladılar. Yani Birçok seçim afişi hazırlandı da bu da bir tanesi. Böyle eli kolu bir koltuğa bağlanmış bir adam. E, altında da şöyle yazıyor. Kelimeler değişik olabilir. Eli kolu bir be, bağlı bir belediye başkanı ister misiniz? Yani iktidarın partisinin belediye başkanlarına oy verin. Muhalefet kazanırsa eli kolu bağlı kalır. Bir de bağlı adam resmi koymuş. Tabii çok büyük bir teknik hataydı. Yani 45'lerle başladığı 1983 seçim yolculuğunda ilk kez %22'yi gördü Turgut Özal. Bu sözün ardından 3 ay sonra, bu afişin ardından 3 ay sonra 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde %22 aldı Özal. Yani aldığının yarısını kaybetti o seçim. Ee, tabii ki tek sebebi bu afiş değil. Bir sürü başka faktör vardı ama o da onlardan biriydi. Ve kendileri de sonradan bunun hata olduğunu defalarca söylemişler. Yani seçmen bu şeyi sevmiyor. Tehdit e, tarzını sevmez. Herhalde o Sayın Başkan e, maksadını aşan bir şey söyledi. Sonra da düzeltti. Düzeltti. Yani, Sultanbeyli İlhan Oğutköy'e de götüreceğim demek hı? istemiş aslında. Evet, Sultanbeyli İlhan evet. bize en çok oy veren yerlere götüreceğiz. Hı. Size de getireceğiz demek istemiş ama yani, işte bir o tarafa gitti. Bir de, evet. bir de projelerle çelişen bir ifade zaten o. Öyle mi? Yani bin bin kilometreden fazla metro ve raylı sistem hattı var. İstanbul'un her tarafı tam ızgara değil ama ızgaraya yakın. Yani şeyden belediye sitesinde de görülebilir zannedersem. Zaten e, yani maksadını aşan bir cümle olduğunu zaten sana söyledim. Yani eldeki projeler etütler bunu zaten doğrulamıyor. İstanbul her tarafına gidiyor. Evet. Tamam. Peki. Şimdi Adaylık e, listesi nasıl gidiyor bu arada? Ha. Şey mi? Cumhurbaşkanlığı mı? Yerel seçim. Yerel seçim biraz yerel seçim hmm. konuşalım çünkü o heyecanlı bir hal almaya başladı. Önce bir iki beyit söylemek istiyorum. Aşiyanı mülgi değil, zülfi perişanındadır. Kan, de olsa mı gönlüm senin, senin yanındadır. yanındadır. Aşk derdiyle hoşaf, <laughs> el çek ilacından ey tabip. Kılma derman kim helakim, zehri dermanındadır. Şimdi politikada evet. yani e, e, şey derler, eşeğin mevzusu derler. Eskiler. Yani nişanlılar hep konu, konu açılsın isterlermiş filan. Evet şu artık seçmen yavaş yavaş 11 ay filan kaldı yerel seçime. Bu işe konsantre oldu. Yani ilk defa e, kamuoyunda ben Ama Hakan yerel Hakan seçime... Bey şimdi Ayşiyan ne, Mürk ne, Dil ne onları açıklaman lazım ki toplumda yapıp, bıraktı bıraktı şey ya bu BİTC ve Hakan Bey. Duam okudu Gönül kuşunun yuvası e, işte... Erişan saçları zülüflerdedir. Zülüf dediği saç yani. Kan da olsam ey peri gönlüm senin, nerede olsam ey peri gönlüm senin yanındadır. Aşk derdinden çok memnunum, bana ilaç verme tabii ki bana vereceğin o ilaç aslında beni zehirleyecek olandır. Ya Aşağı yukarı böyle bir <laughs> şey var. Ee, İlacım derdimdir diyor yani. Hayır, vereceğin ilaç diyor. Yok, yok. Zehri dermanımdır diyor. Evet. Mefu muhalifinden de benim ilacım zaten o derdimdir. Derdim. Aynen Derdim. öyle. Yani o peri. Hmm. Hazreti peri. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e... Keşke bütün gece böyle konuşsak. <laughs> ee, sonra <laughs> Ya yani yerel seçimle ilgili ilk söylemek istediğim şu. Bakın 11 aya girdik. Ha hu derken 8 ay kalacak. Aa ne oldu? Geldi mi geçti mi derken 6 ay kalacak. Hala, Burada bütün adayların ve aday adaylarının en büyük sıkıntısını söyleyeyim önce. Ama bu 50 senedir böyle. Bazen nefes nefese böyle 50 gün kala, 65 gün kala, yani bir buçuk ay kala, iki ay kala, iki buçuk ay kala, üç ay kala adayları açıklıyorlar partiler. Bir kısmı dört ay kala açıklıyor da, bir kısmı üç ay kala. Hele bir siyasi partinin böyle. ...kırılmalardan kaynaklanacak bir sıkıntısı varsa... ...yani bir yere 11 kişi aday aday olmuş... ...bir tanesine karar verecek genel başkan... ...o mümkün olduğu kadar iyice geciktiriliyor. Çünkü o 11 kişi veya 20 kişi tek bir yerden aday aday olan... ...çalışıyorlar, büyük emek sarf ediyorlar... ...o sırada kampanya yapıyorlar. Aslında bir çeşit kampanya erken başlamış. Gibi. Sonra bir kişiye indiği zaman... Öbür 11 kişi veya 18 kişi kaç aday adayı vardıysa onlar da değil geri çekilmek. Ee, geri kalan 3 ay içinde o adayı eleştiriyorlar. Büyük çoğunluğundan bahsediyorum. Herkes böyle yapmasa da. Şimdi dolayısıyla burada bu resme neresinden bakarsanız bakın. Belediye başkanlığı için adayların en az 6-7 belki 8 ay açıklanması gerekiyor. Yani o küskünlükler olacaksa onun olup dinginleşip birkaç ay içinde belki uzlaşmaların yapılıp işte belediye meclislik üyelikleri için çeşitli tamam sen başkan adayı olamadın ama işte dört tane arkadaşını bilmem ne listeye alalım gibi 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 şimdi tabi marjinal şey söylüyorum. Bir kere birinci vurgulamak istediğim ilçelerin erken. ve illerin adaylarının erken açıklanması mevzusu çok önemli bu konuda. Yani bir kere erken kalkan işte fazla yol gider filan bir sürü de atasözü sayabilirim. Doğru. Evet. Bu bir konu, önemli bir konu ama görüyorum ki yine maalesef iki ay kala, üç ay kala millet adaylarını açıklayacak gibi gözüküyor. Yani özellikle bu tabii en demokrat parti olma durumunda olan e, CHP için e, daha da sıkıntılı. Çünkü orada mesela bir 20 kişi, 19 kişi olduğu gibi küsüyor filan. Kural böyle. O kadar çok aday var mı Büyükşehir için? Bir Vallahi, de bu hafta mesela bir, bir Muharrem Bey'in adı vereyim. geçiyor. Muharrem İnce acaba? 2014 yaşa... seçiminden önce Ankara'nın Çankaya ilçesinde 32 kişi aday aday olarak müracaat etti. Cumhuriyet <laughs> Halk Partisi. Çankaya'da sürpriz değil. Evet. Yani içlerinden bir tane aday seçildi. Kemal Kılıç, Kemal, Kemal Bey seçti o adayı. 31 tane de küskün çıktı. Yani öyle oluyor hele mevcut belediye başkanını tekrar aday göstermeyip başka birisini aday gösterdiğiniz zaman o 5 yıllık ya da 10 yıllık orada görev yapan belediye başkanı bu bütün partiler için geçerli o tamamen küsüyor ve kızıyor. Yani diyor beni ne için hangi gerekçeyle bir daha aday göstermedim filan. Yani birinci vurgulamak istediğim aday adaylıkları süresi hemen birkaç ay içinde başlamalı. Ondan 4 ay sonra da ki 8 ay kalmış olacak seçime. Adaylar belirlenmeli. Bilemedin 6 ay kala belirleyin Allah aşkına ya. Çünkü seçmen de biraz kimi seçeceğini tanısın. Bırakın o barış veyahut da uzlaşma süresinin o küskünlüklerin bir ay içinde iki ay içinde yaşanıp yaraların kapanmasını. E seçmen de daha e, yani kampanya yap bakın adayın kampanyasını yapması. Seçmenlerin adayları daha iyi tanıması. Çünkü bizim seçmenimiz eskisi gibi değil. Son 30 yıldır. E, kişiye önem veriyor belediye seçimlerinde. Hı. Yani böyle körü körüne partiye oy vermiyor. Yani tekim mesela çok tuttukları bir başkan adayını toplam oyu yurt çapında yüzde bir bile olmayan bir partiden aday olsa bile seçebiliyorlar. Çok örnekleri yaşandı. Ne bileyim Urfa'da fakı baba gibi. Değil mi öyle? De, olmadı mı? İşte İstanbul'da Sarıgül yaptı. İstanbul'da es es Sarıgül eski gibi. Eskişehir'de hoca Doğru. Çok var ya. İstanbul'da Sayın Sarıgül yeniden üstelik İyi Parti'den aday olabileceği söylentileri var. Size de geldi mi böyle bilgiler efendim? Valla şimdi var. Mustafa Sarıgül e, bir kere öncelikle doğal olarak her nereden aday olacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne müracaat eder. Etmesi gerekir ki o da herhalde öyle yapacaktır. E, 4 yıl önceki e, İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak onu bir yönetim seçmiş. Şimdi ya oraya bir daha seçmek mi ya da nereyi istiyor müna münazara edip e, hiçbir yere aday koymayacaksa orada bir ilginçlik var demektir. Yani herhalde Sarıgül çok e, böyle bir yanlışlar falan yapmış olmalı ki e, siz büyükşehir aday gösterdiğiniz şahsı e, aşağı yukarı tasfiye planını alırsanız o öyle olur. Ama hal böyle olursa Evet İyi Parti'den aday olur. Ee, i̇şte o zaman Şişi'de bir çekişme olur. İşte. Çünkü Hayri İnönü de e, o da hiç beklenmedik bir şekilde. Beklenmedik diyorum tecrübesizdi çünkü. E, gayet başarılı oldu. Tabii Sarıgül Şişi de çok kuvvetli. Zora çok zor böyle kafa kafaya bir seçim olur gibi geliyor bana. E, Aradan üçüncü bir parti çıkar mı? Yani birbirine denk yüz otuz otuz Anladım tahmin ettiğin sorduğunu ama rakam 28-33 arası değişiyor. Evet. Öbür tarafta aşağı yukarı yani 60 ya toplamı 62 yaşayın. şeyin hı, hı muhalif oyun toplamı. İşte o mesela 32'ye 32 bölünmesi lazım ki tam eşit bölünmesi lazım ki aradan 34 ile AKP çıkabilsin. Şimdi böyle iller var. Kişi çok önemli. Hı hı. Bu seçimde iki üç şey ilginç olacak. Ee, bir tanesi MHP ile AKP'nin bir seçim ittifakı var. Değil mi? Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim. Evet, Manisa örneğinde gördüğümüz gibi bir potansiyel ha. kriz de var orada galiba. Şimdi önceden yerel seçim var. Evet vaktinde yapılırsa yerel seçim önce yapılacak. E o zaman o seçimde birbirlerine ver yansın edecekleri iller var. Yani şimdi Adana'yı iki puanla kaptırmış AKP, MHP. Adana'da Tamam, razıyım tekrar MHP mi olsun diyecek. O adaylıklar karşılıklı ne çekişmeler olur, hatta ne yıpranmalar yaşanabilir. Ben bir şey ekleyebilir miyim buraya? Bence bir e, yerel seçimlerde de e, ittifakı yasalaştıracak bir kanun düzenleme olacaktır. Bu olursa olur. Ve çok da Şimdi, kendileri için. Ayrıca bunu olur. yapacaklar. Artık çok geç. Öyle evet. mi? Onlar bir, şey, yıldır yıldır bir Anayasa gereği Hiç yerel seçim, seçim için yok. bir yıl. Aa, var. bir yıl altından düştüğü için yani şöyle. neyse Peki. anayasa değişikliği lazım şimdi bir de e, tabii çok ilginç şeyler var bunları da anlatırım çok geldiğimde ha, ama vakit yok en ilgincini anlatayım size aklımdaki şeylerin şimdi bakın AKP-MHP ittifakı ile ilgili ilginç bir şey söyleyeceğim Hı. şimdi diyelim burada da bir ittifaka karar verdiler yerelde yerelde de ittifaka karar verdiler normalde o ittifak nasıl bir e, e, görüntü almalı veya nasıl bir prosedürü e, içermeli. Nedir? Sende neresi var? İşte Adana var, Mersin var, Manisa var falan filan. Şu ilçeler var. Ankara'da işte Etimeskut var, şu var, bu var. E, e, sende ne var? E bende de bir sürü işte şey var. E herkes bulunduğu yerde adayını göstersin. Öbürü de göstermesin. Olmaz. Yanlış hesap. Neden? Çok basit. Siyasetin doğasına ait. Şimdi yedik. Ankara'da diyelim AKP adayı gösterdi. Belediye AKP'nin ya. MHP adayı göstermedi. Göstermesin. MHP <laughs> oyu. Cumhuriyet Halk Partisi de Mansur Yavaş'ı bir daha aday gösterdi. O seçimi AKP'nin alma şansı yok. Sıfır. Bu durumda AKP demeli ki MHP'ye kardeşim Ankara adayını sen çıkar. Biz seni destekleyelim. Çünkü MHP adayının kazanma şansı var. AKP adayının yok. Çok basit bir sebep. mesela, Basit bir ilginçliği söylüyorum size. Tekrar kısaca söyleyeyim ki anlamadı herkes. Ama bu CHP'nin <laughs> adayını <laughs> erken açıklaması halinde. ama Hayır, delili yok ki. Bir dakika, delil değil. Bir, bir daha izah edeyim de kısaca. E CHP'nin adayının Maksim Yavaş olması şartı ile. Bir daha izah edeyim. Ya, daha şey. izah edeyim. Ben doğru düzgün anlatamadım. Şimdi bakınız, diyelim ittifak yaptılar. Ve herkes kendi ilindeki adayı çıkarıyor, değil Olay. mi diyelim? Böyle bir anlaşma yapıldı. Böyle olunca Ankara'ya da AKP'nin bir adayı çıkarması, MHP'nin çıkarmaması gerekecek. Çıkarmaması diyorum, dikkat edin. Çıkarmadığı an MHP, geçen seçim o filmi gördük. MHP seçmenin aşağı yukarı yüzde sekseni Mansur yavaşa verdi. 42-43 oyu. Kaldı ki çıkarmıştı MHP o seçimlerde de aday çıkarmasına rağmen Mansur Yavaş 42 43'ü buldu. Şimdi MHP hiç aday çıkarmayacak. MHP'nin seçmenleri de gidip AKP'ye mi oy verecekler? Evet. Hayır olmaz. Ben fiks'i evet. söyleyeyim tamam. Hani sonra bir başka bir aday At koyarsa bakıyorum. gider verirler. Niye vermesin? Hayır bakınız. Nasıl koyarsa yani, yani CHP, Mansur Yavaş, Mansur dışında. Yavaş dışında veya evet. MHP tabanına Hayır, Yavaş sempatik gelmeyecek bir aday koyarsa MHP seçmede gider AK Parti'ye. Bakın mi? ben tamam senaryoyu anlatayım da tamam. Ankara'da Mansur Yavaş tipinde yani MHP kökenli birisini CHP aday gösterirse ya da yakın birisini diyorum. MHP Ankara'da aday göstermediği an, Doğru. dönüp sabaha kadar bizim adayımız AKP'nin adayını destekliyoruz dese de o seçmen gider o MHP'li kökenden gelen CHP adayına hani verir mi? Ankara'ya CHP, CHP Cumhurbaşkanlığı verir, seçimi içinde olur mu aynı şey? Bu, o, bu, bir bu, bu, senaryoya karşı... CHP'liler o, o tamam, adaya... Tamam, öyle. bitireyim <laughs> ama sen şu anda haklı olduğumu biliyorsun. Çünkü bu daha Mansur Yavaş gibi bir adayda MHP aday göstermişken bile gitti MHP'liler Mansur Yavaş'a verdi. O zaman Doğru. iki farklı parti halindelerdi. Şimdi bak parametreleri tam koymayınca Hakan, evet. böyle oluyor. Evet. Parametreleri tam tamam, koyalım. Tamam ayrı olsa ne olacak? E, i̇ttifak etmiş iki parti bütün evet. her şeyi beraber yapmaya karar vermiş iki vermiş. parti. Evet. Bir yerde bir aday koyuyor. Evet. Ondan sonra da o, o ikinci partinin MHP'ni seçmeni daha önce kaybetmiş olan bir e, şeye evet. e, aktöre koyuverilecek. Neden biliyor musunuz? Tamam. Hayır öyle bir şey yapmaz. Ha, tamam sen i̇ttifak yapmaz diye bil. İki iki parti var burada. Abicim sen yapmazdı. Şu an beni dinleyen AKP'li bakanlar, genel başkanlar hepsi hı dediler. Onu söyleyeyim sana. Hepsine Bak, ne dedi? Şey şey öyle dediğini Hakan Bey bir şey söyleyeyim. Bak bir dakika. Hayır, şu lafımı zaman... izah edeyim. Peki. Şeyi anlatamadım. Senaryoyu. Anladım. Şimdi yani Bir tane aday üzerinde bütün hipotez yalnız. Hayır MHP... bir aday meselesi değil bakın. Burada diyorum ki MHP kendi adayını çıkarmışken bile... <laughs> MHP seçmeni gitti, Mansur Yavaş'a oy verdi CHP adayı olarak. O zaman. <laughs> evet ya işte şu... 4 sene önce. E şimdi Farklı bir konjonktür vardı. Ya Tamam abicim, sen sizin i̇şte. manşet... Söylersiniz. Ben senaryomu söyleyeyim. Buyurun, devam. Onun şu anda ha diye gözler Olsun. açılan açılsın. Sen alternatifini söyle. MHP kendi adayını göstermişken bile Ankara'da az kalsın CHP, MHP kökenli adayıyla seçim kazanıyordu. Şimdi MHP hiç aday göstermeyecek. CHP yine MHP ile MHP seçmeninin sıcak bakacağı Mansur Yavaş'ı veya o tür birini aday gösterecek. MHP yönetimi sabahlara kadar bizim adayımız AKP'nin adayıdır dese bile ki AKP, AKP'liliğiyle maruf birini aday gösterecek orada. Siz o seçmeni oraya oy verdirtemezsiniz. Aksini iddia eden etsin. Ben size bir olabilecek şeyi söylüyorum. Ama dönen AKP derse ki, kardeşim bu ittifaka girelim ama illeri bir daha gözden geçirelim. Mesela Ankara'ya sen aday göster ey MHP. Ben aday göstermeyeyim. Çünkü MHP kuvvetli bir aday gösterirse, CHP karşısına çıksa bile o MHP'nin adayı kazanır o seçimi. Niye kazanır biliyor musunuz? Çünkü MHP'nin zaten 16-18 civarı bir oyu var Ankara'da. AKP'lerin de hepsi ona verirler, onlar riayet ederler. Ver dedikleri zaman. E o zaman Ankara'yı MHP'li aday kazanabilir. Yani bunu MHP'nin istemesi lazım değil. AKP'nin aman kardeşim Ankara'yı gel böyle yapalım demesi lazım. Çünkü ben şimdi anlattığımı Mustafa itiraz etse de şimdi bizi dinleyen AKP'li yöneticiler bir dakika dediler. Hop tık 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 lambalar ben yandı. Ben bir dakika diyebilir miyim? Ha, şimdi böyle diyorlar bu Hakan Bayrakçı gene kimi nereye yönlendirmeye çalışıyor dediler. Yok, Eğer dinliyorlarsa. Bir şey <laughs> Ben şimdi mi? bu senaryonun çünkü. söyleyeyim. şey Bak bir, bütün şartlar değişti. O zaman iki farklı parti Doğru, birbirine... Katına... birbirine Kıyasaya rekabet eden iki partiydi. Bu bitti. iki. Hmm. ne oldu? Hmm. Beraber hareket eden e, pek çok yerde aynı sözü söyleyen taban bir şeye dönüştü. Tabanda pek seviyorum. seçmeni öyle bir, olmadı şey, Mustafa'cığım. Söyleyeyim, söyleyeyim. Bak seçmeni e, hayır verdi. O, o o hangi üçüncü madde de o. O eski MHP. Hmm. Şimdi yeni MHP öyle değil. Yöneticiler İyi orada. Taban bakın, aynı taban. Aynı bakın, insanlar ba var. Bakın, bakın. E, ee, MHP Neyse ben şu lafı bitireyim, bitireyim ya. Başka Mustafa bir parti çıktı. Ya, Mustafa Bey izah eder. Mustafa Bey Söylersin ha. Ben sana... Ya, ya bir şu, bir şu cümlemi bitireyim. Peki, tamam, tamam, MHP'nin içerisinde başka bir parti çıktı. Hı. O gidecek olanlar gitti zaten. MHP'nin şu an içerisinde olan e, seçmenin kahir ekseriyeti her halükarda... E, AKP'nin e, göstereceği adaya verecek. Kendi evet. partisinin, evet. yönetiminin, liderinin evet. Ee, şuraya gidiyoruz dediğinde oraya buraya gidiyoruz dediğinde buraya gidecektir. Peki, tamam. Net. E, tamam sen öyle düşün. Tamam. Peki. Ya geçen gün Manisa Belediye Başkanı taban da olmuyor bu iş dedi. Ee... taban başka türlü oy kullanacak dedi. Neyse boş ver. O Bilmiyorum. da yanılıyor olsun. <laughs> Zaten öyle yani. Tamam. Peki, olabilir. Manisa Belediye Başkanı bir yerde iyi... ben her ay 10 12 yere, tamam. yere tamam. gidiyorum. Tamam. Her yerde Hakan Bey ben şey bir şey onu... söyleyecektim de Hı. yanlışlayan bir şey. Mustafa Bey bugün demokrat değil. Biz sürekli Hı. sözlerimizi kesiyor. Şimdi ben şuna dikkat ediyorum. Bütün seçim analizlerinizde CHP'ye bir MHP'li entegre ediyorsunuz. Ya da bir sağcı siyasetçi entegre İkinci ediyorsunuz. İkinci kez oldu canım. Niyazıs Cumhurbaşkanlığında da aynı fikirdesiniz. Şimdi de Ankara'daki... Cumhurbaşkanlığında bir merkez sağ. İşte yani, yani. Ya sağcı entegre o an, ediyorsunuz ya milliyetçi entegre ediyorsunuz. O kişi şu an CHP milletvekili. İki dönemdir. Tamam size. işte. Sağlığı nasıl oldu bu arada siz gazeteciler? Şimdi... Sayın İhsanoğlu'nun. Ekmel mi? Evet. Yok onun. Yani bir kalp sorunu yaşadı. Lafımı bitirebilir miyim? Bakü'deydi benim bildiğim. Ne oldu? Hiç mi hoşunuza mı gitti? İyi olmaz. <laughs> yok lazım. yok, yok. Gerçekten. Konuşamıyorum Mustafa Bey. Gerçekten. Gerçekten hakikaten ha, ha, gazeteci olarak bilirsiniz. bilirsiniz haberi diye. Tamam Hayır, Hayır tamam. konu o değil. Tamam, yani tamam, niye tamam. bu şeyi yapıyorsunuz? CHP bu kadar yetersiz bir partim yani. Ya sağcı <laughs> ya milliyetçi ekliyorsunuz. Ya ben, ben, ben alabilir miyim? Ben sürüyorum lafımı. Hakan, 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 şimdi... Hakan biz beyimiz ondan tamam, sonra. bitirmeden herkes niye bu kadar söz almaya meraklı beni kesme. CHP ne Ateşlediniz ya, ortalığı yan bıraktınız. Gelirse benim lambalar yanıyor. Ona şimdi. cevap verirsiniz. Tamam. Siz. Ben zaten CHP'nin aleyhine konuşan bir adamım nasıl tamam. olsa. Ee, <laughs> yo, yo, şimdi şöyle aha, tarafsız <laughs> değil burada CHP'yi kolluyorum da o fark etmedi. <laughs> Yok, şöyle, gayet, gayet farkındayım. Güzel abi. iyi o zaman tamam, peki, CHP adına konuşursunuz. <laughs> şimdi Avan bakın bu seçimde böyle ilginç durumlar var. var. Ankara örneği gibi. Şimdi o Ankara örneğini şimdi düşünen düşünecek. Bunun gibi başka örnekler de var. Yani öyle il var ki oraya da mesela MHP'li koysan değil AKP'li koysan kazanabilir. Gibi durumlar var. Dolayısıyla MHP ile AKP yerel seçimde par prensip ittifak yapmak mecburiyetinde kalacaklar. Bunu da bir iki ay içinde duyarız. Evet, tamam. O ittifak eğer yani sende olan il sende devam etsin. Bende olan illerde bende devam etsin şeklinde olursa yanlış olur diyorum. Anlattığım bu. Örneği de Ankara'yı verdim. İnanırlar, inanmazlar. O herkesin bir dinleyeceği bir şey. Gelelim bir diğer konuya. Onu çok da vakit olmadığı için tamam. seçtim. İsterseniz evet. hatta bunu da başka bir sefere bırakayım. Bazı iller var. Neyse bunu da son olarak söyleyeyim. Ee, eskiden ya eskiden dediğim şu 2014'e kadar 2014 dahil buna ee, kimi genel başkan kimi uygun buluyorsa, yakın buluyorsa onu aday gösterebiliyordu. Bazı ilçeler ve bazı iller için söylüyorum bunu. Yani ya işte bu bana daha yakındır, daha çok söz dinler. Bu falancanın adamıdır. Bu filancanın adamıdır falan diye. Hı. Genel başkanlar e, bu AKP'de kısmen daha azdı. Onu da söyleyeyim. AKP'de biraz daha fazla liyakate dayalı aday sistemi vardı. Yani eleştiriyoruz ediyoruz da o konularda öyle. Doğru. Yerel ee, seçimde öyledir hakikaten. Başka partilerde adamım olsun, skoy verecek bir adam olmasın falan filan. Ağırlık daha çok bu şekilde tezahür eder. Şimdi hal böyle olunca ortada bir iyi parti faktörü var. İyi partinin öyle enteresan bir rolü var ki bu yerel seçimde. İyi parti ne yapacak biliyor musunuz? Çok mükemmel adayları illerde, ilçelerde aday göstermeyecek. Hayır. Bulamadığı yerde onları gösterecek. Yapacağı tek şey şu. AKP'nin, CHP'nin veya MHP'nin, yani belediye başkanlığı kazanmış önceden partilerin, bir dönem belediye başkanlığı yapıp sonra aday ya da iki dönem ya da üç dönem. Sonra da aday göstermedikleri insanlar var. Bu insanlar aşağı yukarı 10 cehennem zebanisinden dayak yemiş gibi oluyorlar manevi açıdan. Yani o kadar kötü hissediyorlar ki kendilerini. Çünkü ha, gerekçe gösterilmeden bir daha daha göstermiyor adamı. Yok nöbet değişimi falan filan böyle süslü palavra lafları kimse yemiyor. Dolayısıyla İyi Parti tutup ilçelerde ve illerde AKP'nin işte bir vakitler başkan yapıp sonra vazgeçtiği, aday göstermediği CHP'nin aynı şekilde MHP'nin aynı şekilde adayları problemsiz olan adayları tutup oralarda aday gösterirse işte bu seçimin e, belediye başkanlığı konusunda en fazla ortalık ortalığı birbirine katan partisi de iyi parti olacaktır. Bunu saadet için genel seçim için ya da cumhurbaşkanlığı için söyledim ama bambaşka bir sebeple söyledim. Doğru. Yerel seçimde de İyi Parti'nin durumu bu ve bu kişiler de tabii ki %0,5'lik bir partiden aday olmak yerine yani hükümete en yakın araştırma şirketinin bile 6 7 bulduğu bazı şirketlerin ise 10 11 12 bulduğu İyi Parti'den aday olmak isteyeceklerdir elbette. Dolayısıyla bu seçimde böyle çok ilginç yeni şeyler var. Bu nedenle de bu seçimde genel başkanların tercihleri çok anlam taşımayacak. Keyfi aday gösteremeyecekler. Şuna dikkat edecekler genel başkanlar. Ben bu ilçede şunu aday göstermezsem o gider iyi Parti'den olur ve hakikaten ya benim oyumu böler başkasını seçir, seçtirir Doğru. ya da kendisi seçilir. Dolayısıyla bütün genel başkanlar gerçekten oyu olan başkanlara bakacaklar. Yani bu hoşuma gitti bunu yapayım yok. Çünkü siyasi partiler yasası malum. Yani başkanlar diktatör, hiç tek ağzından ne çıktı o kanun. Geri kalan herkes hava gazı, siyaset bu Türkiye'de. Dolayısıyla bu seçimin, yerel seçimin, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bu anlamda çok büyük önemi var. Daha ilginç birkaç şey daha var ama biraz zaman yani aşmış yok olurum, inşallah. vakit kalmaz. Ne var bu taraftan İhsan Bey? Başlayayım ben. Güzel. Birazcık başlayayım. 10-15 dakikamız şey. kaldı. Tamam. Çok az süremiş. Şimdi e, yerel yönetimler, yani süresi. karakter itibariyle aslında ne kadar yerel yönetim e, odağı varsa yani il ilçe işte belde işleri büyük şeylere katıldı aslında o kadar ayrı bir seçim var yani aslında genel seçim daha kolay işte siyasi partiler çıkıyorlar kendi vaatlerini bulunu, vaatlerinde bulunuyorlar vatandaş aslında bir oylama yapıyor. Yani vekiller de aslında son dönemlerde eskisi kadar da çok etkili olmaya, olmamaya başladı. Daha ziyade genel siyaset Cumhuriyet Halk Partisi ile e, AK Parti arasındaki rekabet aslında seçimlerin biraz da kaderini de belirliyor. Fakat yerel yönetim o kadar çok renkti ki, büyükşehirlerde rekabet ayrı, illerde ayrı, ilçelerde ayrı. Yani iç içe geçmiş aslında binlerce e, şeyin, hadisenin, kesişim kümesinin sonucunda bir şey çıkacak. Fakat Partilerin önemli önemsediği yerler var. İşte Ankara, İstanbul'u kim alacak? Burada zannedersem AK Parti Ankara ve İstanbul üzerine hani elindeki kozlar ne kadar güçlüyse en güçlüsünü oynayarak yani burayı buraları şansa bırakmayı düşünmeyi düş, yani düşünecek gibi yani şansa bırakmayacak gibi düşünüyorum. Burada Çok sürpriz da, aday da göstermez yani sürpriz o zaman. aday göstermez şu anlamda nihayetinde eskiden örgüt yoluyla karizmatik insanlar çıkabiliyor. İşte 1970'lerin CHP'sinde 80-90'lı yılların da Refah Partisi'nden işte bugün figürlerin tamamı o örgütlerden gelme figürler. Fakat son çağda yani son yıllarda artık Büyükşehir Belediye Başkanı bilinen isim. Yani hatta artık bir akademisyen bile büyütülerek bir yere aday konulamıyor. Yani evet. işte şurada ünlü bir profesör. Yani şeyi kalmadı. Sanatkarın ve akademinin de toplumda eski popülerliği kalmadı. İşte AK Parti'nin elde figürü çok, tanınan figürü çok. İşte Cumhuriyet Halk ondan sonra MHP'nin var. Başta bu büyük şehirler rekabeti önemli olacak. İkincisi şey de yani partisinin yani beldeleri işte köyleri her tarafı kattığınız zaman o yüzde 50 bandında ama yerel seçimlerde oyu daha düşük seyredi. Bazen 4 puan, bazen 5 puan. İşte 2019'da bayağı bir düşük olmuştu. Baktığınız zaman herkes bir hazırlık içerisinde ve yerel seçimlerde bir pozisyon kapmaya çalışıyor. AK Parti'nin problemi şu şimdi bir hizmet siyasetiyle bugüne kadar geldi ve insanlara da yaptığı yolu, hizmeti, temiz suyu temiz havayı falan gösterdi. Fakat bence şu an karşı karşıya olduğu durum kendisini aşacak bir politika toplum önüne koyacak mı koymayacak mı? Bence birinci derecede AK Parti kendisiyle yarışacak. Eğer bu yarışı başarabilirse bir şey yerel yönetimlerde etkili olabilir. Bu da bence artık hani Türkiye'de iç siyasetle rekabet değil de bence bu, bu dönemde AK Parti kendisini küresel kentlerle dünyanın başka ülkeleriyle yarıştırabilir. Yani İstanbul'umuz şuraya bedel, Antalya'mız şuraya bedel diye böyle daha yüksek bir vizyon ortaya çıkarması lazım. İkincisi mesela eskiden şöyle bir kanaat vardı işte AK Partili belediyeler hizmet yapar, diğer belediyeler yapmaz gibi. Fakat aslında bütün belediyeler hizmet yapma işini öğrendiler. Evet. Dolayısıyla muhtemelen rekabet daha yüksek bir vizyona taşınacak gibi duruyor. Bir de yani bunu araştırmacılar da bilirler. Yerel seçimlerde de aslında genel seçim havası oluşuyor. Yani o karşılıklı sıkı rekabetten dolayı. Çok önemli, karizmatik belediye başkanlarının olduğu yerde onların birkaç puan farkı oluyor ama yerel seçimlerde de e, neredeyse yine Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında geçen rekabetteki o yüksek söylemin etkisiyle insanlar oy kullanabilecekler. Bence e, keşke şöyle olmasa, mesela yerel seçimler genel seçim havasında geçmese de hmm. her belediye başkanı ayrı ayrı Vizyonunu ortaya koysa, İstanbul belediye başkanları vizyonunu koysa, vizyon tartışılsa, Ankara belediye başkanları vizyonu tartışılsa, işte bugün Antalya baktığınız zaman dünyada en çok turist alan şehirlerden birisi, hmm. Antalya kendi vizyonunu tartışsa, çünkü belediye başkanları illa kendi yazdıkları projeleri uygulamak zorunda değiller ki, yani beş tane parti yarışa giriyorsa, her biri kendi vizyonunu koru ve öteki vizyonlardan da istifade edilecek konular çıkar. Hmm. Ama yerel seçim, genel seçim havasında geçtiği zaman şehirler için böyle faydalar göremiyoruz. Benim gördüğüm, böyle uzaktan baktığımda bir de AK Parti'de yani seçim sistemi veya Cumhurbaşkanı sistemine geçileceği için muhtemelen şu anki bakanlardan bir kısmı yerel yönetimi önceden kaydırılabilir gibi. Çünkü nihayetinde elinde bilinen, tanınmış, başarısıyla Türkiye'de takdir edilen bakanlar var. Hiç gözünün yaşına bakmadan bir büyük şehir kazanmak için birçok bakan birçok yere gönderilebilir gibi düşünüyorum. İşte diğer partiler de kendi alternatiflerini koyacaklar. Benim beklentim yani kent konusunda da düşkünlüğüm var. Keşke böyle her kentin kendi vizyonu kendi içinde tartışılsa da toplum bundan fayda görse ama son yıllarda giderek bu olmamaya başladı diye düşünüyorum. Halbuki hakikaten iyi rekabet olur. E, CHP'de de bazı milletvekillerinin, e, kuvvetli bazı milletvekillerinin belediye başkanlığı için aday olabileceği konuşuluyor efendim. Murat Bey siz ne dersiniz? Şöyle ya izin verirseniz ben önemli bir önemsediğim bir konuyla e, onu de, değinerek başlamak istiyorum. E, Mardin'in e, Musaybinde, musaibinde Kızıltepe'de e, bir Hollanda büyüklüğü alanda köylülerimizin elektrikleri kesilmiş. Bir hat üzerinde bir sayacdaki köylü ödemediyse o hattaki herkes kesiliyormuş. Hatta diyormuş ki şirket siz gidin işte komşunuza söyleyin parasını yatırsın diyormuş. Tabii oradaki tarım sulama tamamen elektriğe bağlı. Dolayısıyla geç kalınırsa Köylüler çok mağdur olacaklar. Zaten işsizliğin, yoksulluğun çok ağır olduğu bölgeler. Ya yani bu anlamda bu feryadı bana ulaştırdılar. Ben de kamuoyuna ve ilgililere duyurmuş oldum. Şu an ulaştırılan bir bilgi mi bu? Evet. evet, evet. Yani haber tükersisin de. Yani çok, sayfada çok yer önemli. aldı bu. Hatta şeyden Toplu de çok cezalandırmaya dönüşmüş. Evet. Iş. Yani politik olsun da istemiyorlar aslında. Ama bunun çözülmesi bir aciliyet de taşıyor çünkü tarımsal ürünün orada yaşaması gerekiyor. Sulama gibi çok temel bir şey. Şimdi tabii daha e seçimlere, e yerel seçimlere daha çok var. Dolayısıyla e adaylıklar tabii çok, çok konuşulacaktır. Hakan Bey. E var tabii tabi daha şu anda. <laughs> daha bir Hakan yıl. Hakan Bey daha çok var. Işte, ama ama cümlem bir günden sonrasını dinle, dinlerseniz şu anlamda daha bu çok su kaldıracak konular. Kimler aday olur? Nasıl adaylıklar olur? Ama benim burada dikkat çekmek istediğim önemli bir nokta var. AKP gerçekten korkuyor. Yani cidden korkuyor. En son bu getirdikleri seçim yasası. Yani seçimlerdeki o seçim güvenliğini neredeyse e, yok edecek, e, yok etmeye dönük hükümlerle beraber. E, seçim yasası, e, yerel seçimlerde ittifak arayışları, e, Rütük'ün e, internet yayınlarına bile müdahale yani. ediyor olması. E, buna benzer kaygılarla bir e, ben bir seçimle sıkışmışlık ilgili görüyorum. Mesela. Ve aslında bu sıkışmışlıktan dolayı da... E, Şartları oluşturmaktan öte çünkü bir seçim e, yasa tasarısı daha hazırladıklarına dönük şeyler var. Yani seçimi bir şekilde hilelerle garanti altına alma yoluna gidiyorlar. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar e, aslında o beklenen oy oranına ulaşamıyorlar. Dolayısıyla daha tabii yerel seçimler e, şu haliyle önce yapılacak ama daha o zamana kadar bence Partilerin kendi içerisinde e, hangi tabana e, dan da oy almaya çalışacaklar ve ona göre adaylıklarını o tabanından dan da oy alabilecek kişileri nasıl bulacaklar e, daha tabi her her e, yerel birimin kendi özelliğine göre bulunacak şeyler ama e, yani Cumhuriyet Halk Partisi de bu anlamda e, kendi yetkili kurulları zamanı gelince e, en olgunlaştırılmış kararı verecektir elbette. Sayın e, Eraslan. Evet, yerel seçimler genel seçimler erkene de alınabilir, her an olabilir. Evet. Ee, hazırlıklar sanki ona benziyor. Yani böyle bir gece ansızın <laughs> gelebilirim yerine evet. kanunları getirebilirim oldu. Seçim yasası öyle çıktı, RTÜK ile ilgili, internetle ilgili yasa öyle çıktı. Yani bir acelesi var iktidar partisinin öyle görünüyor. Şimdi vizyon konusu ise ki yerel seçimlerde daha önemli e, o başkanların vizyonu. Şu bir gerçek ki vizyonu olan belediye başkanlarının büyük bir çoğunu Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıdır. Yani yaşandan o kentte sağlanan huzurla, kültürle, sanatla, güvenlikle, hizmetle ee, insanların daha güvenli, daha rahat çok, yaşadığı. Çok ön bir yapı. Ee, niyet sizinki evet. olmuyor, olmuyor da Ama benimki ben de ön dedim ön ki AK Parti belediye başkanları en vizyonlu başkanları. Ee, İstanbul'un ilçelerine bile baktığımız zaman bu böyle. Yani vizyon ve hizmet ve memnuniyet e, kriterlerinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin o konuda daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Belki eksiği yaptığını iyi satamamak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Mesela Seferihisar'da Oxford bir üniversite açtı, fakülte açtı. Oxford'un ilk defa kendi ülkesi dışında açtığı fakülte Seferi Hisar'da. Hani Oxford vardı da gitmedik mi derler? Geldi işte Oxford. Bunu o kadar az insan biliyor ki. Bu müthiş bir zenginlik, müthiş bir başarı, farklılık. Ama biz bunu çok iyi satamıyoruz galiba. Yani çok az insan biliyor. Çünkü yaptıklarını iyi satamamış olmasından kaynaklanan bir eksikliği var. Yoksa onun dışında hizmette, kalitede, üretimde, verimlilikte ve vizyonda son derece başarılılar. Bir de şöyle düşünmek lazım. Evet seçim yasası arkadaşım söylediği için tekrarlamak istemiyorum. O kadar çok seçimi kazanmaya yönelik bir çırpınış var ki orada. İşte mühürsüz zarflar, mühürsüz pusulalar, sandık kurulu başkanlarının sadece kamu görevlilerinden olması sandıkların taşınması bir, bir dolu e, e, değişiklik, değişiklik var ve bu değişiklikler e, özüne seçimin e, özgür olması eşit olması, adil olması kurallarına hiç uymayan değişiklikler ne anayasanın eşitlik ilkesine ne seçimlerin e, temsilde adaleti sağlama ölçüsüne hiçbirine de, kesinlikle uymayan değişiklikler var bir de şu var, şimdi ada, a, a, belediye seçimlerinde parti kadar adayın kim olduğu da önemli. Yani adaya da oy veriliyor biliyorsunuz. Hatta bazen adaylar partinin önüne geçebiliyorlar. Şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partili bir seçmen bence biraz da şöyle düşünecek. E, ben işte Ali Bey'i seçiyorum ama acaba 6 ay sonra yerinde duracak mı durmayacak mı? Çünkü öyle bir an geliyor ki, bu belediye başkanlarının görevden ayrılmaları isteniyor. O belediye başkanları da bazen ağlayarak bazen birkaç gün direnerek gidiyorlar oradan. Dolayısıyla ben benim oy verdiğim bu adayım başkan olur da acaba 4 sene 5 sene neyse kaç sene görev yapabilecek mi yapamayacak mı? Bir gün kendisine bir telefon gelip oradan ayrılması istenecek mi? Böyle bir tereddütü de yaşayacaklar. Hı. O nedenle e, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde büyük şansı olduğuna inanıyorum doğru adaylarla, doğru kampanyalarla, doğru çalışmalarla da seçimlerden çok başarılı olarak çıkacağına inanıyorum. Kim Bey, son bir iki cümle, son bir iki dakika hatta. Ee, çok zor bir seçim olacak bana göre yerel seçimler. Ee, hiçbir partinin seçmeninin ya bizim parti bu sefer de böyle aday göstermiş olsun ne yapalım oy verelim diyeceğini düşünmüyorum. Hem yerel seçimlerin hem cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin Matematiğinin ve duygusunun bence tüm seçimlerden çok farklı olacağı, gelişeceği kanaatindeyim. Siyasi partilerin benim sokakta, sahada gördüğüm seçmen davranışını umuyorum ki algılar. Ya ne yapalım bunu gösterelim. Bu sefer bizim seçmen bizi kırmaz. Asla olmayacak böyle bir şey. Bu iktidar partisi için de geçerli, muhalefet partisi için de geçerli. E, o yüzden... E, Milletvekilliği e, bakan olamayacağı için e, daha fazla belediye başkanlarına daha e, nitelikli ve kaliteli adayların çıkacağı kanaatindeyim ben bu seçimde. E, daha kalifikasyonları yüksek insanlar e, başkanlığa aday olacak çünkü milletvekilliği bir işe yaramıyor. Ne yapayım diye düşüneceklerdir. Bu da iyi bir şey ama Ankara'daki e, oligarşik, Bürokrasi gibi oligarşik parti bürokrasilerini aşabilecekler mi? Ona açam tam emin değilim. Peki. Ee, çok teşekkür ederim. Var mı Kumsal Bey? Bütün programı esir aldınız. Şimdi evet. kesin, kesin vardır ama söylemeyeyim. <laughs> bir daha. Zamanınız bitti fark ediyorum. Bir daha Çok teşekkür ediyorum hepinize bu hafta sonunda yayınımıza katıldığınız için. Kapatırken bir iki cümlede bize aylarca burada bunları tartışma özgürlüğünü veren. Ve bu hafta itibariyle artık CNN Türk'ün de içinde bulunduğu Doğan TV grubunu Demirören grubuna devreden, satan bizim patronumuz sevgili Aydın Doğan'a buradan bir teşekkür etmeyi ben borç biliyorum. Bu programı yapma şansını bana verdiği için bizleri bu ortamlarda buluşturduğu için bu kadar sene 40 yıl medyaya emek verdiği için. Türkiye'nin gündeminden çok teşekkür ediyoruz hepimiz size. İyi hafta sonları diliyoruz. Ben bir hafta sizden müsaade isteyeceğim. Sonra yine birlikteyiz.